Karakterleriniz laboratuvara geldiğinde gözlerini açtığında nasıldı? Şimdi nasıl? Mental olarak neler değişti? Background'larda, hikayelerde bilmem ne. Kısa bunun bir özetini ufacık karakter isim ve görünüş tasviriyle beraber yaparsanız YouTube'dan ilk defa bu senaryoyla izlemeye başlayacak insanlara da şeyimiz Bak olur, hala başka yardımımız senaryo diyor olur. ya. Hala başka senaryo deniyor burada. Sezon. Teşekkürler. Mesela Catherine Hanım. Efendim. Öyle Efendim abi nedir? ne oldu? Sufiymiş değil mi? Az önce söylediklerim Kapılalım hakkında ne diyor. Ketti düşünüyorsunuz? işteyle yalnız. Abi. Petri'nin babası. Çok sinirim bozuldu benim. Artık Ben tamam. toparlayayım. Kendi Artık yeter. kendini. Abi Ketrin aslında biraz mental olarak güçlü bir karakter. Ben böyle daha çok bozulur diye düşünmüştüm ama çok gaza geldi o buraya gelince böyle inanılmaz bir işte özel güçleri olacak tekrar şey yapacak falan diye. O yüzden biraz buna inandım. Bir de ya çok fazla duygusal bağ falan kurmadı oradaki kimseyle ama hani ekipten de ona böyle duygusal bir şey sağlayan, destek sağlayan falan insanlar vardı. Böyle Asaf'la falan yakın hani yakın oldular hani iyi arkadaşlardı vesaire. O yüzden işte hep birbirlerini kollayan falan bir ekip olduğu için aslında o kadar fazla mental olarak etkilenmedi. Yani daha böyle mantıklı kararlar falan vermeyi başardı. Ama şöyle bir sıkıntısı var. İlk geldiği günden bu zamana kadar. Bir türlü kendi şeyiyle alakalı, yetenekleriyle alakalı bulabildiğini düşünmüyordu. Yapabileceği şeyin en üstünü yapabildiğini falan düşünmüyordu. Ya da ne yapacağı konusunda emin değildi karakter ilk başladığımızda. Ama sonra yavaş yavaş kendini göstermeye falan başladı. Hatta bu kaçma planlarında vesaire falan aktif rol oynadı. Normalde ben öyle olmasını beklemiyordum. Ama şey öyle gelişti yani bunu biraz sahiplendi vesaire falan. Onun dışında buradan çıkınca ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. Herkes zaten şoktaydı son sahnede bittiği Senin zaman. karakteri tasarlarken oluşturduğun şeyin dışına çıktı mı biraz yani Catherine? Aslında çıkmadı. Okey. Ama bazı şeylerini geliştirdi diyeyim. Yani normalde mesela çok fazla inisiyatif falan bir karakter değil. Çok sorumsuz bir karakter falan ama burada böyle her şeyin çok ciddi. Yani onu yapmazsa ölecek, birilerine zarar verebilir falan. Böyle şeyler aşırı ciddiye aldığı için böyle inisiyatif almaya, böyle yavaş yavaş işte planlarda aktif rol oynamaya falan başladı. Ama böyle olmasını beklemiyordum. Okay. Tam tersi işte biraz daha hani Asaf hani ağır abi falan gibiydi ya daha çok ona bırakıyordu böyle şeyleri. O açıdan kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Ama onun dışında üstüne düşeni yapmaya çalışmak dışında çok da bir ekstra şey olmadı bence Okay. Catherine'in Okan anlat da biz de senaryoyu. gülelim. Evet ya neymişsiniz? Sen karakteri oluştururken ki şeyinden birazcık daha çıktı mı Ketri? Yok. Göt. Burada misket mi yarıştırıyoruz? Hikayeyi sokmaya çalışıyorum insanlara. Misket mi yarıştırıyorsun sen? Çok ayıp ya. Neyse. Ayıp. Sert bugün abiler sert. Aklıma en basit o geldi. Zlatko senden dinleyelim sen daha iyisini. Hakikaten sen ne diyorsun Okan? Ben hemen geliyorum. Abi ben karakterle ilgili Aa. gerçek... Bu saygısızlık Yo. artık. Hoş bir şey değil ya. Oğlum o kapıyı açtınız da bitirecektik yemin ederim. Vallahi billahi Bu ya. neymiş ya? Biraz Neyse. abart. Okan. Abi şöyle karakter birazcık daha böyle eğlenceli ve falan tadında bir karakterdi. Hayatın hep eğlenceli yönlerini almasını hep düşünüyordum. Ama çok duygusal travmalar yaşadı. Bir de şu ana kadar böyle ciddi bir sistem içerisinde hiç kalmamış. Hep işte ne bileyim zekiydi, başarılıydı, bilmem neydi, oydu buydu. Şımarıklıklarına hep göz yummuşlar. Burada çok öyle olmayınca aç kaldı, susuz kaldı. Geceler geceler. Öyle olunca sıkıntı yaşadı. Jasmine de onu birazcık Sen etkiledi. Jasmine'e niye o kadar bağlandın? Herkesten Evet ya, çok... ben onu ben de Evet. merak ediyorum. En çok Abi... Zlatko abisi var ya. Niye öyle? Valla Jasmine de bana bağlandı. Bir de seviyorum kızcık, küçük, tatlı, şirin. Ya abi ailesine çok bağlı. Annesi zaten şey ölüyor.
Zlatko'nun. Yazmıştım sana. Babasından da çok küçük yaşta ayrılıyor ve hani hayat amaçlarından biri babasını tekrar görebilmek vesaire. O noktada annesini tekrar görmeyi çok isteyen Jasmine ile karşılaşınca böyle travmatik bir durumda. Çok normal ya. Yani. Okay. Peki sen oluşturduğun karakter... Okay. Değişti benim. Çok değişti yani. Farkındayız onun. Bayağı değişti. Giovanni'yi en son alalım. Sen en son katıldın olur. Ya gruba. Olur olur. Oriana, Sena. Evet. Sen ne yaşadın? Ben girdiğimde aslında şeydim. Yani aktivist işte. Daha önce de söylediğimiz gibi Etrion'un önünde protesto yapan. Rusya'da hani en övündüğü, karakterin en övündüğü kısmı bir şeyleri eleştiren ve bunun için böyle ayağa kalkan, gerektiğinde ses çıkartan biriydim. Ses çıkartmak. Cepte referans. Ama sonra yani artık çok böyle ekstrem bir durumda, ekstrem bir şartta bu karakterinden ödün veren bir hale geldim. Ödün vermek zorunda kaldım. Ve aslında yani yeni daha çıkmadı. Gerçi hani bu ilk reverse edildiği, time reverse edildiği zamanda aslında çıkmıştı bunun agresyonu. Hani böyle bağırıp işte bir protesto etmeye çalışmıştı. Ama sonradan bundan haberi olmadığı için bu olmamıştı. Ama hala içinde bu olan şeylere, olan biten şeylere ses çıkartamamanın vermiş olduğu bir içermiş gibi bir öfke var hala. Ama buradan çıkmakla birlikte ve ekipte başka kimsesinin kalmadığını düşünmesi, işte bu ekipten başka kimsesinin olmadığını düşünmesi onlara ekstra bir bağ sağlıyor. Daha önce böyle bir bağ kuramamış çoğu insana. Çok böyle rasyonel düşünen biri ama bu bağ kurmak zorunda kaldığı için daha hani anlayışlı ve sakinliğe doğru karakter evrildi. Okay. Öyle bir durum. Asaf? Asaf aslında çok hayatındaki bu hem askeri okuldan çıkması hem asker olmasından dolayı çok emir komuta adamı. Aslında böyle düzen, daha çok tertip. İşte biri bir şey versin, bir görev verirsin. Asaf onu yapsın. Asaf'ın çok fazla duyguları yok. Bir ailesi var. Ailesi dışında hiçbir zaman bir sevgili anlamında bir ilişkisi, bir birlikteliği olmamış. Böyle duygular karşısında çok çaresiz yani. Aslında bu açıdan asosyal. Çok fazla bunları bilmiyor. Genelde hep ordu içerisinde görevde yer almış. Onun dışında da evde vakit geçirmiş. Onunla da hep işinde daha iyi olmak için çalışmış. O yüzden buradaki ortam Asaf'ın zaten ilk başta, ilk gelişinde daha böyle düzen, daha kontrollü, daha işte aman uyalım, aman sesimizi çıkarmayalım, görevimizi yapalım, işte bize ne deniyorsa onu yapalımdan artık son geldiği nokta zaten anarşist, isyan edelim. Ben de sizinleyim. Bu yapılmaz. Bu insanlık dışı moduna geldi. Aa, çok değişti bir... aslında değil mi? Çok değişti. Çok büyük değişim Asaf için. Yani mesela ben Asaf'ta şeyi hissediyorum. Normalde daha böyle stratejik, daha kararlı, daha mantığıyla düşünen bir adamken daha duygularıyla dönüşen bir adam oldu. Çünkü son fight'ta direkt iki tane şeye, garda atlamak için öne atladı. Hemen onlara savaşmak istedi falan. Hani o bana, ona daha bir şey kattı böyle. Daha böyle duygusal, daha böyle bu çevresindeki insanlara daha bir bağlılık yaşıyor. Ve bunu normalde hep işte asker, ordu kafasında yaparken ilk defa duygusal bir bağlılıkla yapıyor. Çok değişti o yüzden. Yani birilerine karşı bir duygu hissetmek falan onun için çok ilginç. Bir arkadaşlıktan bahsetmek. Efe bile onun için çok ilginç bir değişim. Hayatında hiç böyle birisi yok normalde. Otoriteye güveni tamamen kırıldı diyor Şedi bir tanrısı. Bir noktada öyle. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani otoritenin her şey olmadığını, aslında verilen emirin her zaman doğru olmadığını falan, bunları yani zaten ilerleyen süreçte artık geçmişiyle alakalı bir şeyleri sorguladığını da göreceğiz Asaf'ın. Hani geçmişte de ben ne yaptım? Ben bunca zamandır ne yapıyordum gibi sorguları da içten içe düşmeye başlayacak. Çünkü bir uyanış onun için. Okay. Mete, sen 3. bölümde mi girdin? Evet abi. Aynen. 4 hafta oynadın Giovanni karakteri. Hem böyle sonradan girmek nasıl değiştirdi senin için oyunu? Bir de genel olarak karakter anlayışı. Ya açıkçası benim için çok ilk 2 haftayı ben izledim. Yani oturup bütün bölümleri izledim. Benim için aslında bir bakıma çok güzel oldu. Çünkü kafamda düşündüğüm bir karakter yapısı vardı. Ve o karakterin, bizim çocuklar oynarken karakterimin neler yaptığını falan düşündüm. O sırada benim karakterim hangi tepkileri verirdi falan filan. Aslında her zaman senaryonun içindeydim. Üçüncü haftada girdim. Uyumsuz bir karakter Giovanni. Buradaki en isyankar karakterlerden biri.
işte buraya bir oyunla getirildiğini düşünüyor ve oradaki anlatılan hiçbir şeye güvenmiyor falan. Arkadaş edinmekte çok zorlandı. Daha doğrusu arkadaş edinmedi bile. Yani grupla da tamamen %100 birbirlerini anlayabiliyorlar gibi gözükmüyordu son haftaya kadar. Ancak işte Zlatko'da olduğu gibi aslında Giovanni de Jasmine'e çok büyük şey duyuyor. Ne denir ona? Sevgi. Özen göstermeye çalışıyor. Hı. Aslında bir sevgi barındırıyor içerisinde. Çünkü Giovanni'nin işte haftalardır söylediği dışarıda ve onu bekleyen bir hayatının olduğu, onun işte hamile bir eşi olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri için falan. Böyle Jasmine'e karşı da özel bir sevgisi var ama daha henüz hani o kadar da şey olmadı. Son böyle bir kaçarken laboratuvardan Jasmine'le Jasmine ona biraz emanet edildi gibi oldu falan. Onun dışında çok da bir şey yok öyle. Okay. Hey, güzel bir özet oldu genel olarak. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Jasmine chatimizde. Hoş geldin abicim. Cevan abi. Çok sevmiyorum ama olsun. Çok iyi. Hop, Jasmine chatimizde hoş geldin abicim. Hop. Cevan abi, seni çok sevmiyorum ama olsun. Jasmine 5 lira göndermiş. Zlatko'ya selam. Zlatko abinin cebine koyayım demiş. Hoş hoş geldin. Okay. Şimdi böyle bir 30 saniye son kaldığımız yerden alayım. Yaşadıklarınızı tekrar anlatayım. Oradan sonra size bırakayım mevzuyu. Pardon. Şimdi bir şekilde saatler süren planlar sonucunda Duşko'yla işbirliği yapıp Efe ve Jasmine'i de yanınıza alıp 8 kişi olarak Zagreb Laboratuvarı denilen yerden çıkmayı başardınız. Biraz planınızın güzelliği ve zaman uyumu sayesinde aslında boşlukta yakaladınız laboratuvarı. Çok da bir mukavemet görmeden karşıdan oradan arabayı da alarak çıkmayı başardınız. Daha sonra arabanın içindeyken etrafla alakalı zaten şüpheleriniz vardı. Asıf'ın yaptığı bir hareketten sonra araba kaybolup geri gelince bütün bu yaşananların aslında ne kadar gerçek olduğu sorusu canlandı kafanızda. Duşko'nun da yönlendirmesiyle dakikalar boyunca yürüdünüz. Belki 45-50 dakika sonra uçsuz bucaksız kabloları takip ederek iki tane bilgisayara ve bir de karton pierden dandik yapılmış bir paravanın üstündeki tahta kapıya rastladınız. Asaf ve Catherine bilgisayarları inceledi. Bilgisayarlarda içeride tanıştığınız herkesin ve sizin de isimlerinizin, soy isimlerinizin kayıtlı olduğu dosyalar vardı. Dosyalarda sabıka kayıtlarınız, sağlık durumlarınız, mental durumlarınız, psikoanaliz dokümanlarınız vesaire vardı. İçerideki testler çizilmişti bazı kağıtlara. Daha da ilginci, kapıdan bir süre sonra elinde bir kahve fincanıyla Dragon'un girdiğini gördünüz. 30 yaşlarındaydı aşağı yukarı. Ve sizden ölümüne korktu. Sizi görür görmez kapıdan geri fırlayıp koşmaya başladı. Giovanni dışarı ilk çıkan kişiydi. Geri kalanınız hala kapının arkasındasınız. Giovanni çıktığında çimenler ve çakıl taşlarıyla dolu bir yer gördü. Ondan sonra bir kanal gibi bir şey. Üstünden köprü geçiyordu. Birkaç adım atıp arkasına baktığında açık mavi beyaz o karton pierin üzerinde kapının hemen üstünde Project Jasmine yazan bir tabela gördü. Aynı zamanda da bacası tüten fabrikalar, şemsiyeyle, çarşaflarla vesaire güneşten korunmaya çalışan insanlar, bebeklerini, çocuklarını bir şeylere sarmış bazı yaralar içinde olan birkaç figür. Gayet normal gözüken birkaç figür. Böyle şeyler görmüştü ve Equinox senaryosunun ilk sezonunun böyle sonuna gelmiştik. İstersen Giovanni senden başlayalım. Ben gördüklerimin şokunu yaşamıştım zaten. Hayretler içerisinde etrafıma bakıp etrafımı görmüştüm. Ama benden sonra gelen kimse olmadı. Kapıya doğru bakıyorum ve bizimkilere sesleneceğim. Ama duyarlar mı bilmiyorum hani zaten. Kapı açık. Onlar da bilgisayarın başındalar. Asaf! Zlatko!
Catherine. Bu aramızdaki mesafe ne? Baya 10 metre falan. Kapının dışında. Hayır, tamam. Görüyoruz yani. Tabii tabii. Bakıyorum. Ha, tamam. Aynen. Ben bilgisayarın başındayım. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Search şey var mı? Var. Jess mi yazıyorum? Okey. Yine ne oldu abi? Okey. Yine sizinkiler gibi bir dosya var. Jasmine'le alakalı. Fakat herkesinkini çok rahat görebilmişken Jasmine dosyasını tıkladığında bir yönetici şifresi istiyor. Ve Jasmine'in soyadı yok. 1-2-3-4 deniyorum. 1-2-3-4'ü deniyorsun. Admin 1-2-3-4. Admin 1-2-3-4. Admin 1-2-3-4 değilmiş şifre. Ah. Ah be, too close. Equinox yazıyorum. Equinox Gerçekten da değil deneyeceğim şifre. birkaç tane yani. İstersen zar da atabilirsin bu sürece yardımcı olması Var için. mı bir şifre seni tasarladığın? Atıyorum. Hayır. Hadi ya. Lan güzel olur. Tamam, hakeler şifreyi. Çözdü şifre. Pilot show. Çözmedim muhtemelen de. Abi çözmedi de. Bekledi biraz döndü şöyle. Yok ya. Ama evet bilmiyorsun ki yani. Bilemedim. Aranızda böyle şey olsaydı, background'unda hacker'lık falan olan sağlam biri olsaydı bu zar Evet. tutardı. Doğru. 18 yerdi de olmadı. Yok deniyorum olmuyor değil mi? Hı. İyi Evet. niyetle bir sürü bir şey denedin yani aslında. İyi değil, Olmadı. hacklemeye Girmedim. çalışmadın. Evet. Ben etrafıma biraz daha bakınmak istiyorum. Ekstra bir şeyler var mı diye. Hı. Yani ne var ne yok genel Alanın olarak. içindesin değil mi? Evet, Ya alanın içindeyim. içinde hiçbir şey yok. Bilgisayar dışında. Şöyle 45-50 dakika yürüdünüz ya kapıya doğru kabloları takip ederek. Artık yarım saat sonra falan o ağaçlar, kuşlar, çiçekler, böcekler ya da yerdeki karlar falan kayboldu zaten. Parke gibi bir zemine Evet. basıyorsunuz şu anda ve etrafınızda hiçbir şey yapılmaya uğraşılmamış. Karton Sadece Pierre kapı. çok yüksek bir kapı var. Dandik yani tıklatsanız lok 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 diye ses gelecek. İnanılmaz dandik bir kapı var o kadar. Ve bilgisayar Sadece var. kapının dışında şu an Giovanni var, değil mi? Giovanni'yi görüyorsun. Arkasındaki işte fabrikaları, şeyleri, tüten dumanları falan kapıdan görebildiğin kadarıyla görüyorsun. Ve oradaki ışığın tonunun, içerideki ışığın tonundan farklı olduğunu görüyorsun. Tamam. Giovanni diye bağırayım. Tamam. Efendim Ya Uryan. dışarıda ne var? Gelsenize buraya. Hep Böyle beraber gelin, anlamadım. bir dakika geliyorum. Ben Diyorum böyle bir Drago yazacağım bir de. korkuyorum ben biraz. Yani önce biraz tasvir eder misin? Gergin hissediyorum ben kendimi çünkü. Enteresan insanlar görüyorum ama yani normal insana benzemiyorlar. Bir şey Nasıl normal yapılmış bu insana insanlara. benzemiyorlar? Ben anlatayım Giovanni yerine. 3-4 kişi görüyorsun. Bir tanesi bunların bebek ve muhtemelen annesi tarafından taşınan bir bebek. Bebek arabası gibi bir şeydi. Öbür ikisi de yan yana yürüyen orta yaşlı iki erkek. Erkeklerin bir tanesinin suratı bir cilt hastalığı gibi. Böyle sulu yaralar içinde abi. Kötü bir durumda. Anne bir eliyle bebek arabasını sürerken çocuğu çarşaflara sarmış, bir eliyle de şemsiye tutuyor. Fakat o hastalıklı adamın yanında yürüyen kişi ise böyle 35-40 yaşlarında, hafif kır saçlı. O gayet normal gözüküyor. Onun bir koruması bir şeyi yok. Yok, şemsiye falan da taşımıyor. Sorken Drago yazacağım ben o esnada. Okey, ha unuttum, duydum onu, özür dilerim. Drago da yok, çalışmıyor. Ben Böyle. bütün bunlar olurken Jasmine'i elini tutuyorduk zaten Hı yürürken, hı. eliyle yürümüştük. Kapının açılması, o Dragon'un bizi gördüğü sahne vesaire, açıkçası heyecandan ziyade endişe ve korku duygusu çok hakim. Bir iki adım geri çekilerek, Asaf ve Catherine bilgisayarlarla ilgilenirken bir iki adım da geri çekilerek, Jasmine de arkamda, sırtıma doğru bir şekilde konumlandırarak etrafı izliyordum. Ve dışarı çıkan Giovanni'nin bizi çağırdığını duyuyorum.
O sırada sadece yani dalmış bir vaziyetteyim, bilgisayarlara bakıyorum ve Giovanni'nin Zlatko deyişine uyanıyorum. Gözlerim ona tepki veriyor ilk. Okay. Bu esnada Duşko senin yanından geçiyor, Zlatko. Giovanni seni de geçiyor. O kanal gibi şeyin ötesine geçiyor. Böyle bomboş bir ifadeyle suratında etrafı analiz etmeye çalışıyor. Sizle bağlantısını mental olarak kopardı. Bir breakdown içinde şu anda yani. Okay. Zlatko Giovanni'nin yanına mı gidiyor? Bilgisayarlara Giovanni'ye doğru hareketlenmek üzere ama bilgisayarların nasıl göründüğünü öğrenmek istiyorum. Normal benim tanıdığım, bildiğim hani herhangi bir kabloda, monitörde bir farklılık. Şu sadece zaten biliyorsundur da yatay yatay kasalar var ya. Şey değil, monitörün altına konulan. Öyleler. Bir harici bir kasa aşağıda değil de Mac gibi de değil. iMac gibi de değil. Anladım. Monitörün altında kasalar var. Peki yatay kasa olması bana eski olduğunu hissettiriyor mu? Eskiler mi? Şöyle, görünüşü çok eski olsa da o kocaman kablo yığınının gelip küçültücüler, incelticiler sayesinde onun böyle 30 tane USB portuna falan girmesi çok alışık olduğum bir şey değil ama görüntüsü eski bayağı. Nasıl yani? Bütün bu simülasyondan gelen tüm kabloların hepsi evet, bilgisayara mı giriyor? İki bilgisayara da giriyor. Başka şöyle, bir bağlantı yok. Şöyleydi. Başka bir server. Hatırlıyorsanız bir şey. Zagreb Laboratuvarı ve kuş bakışı ahtapot gibi tasvir etmiştim. 8 farklı yöne kablolar gidiyordu. Hı-hı. Bu bir kolu. Ha, bu bir kolu bu tarafa geliyor. Hı-hı. Bir kolu tamam. Bu tarafa geliyor. Tamam. Ya ben tek tek söyleyeceğim ama hızlıca bir bilgisayarda bir şey soru etme session'ı yapsak mı acaba? Herkese söylesem de. Meta sordum bunu. Çünkü tek söyleyeceğim. Çok fazla arayacağım şey var da. Okey. Ya bunu beraber mi yapacaksın, sen mi yapacaksın? Biz de ekran yanındayız yani. Yani tamam. Ben bir şeyler yazarken zaten muhtemelen ilgilerini çeker. Hani. Okey, böyle bir kişi bilgisayarın başında, diğerleri etrafta yardımcı oluyor gibi help action falan sayabilirim yani onu. Ben zaten yanında gibi bir şeyim. Okay. Direkt yani hep birlikte çektiğine bakıp ben geliyorum. Ben bilgisayara davrandım falan. Hı-hı. Yani zaten bundan önce ben bir şey söyleyeceğim de. Zlatko, sen bilgisayarlardan anlıyorsundur diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Bu kabloların hepsi buraya bağlanıyordu. Hep birlikte gördük. Ve şu an içeride kalanların hepsi aslında mahkum ve bu gerçeklikten haberleri yok. Bu bilgisayardan eğer bir şey alamazsak, sizce bu bilgisayarı bir şekilde bozup en azından bu simülasyonu bir şekilde bir kolunu belki de patlatmak sizce nasıl bir fikir? Bozmak çözüm değil. Aslında kabloyu çıkarsak, sadece kabloları çıkarsak, bilgisayarları da yanımıza alsak en azından hard disklerini kullanabiliriz. Sizce mantıklı mı? Böyle şey yapmalı mıyız? Bence önce bir araştıralım şu anda. Bakalım. İnsanlar kapalı kalabilir yani. Şu an yapacağımız şeyin neye yol açacağını bilmiyoruz. Önce biraz araştıralım bilgisayarın içinden. Ben zaten isimlere bakıyordum biraz. Dragon'la alakalı bir şey bulamadım mesela. Ben bir şey sormak istiyorum sadece. Dosyalar var. Şunu merak ediyorum. İçerideki insanlar dedin. İçerideki insanlar sizce gerçek miydi? Sonuçta... Bilmiyorum. Bence bizim gibi insanlardı. Şu an sen gerçek misin mesela? Biz gerçek miyiz mesela? Yani ama simülasyon bozuldu ve biz dışarı çıkabildik. Ama dışarıda gördüğümüz Gospodin içeride de vardı. Ama bu projeyi yöneten birisi gibiydi sanki. İçerideki onun simüle haliydi. Ya içeridekiler de simüle ise... Ya biz simüleysek aklımı kaçıracağım şu an. Hiçbir şeye dokunamayız o zaman. Ben bu riski alamam. Nasıl aklıma yani? Bir film geldi. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Split diye bir film. Evet. Aha. Evet. O film geldi. Bilmiyorum yani gerçek olmama ihtimaliniz var mı? Benim aklıma Matrix geliyor. Simülasyon olduğumuzu nasıl anlardık eğer simülasyon olsaydık? Koku? Abi simüle edilebilir sonuçta beyinde. Koku da simüle edilebilir beyinde, evet. Eğer şu anda gerçek bedenlerimiz bir yerde uyutuluyorsa ve şu an bir simülasyon içindeysek tekrardan. Hiç daha önce bir yeri kanayan oldu mu? Bence biz bu da simüle edilebilir. Giovanni ile savaşırken hatırlıyorum ama yani DM var mıydı öyle? Siz ama zaten fanusun içinde savaştınız. Orası evet, o zaten sizin bildiğiniz bir simülasyondu zaten. Yani biz onun orayı dışında... bilmiyoruz. Oliana bilmiyor ama... orayı ya şu an. O zaman arkadaş tuvalete gelen oldu mu?
Oldu. Tuvaletimiz değil sadece. Süper güçlerimiz. Ahtap oldu bu arada. Süper güçlerimiz. Efe, nefesini tutmayı deneyebilir misin? Tutayım abi. Biliyorsun. Manyetik mi? Böyle bitiyorum bölüm. Tutuyor mu? Bölüm bitecek mi? Tutuyor. Normalden uzun tutuyor herhalde. Devam, tutuyor musun? Söylesene. Ne? Sesini açman tutuyorsun. Lazım. Tutuyor. Tutuyor. Sesini falan. Duyamıyoruz. Tamam. Galiba nefesi almıyor. Nefesi. Tutuyor. Allah'ım delireceğim ya. Tamam yok sıkıntı yok. Zorlanmadım abi. Tamam. Zorlanma. Tutuyorum. Süper. Süper güçlerimiz gerçek mi yani? Benim başka yok. Daha böyle alengirli süper gücü olan biri yok kullansa. En basit aslında Giovanni değil mi? Evet hayvana dönüşebilir. Net olanı. Gio? Abim bir yılan yap kendini. Ben yanınızda değilim ki o. Ya bir dakika diyorum. Ekrana Catherine yazıyorum. Ya. Kapının önünde. Ne? Catherine. Kendi adımı yazdım. Yani dosyanı zaten bakmıştın hemen. Aynen dosya açılıyor. Dosyamda edindiğim özellik falan yazıyor mu? Yazıyor. Zihin kontrolü ve zihinle alakalı şeyler yazıyor. Bunların böyle her gün, her testte şeylerin notunu tutmuşlar. İşte şey artı bir gün. Artırılmış gerçekliğe tepki artı. Zihin okuma eksi. Bilmem ne böyle küçük küçük dallara ayırmışlar. Senin skill setini. Ve her gün testlerden sonra neyi başarılı neyi değil bunu yazmışlar. Dosyanın üstünde ne yazıyor? İsmi soy isim. Sadece yazıyor. İsim soy isim. Aha. O kadar değil mi? Aynen. Başka hiçbir bilgi yok. Yok. Geri çıktım. İsimlerde şimdi herhangi bir bilgi var mı? Şey. Lokasyon. Fotoğraflarınız. Ondan sonra görüntünüzün yazılı tasviri. Yaşınız, ülkeniz. Burada edindiğiniz tamam, ilişkiler mesela. Bu ekiple yakın olduğunuzun oraya notu düşülmüş. Asaf'la peki şey var mı? Şimdi bulunduğumuz yani Zagreb laboratuvarı ve diğer laboratuvar. Diğer laboratuvarlara tıklayabiliyor muyuz? Hayır. Göremiyorum değil mi? Sadece dosyanın dosyadaki her şey Zagreb laboratuvarı olarak belirtilmiş mekan. Ve mekanla alakalı mimari, fiziksel vesaire bir tasvir yok. Peki şeylerle bir de ben başımızdaki insanların dosyaları var mı? Onlarla ilgili bir bilgi var mı? Drago yazdım çıkmadı. Şey deniyorum şimdi. İsim soy isminizin yanında hücre numaranız yazıyor. Denek bilmem kaç diye. Okay, Duşko yazdım. Denek. Duşko'nunki var. İndim aşağı. Duşko'nun ordudaki görevinden bahsediliyor. Geçmişinden bahsediliyor. Ve 37 kişiyi bugüne kadar askeri görevlerde öldürdüğünden bahsediliyor. Balkan Devletleri Toplu İstihbaratı adına. Onun da zihin kontrolü başlığında yapılmış gücü. Fakat senden farklı olarak işte atıyorum sende 7 tane test günü var ya. Hı hı. Onda 350 tane falan test günü var ve böyle skill grafik barları tavan. Arnavutluk doğumlu olduğu yazıyor. Başka. Levent yazıyorum. Yok. Başka laboratuvarda olduğu için yok muhtemelen. Diyorum Olyan'a dönüp. Bilmiyorum başka ne arayabiliriz. Bize de baksın. Jasmine'i aradık mı? Jasmine'i aradım. Jasmine çıkmadı. Çıkmadı. Hmm. Jasmine'in dosyasına giriş için şifre istedi. Giremiyorum evet. Her Jasmine şifre dosyası için şifre istiyor. Jasmine'i sorsak diyeceğim ama... Asaf yazdım o esnada. Hadi. Jasmine'i sorsak ne? Asaf'ın da... Aynı. Fakat şey bilgileri var onda. Ya senin biraz daha böyle oradaki insanlar tarafından yazılmış bir şey gibiydi Catherine. Asaf'ınki çok resmi. Orduda aldığı bütün görevler, askeri lisedeki notları çok daha fazla ve böyle aynı elden yazılmamış seninkiyle. Okay. Şey öyle, yapıyorum. Not aldık değil anladın mı? Çıktım. Zlatko yazdım. Okey. Zlatko'nunki de aynı şekilde. Seninkine benzer. Çalıştığı dükkana kadar var. Yani okay. Geçmişinde ve içeride de yaptığı her şey var.
Jasmine'le özel olarak ilişkisi bold şekilde birkaç cümleyle belirtilmiş. Yanına yıldızlar konmuş. Ya içeride yazılmış bunların hepsi belli ki yani. Bunlar bizim hiç bilmediğimiz bir bilgi vermiyor. Yani geçmişleriniz ve burada yaşadığınız şeyler genel olarak, evet. Kasanın üzerindeki şeylere basıyorum. Bir disk, bir CD çıkıyor mu? Bir USB bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Power'ı nereden çekiyor bunlar? Onu görüyor muyum? Arkasına geçip ona bakacağım. Arkadaki büyük kablo şeyi kasaya bağlanıyor. Hı hı. Kasanın da yan tarafınızda bir tane şey var. Prize giren bir fişi var. Normal power'dan çekiyor. Hepimizi yazalım. Hepimizin belki yani bilmiyorum. Yazıyorum. Olyanla. Bir de sembollerin ne ifade ettiğine dair bir belge arayabiliriz belki. Mesela işte Zlatko'nun kağıdındaki göz ya da renkler. Bunlarla alakalı bir şey çıkabilir belki. Bir de onlara bakalım sonra. Okay. Horus. Horus yazsana Ketrin. Yazayım. Horus. Horus. Horus yazdığında çok daha sizinkilerden küçük bir belge. Bir sayfa. Sizinkiler hep böyle 5-10 sayfalıktı. Bir tane 60 yaşlarında daha önce hiç görmediğiniz bir adamın fotoğrafı var orada. Ne? İndim. Sinek kaydı tıraşlı, beyaz saçları arkaya taranmış, ince telli bir adam. Ve şey değil, şu testten geçti, bu testten geçti değil. Horus'un yanında fotoğrafı var. Altında da Rusça dilinde bir şeyler yazıyor. Ha, ben okuyabiliyorum. Olihan'ın bunu okuyabileceğini zaten. Bu garip bir Rusça galiba. Hepiniz biliyorsunuz. Bakalım. Aha, şöyle Olihan'a gayet internetin her yerinde bulabileceğin bir biyografi gibi bir şey bu. Tamam. İsmi neler soy yazıyor? İsmi belirtilmemiş sadece. Bu Horus olarak geçiyor ismi. Tamam. İş hayatında ne kadar başarılı biri olduğu, ekonomiye nasıl yön verdiği ve 35 senedir bu sektörün içinde olmasından mütevellit, şu anda nasıl bütün dünyada söz sahibi önemli bir insan olduğundan bahseden biraz böyle güzelleme gibi Horus'a. Başkası senin ağzından biyografi yazar ya internet sitesinde, müzisyenlerde falan çok vardır. Öyle bir şey. Buralarda okudu, bu başarıları elde etti ve işte şu kadar geçmeden dünyanın en zengin 100 insanı arasına girdi şu yaşında. Rus falan. Yani. Ne gibi. Zaman olmuş bu, görebilir miyim? Ne zaman bu laboratuvardaymış? 2023 yılında. Biz şu an hangi tarihteyiz? Bizim baktığımız belgelerde. Bilgisayarın sağ altında yok mu başlatçı bu falan? Yok. Yukarıda sağ altta. Yani. Hayır, benim kendi baktığım belgelerde yazıyordur tarih. Giriş tarihiniz var. Ha, kaç? Eylül 2019. Eylül 2019. Onun giriş tarihi 2023. Notlarda hiç tarih yok yani. Bizim içeride yaşadıklarımız falan. Bir dakika, onun giriş tarihi 2023 mü? Evet. Evet. Sizin giriş tarihiniz 2019. Güneş tutulması ile eşleşiyor kafanızda. Ama 2023'te başkası girmiş. Bir şey diyeceğim. İçeride hala uyanmamış insanlar var galiba. Ya da bu artık Horus annesi. Ketri, şu fotoğrafı biraz büyütebiliyor musun? Büyütmeyi deneyeyim. Büyütür. Jasmine, bu adamı tanıyor musun? Yani yabancı gelmedi aslında Zlatko abi ama. Gördün mü hiç? Düşün bakayım. Yok, görmedim galiba ama dediğim gibi çok tanıdık bir yüzü var. Tamam ben. Görmedim. Nereli olduğunu görüyor muyum? Rus. Rus. Herhangi birimiz tanıyor muyuz bu arada? Soykan. Abi şöyle. Yani televizyonda görmek de bana. Düşünüyorum. Evet, öyle bir şeyler düşünüyorum. Çok long shot. Yani hayır muhtemelen.
Yani zaten Rus bir iş adamı olsa şu an görmemişizdir. Ya evet, öyle düşünüyorum. Evet. Rusya'nın Ali Ağoğlu gibi bir şeyse mesela ben biliyorumdur. Öyle bilmezsin bir şey. Bilmezsin ki. Ali Ağoğlu'suysa bilirsin. Ya bu isim tesadüf mü sizce? Horus olmasın. Bu buranın sahibi gibi değil sanki. Olabilir mi ya? Ya biz buraya 2019'da girmişiz. 10 sene uyuduğumuz söyleniyor. 2029 olduğunu düşünsek. 2023'te girdiği söyleniyor. 2033'te mi uyanacak yoksa bilmiyorum. Sonuçta laboratuvarda gözüküyor şu anda. Peki şu an hangi yıldayız? Bakmayı deneyeyim. Tekrar Catherine'e giriyorum. Son girilen şeye bakıyorum. Tarih yazıyor mu benimle alakalı son feature'da? Yazıyor. Aha. Hangi tarihteyiz? Kasım. Allah. 2029. Wow. Bir dakika ya. Adam 2023'tü değil mi? Horus'a tekrar girdim. Onunla alakalı son yazılan hiçbir şey yok değil mi? Sadece onunla alakalı hiçbir şey yok. Kendi biyografisi var sadece. Henüz uyanmamış bence. Evet, içeride uyanmamış o zaman. O zaman biz gerçekten içeride 10 sene uyutulduk. Bu simülasyon değil. Oluşturulma tarihine bakabilir miyiz? Oluşturulma tarihi az önce söyledim. Eylül 2019. Ben hiçbir şeye inanamıyorum ki Asaf. Yani aynen öyle. Ya bu belgeleri belki de başka biri girdi. Böyle düşünmemizi isteyen. Ama adam dehşete kapıldı bizi gördüğü zaman. Yani o da rol olamaz gibi. Bilmiyorum ki, kafam çok karıştı. Bu Giovanni ile Oliana'ya da bakabilir miyiz ya? Ekstra bir şey çıkar belki. Tamam. Giovanni'ye bakıyorum. Bakalım. Sizin belgelerinizde ailenizden insanların fotoğrafları yoktu ama Giovanni'ninkinde karısının ve kızının fotoğrafı var. Kızı doğmuş. Ve yani 8-9 yaşlarında diyebileceğim bir fotoğrafı var. Oba. Giovanni, belki bakmak istersin bana. Neye bakıyorsunuz? Gel. Yaklaşıyorum yavaş yavaş. Ay. Ya bu, umarım buna hazırsındır. Ama böyle bir şey var. Ne o? Tüylerim diken diken oldu. Abi annesi gibi mavi gözlü. böyle kumral. Okul çağına falan gelmiş. Kısacık. Tatlışta bir kız. Eşin de çok değişmemiş. Onun da güncel bir fotoğrafı var. Böyle. Geri kalanı senin eğitimlerin. Giovanni'nin ensesiyle sırtının birleştiği yere böyle haklıydın dercesine vuruyorum bir kere. Giovanni'nin ensesiyle sırtının birleştiği yerde değişik bir dövme var abi. Falan. Oba. Yayından bakabilirsiniz. Birbirlerinizi kontrol ettiğinizde göreceksiniz ki hepinizin boynunda böyle bir dövme var. Bu ne be? Bu ne ya? Bu ne ya? Hepimizde mi var? Evet. Bir dakika. Jasmine'de de var mı aynısı? Evet. Okey. Arkam buradaki gitmiş mi? Sizin renkleriniz falan mı? Evet. Evet. Bu var sadece. Onun yerine bu var. Bir dakika diyorum. Cebimden boş kağıdı çıkarıyorum. Boş kağıdın üstünde de aynı renklerde aynı simge belirdi. Ayda. Arkasını çevirdim. Hiçbir şey yaptım. Sadece o. Bu ne demek ya? Her şey baştan başladı şekli, gibi. Jasmine bu şekli hatırlıyor musun? Hep Jasmine'e soruyorum. Bu şekli bir yerde gördün mü daha önce? Hatırlıyorum. Nerede gördün en son? Gospodinler. Gospodinler beni çok uzun süre sorguladılar. Belki yıllarca. O zaman kaldığım odada bu şekil vardı sanki. Bizden ayrı bir yerde kaldın değil mi? O ilk bizim seni kurtardığımız odada değildin. Fanusun içindeydi. Sonra çıkınca her gün beni alıp açıklamaya çalıştılar. Bizim için 4 dakikaydı gibi. Ama ben yıllarca... böyle eğildim böyle sarıldım Jasmine. O da sana sarılıyor. Ben de başını okşadım falan.
Burada başka görmesem belki hatırlamazdım logoyu ama görünce aklımda canlandı tekrar. Kimler abi, vardı? Abi Duşko nerelendi bu arada ya? Duşko dışarıda. Ben Duşko'nun yanına gidebilir miyiz artık birimiz? Ben gidip getireyim. Duşko'yu gördün mü abi? Ben Duşko'yu çekelim. Bu semboller ne ifade ediyor? Bunlar ne? Bu bilgisayardaki veriler ne? Duşko'nun bana arkası mı dönük dışarıdayken? Dışarıya mı bakıyor? Bayağı şöyle şehri izliyor abi. Arkasından yaklaşıyorum. Sol omzuna önce dokunuyorum ama o sırada boynuna ya da ensesine aynı dövme neredeyse oraya da bakmaya çalışıyorum. Aynı dövme. Kendime doğru hafif de güç kullanarak, çok abartı bir şey değildi. Normal çevirirsin ya birini. O şekilde tepki vermesini sağlıyorum. Efendim. Görmen gereken birkaç şey var. Bir gel. Bu dışarıya bakacağım, bakarız daha bakacağım. Zaten. Ne oldu? İnsanlar bize hiç bakmıyor Zlatko. İnsanlar bize mi bakmıyor? Laboratuvar. Yazıya bak. Project Jasmine. Bu gizli bir şey değil belli ki. Burada bir şey yapılıyor. Duşko, sen bu şifreyi biliyor musun diyorum. Tekrar Jasmine yazıp admin şeyini gösteriyorum ekranda. Şifreyi bilmiyorum. Ama... Aklına bir şey geliyor mu? Deneyebilirim. Şifre olabilecek bir şey. Biraz dener misin? Ne var bilgisayarlarda, baktınız mı? Bizimle alakalı her şey. Bir attın Duşko'ya. Şifreyle alakam yok. Şey deniyor. Admin 1-2-3 deniyor. Onu ben onu denedim. Onu denedik, onu denedik. Yok. D'yi büyük yaz bakayım. Çekil ya. Bunu mu denedin deneye deneye? Olmadı. Cevaniye baktık. Bir saniye. Biraz oldu. Jasmine yazıyor. Ben de deneyebilir miyim Catherine abla? Efe sen misin? He. Efe yok. Tamam gel Efe. Catherine aptala malum olur, bırak bulur. Ya ne olur. Kesin bulur bu deli ya. Ne deniyorsun oğlum? Yok olmadı ya. Ama güzel denedin Efe'cim. Ya burada uzun şifre koymuştur abla. Doğru söylüyorsun. Sonuna bir ama şey rakam falan da olsa. Aynen. 3 koysan aslında evet. Bir daha yaz istersen. Kopyalamadı da ya. Şifre kopyalamaz olmadı. Ablam. Nesin sen böyle? Facebook şifresi gibi düşündüm. Olmadı ya. Sen böyle şifre hatırlıyor musun? Birilerinin senin dosyanla alakalı girdi. Bak sadece senin dosyan açılmıyor. Benim hiç şifrem olmadı Ketrin. Telefon almadılar da bana. Ya kıyamam. Ben sana telefon alacağım, tamam mı? Tamam. Baba. Haluk? Emine. Adam hasta etme Emine. Gospodinler duymasın. Mutfak emotu geldi. Giovanni'nin kızı büyüdü, yaşıyor, karısı da hayattaysa bizim de ailelerimiz yaşıyor ve onlara hala ulaşabiliriz. Ben o kadar mutluyum ki bunu gördüğüme. Ben tekrar kendi sayfama girip en alta kadar indim. Giovanni'nin ailesini gördüğüm yere. Ama bayağı tedirginim bunu yaparken. Yok. Seninle alakalı bir şey detayı yok. Şu yakını, böyle bu yakını hayatta değil. Fotoğraf. Benimkinden de çıkmayacak ama benimkini de beyaz alalım. Okay. Seninkinde de aynı şekilde. Üniversite Allah. Notların falan var sadece. Şey değil. Okay. Ekstra detaylar tamam. Yok. Başka araştırabileceğimiz ne kaldı? Giovanni, sen fotoğrafa baktığını şu anda varsayıyorum. Bir zar atabilir misin? Ağlama zarı. Okay. Teşekkür ederim. Üzülüyorum bu anlara ya. Bakın, Alison yazdım. Benim annemin adı, random. Onu arattım.
Barbie'sin çıktı mı? Hayır. Gospodin yazınca bir şey çıkıyor mu abi? Yok, tek tek Gospodin'lerin ismini de yazdık Etin. Evet yazdım. O da yok. O da hayır yok. Sadece Gospodin kelimesi. Hayır. Siz kelime mi aratıyorsunuz? Dosya mı aratıyorsunuz? Arama ya onu bakıyorum. Ben search yani, var dedim. Hayır, search var. Kelime aratıyorsanız şeyler var canım. Hani Gospodin'in emriyle şöyle yapıldı, böyle yapıldı falan ya. Onlar var. Evet, ama evet. Gospodin'e ait bir dosya yok. Ya bir bilgisayar bu bildiğimiz bir işletim sistemi değil mi sonuçta? Hani aşinayız yani. Anlayacağımız bir şey. Bayağı biraz Windows değişiktir ya. Belki. Hayır. Evet, bütün dosyaları tek tek tıklamak bu kadar zor olmamalı bence. Eğer şifre yoksa birinde, her birini görmeliyiz yani. Bütün bilgisayarı tarayabilirsin sonuçta. Öyle. Bir tek Jasmine'inki şu ana kadar şifreliydi. Evet, sadece Jasmine'inki. O zaman görebileceğimiz her şeyi gördük diye düşünüyorum ben. Ya şöyle bir zaman harcayıp evet şöyle. Böyle bir şey yapabiliriz. Evet, daha fazla burada vakit harcamayalım evet, dedim. Evet, aynen. Gidelim buradan. Hard diskleri alalım. Evet, hard disk alamıyoruz çünkü yok çıkmadı hiçbir şey. Nasıl çıkmıyor ya? Yok hiçbir şey. Sökeriz abi, niye çıkmasın? Ya tehlikeli olabilir. İçeride laboratuvarda kalanlar. İçeriye hasar verebiliriz. Şu an bunların nereye bağlı olduğunu bile bilmiyoruz. Belki görmek istediğimiz insanlar bu şeylere bağlı. Böyle bir bilgisi baksana. Her yere uzanıyor kablolar. Şu an hiçbir şey. Kendi varlığımızdan bile şüphe ediyoruz ya. Bir şeye dokunmayalım. Sizce gerçekten insanlar bu bilgisayara bağlı olabilirler mi? Biz de olabiliriz ki Asaf. Eğer biz gerçekliysek zaten bir Asaf. Önemi yok. Asaf. İki bilgisayar birbirine bağlı mı? Bağlı mı abi? Kablo. Bak, network'ten görürsün. Baksanıza. Kablolar daha küçük şekilde iki ayrılıp iki bilgisayara bakıyorum. Giriyor ama aralarında bir network LAN bağlantısı var. Tabii var, tabii bilgisayardan bakılsın diyorsun. Zadatko bağlı gözüküyor. Bunlar veriler aynı mı? Eğer bir böyle bilgisayarlar varsa bir de ana bilgisayar olması lazım. Birebir aynı. Bir şey soracağım size. Simülasyon gerçek insanlara nasıl zarar verebilir? Biz gerçeğiz. Gerçek insanlar çıkabilir. Simülasyon kapanır sadece. Gerçek miyiz? Yalnız gelirken yolda sadece gerçek bir tane kablo hattı görmedik ki. Başka bir sürü bu kablo hattı vardı. Sadece bir bilgisayarı sökmek bütün simülasyonu bozar mı? Bu noktada bir detay vermem gerektiğini olabilir düşünüyorum. 1.45 dakika yürüdünüz dedim ya. Takip ederek kabloları. Alan bomboş. Bir süre sonra böyle çok net bir şey var böyle. Yeşilden çöle gitme durumu var alanda. Ama yürümeye başladığınız yerde işte kubbeli mubbeli kocaman şey gözüküyor. Zagreb laboratuvarı denen yer. Anlatabildim mi? Evet. Anladım. Bence Leros teşekkürler bunlar, abonelik için. Hoş bunlar geldin. Laboratuvarı yönetmiyor. Bence bir ana bilgisayar bunlara veri gönderiyor. Bunlar sadece izlemek için. Olabilir. Peki bilgisayarı bu ama bunlar aracı bilgisayar olabilir. Çünkü buradan çıkışta bunu kontrol et bilmiyorum. Yani burayı kim kontrol ediyordu bilmiyorum ama. Kablolardan birini çekersek hiçbir veriye ulaşamamamız lazım. Onu deneyelim. Neden yapıyoruz onu? Bence hiç dokunmayalım ya. Birbirlerine bağlıysa eğer ana bilgisayara bu bilgisayarlar üzerine ulaşabiliriz çünkü. En azından kimin verileri tuttuğuna bakarız. Bence. Hayır, birbirlerine bağlı olup olmadığını oradan fark edebilirsin. Başka ama sistemi kapatma riskini ben almak istemiyorum. Ya sevdiğimiz insanların içinde olduğu bir şey zarar verirsen. Şu an hiçbir gerçekliğimiz bile yok. Dışarıda bir dünya hangi var. Hangi sevdiğin insanlardan bahsediyorsun Ketrin? En fazla abi elektrik gider Ketrin. Ya Giovanni peki abi. Bu efendim? Benim şeye de bakalım efendim, mı ya? Cesmice. Şey Efe diyor bunu. Senin Efe. Eşin çocuğun falan Allah bağışlasın abi. Benimkiler ne durumda? Yaşıyor mudur ailem? Fotoğraf mı? Hemen bakayım doğru. Efe yazdım. Efe Şentürk. Şey yok. Kendi fotoğrafı var ama hepinizin fotoğrafları böyle güncel bir yere verdiğinizde işte iş başvurusunda falan alınmış database fotoğrafları. Bunda böyle saçma sapan yani ÖSYM başvurusundaki vesikalıklar gibi bir şey var abi. Webcam'de şey yok. Ailesiyle alakalı herhangi bir bilgi yok. Buradaki testlerde aslında hani olağanın üstünde bir performans grafiği var. Geçmişinde liseden sonra yani üniversiteye okula devam etmediği yazıyor ve 2018 Türkiye satranç şampiyonu yazıyor. Efe? Efe? Efe mi abla? Söylememiştin şampiyonu. Evet. Niye söylemedin? Her şeyi söylüyor muyuz?
hayatımızda. Ne bileyim, gayet güzel bir YF yani. Helal olsun sana. Dükkanda bak, çok vakit oluyor da ben de YouTube kanallarından falan bayağı çalıştım. Bir tane de böyle databank gibi şeyim vardı. Satranç makinem vardı. Oynarız yani. Vay, iyi oynarım. Vay be. Olihan abla, Kasparov, Ruski. Bir gün oynayalım sen de. Ben de çok severim satranç. Olur abla, şuradan bir çıkalım da oynarız. İnşallah. 74 Kasparov çekersin. Bir Sicilya açılışı Giovanni abim. Yeah. Bir rock yaparsın ya. Rock yapmamız yok mu? Bak şöyle yapacağım. Şuradan... baştan sona isimleri tarayacağım. Okay. Bayağı bir isim var belli ki. Bizden sonra gelenler de var. Hı-hı. Ve dikkatimi bir şey çekiyor mu? Çok dikkatli bir şekilde ona bakacağım. Okay. Bir 15 dakika harcarsın buna. Okay. Harcasın. Önemli bir şey. Dikkatini şöyle bir şey çekiyor. Burada 400 tane isim var. Ne? Biz kaç kişiydik? Oha. 13 mu? 90 küsür. Hayır. Ha. Ben tam rakamını size diğer dosyama bakarak söyleyebilirim. Ha. 44 kişi geldiniz buraya. 52 de burada vardı. Peki o içeride çalışanlar falan? O bilgisayarların hariç. Başındaki insanlar falan? Hariç. Ama burada onların bilgileri yok. Ha, yok. Onun dışında 400 yani. Mesela Duşko var. Ama bunu tamamen taradığınızı varsayıyorum. Şöyle bir şey yok mesela. İşte bilgisayar görevlisidir. Buranın çalışanıdır. Falan onların yok dosyası. Gibi bir dosya yok. Peki böyle okay. Uyuyanlarla, yani henüz uyanmayanlarla şu anda uyanık olanlar arasında bir ayrım yapabilecek bir dosya bilgisi var mı? Hayır. Şöyle bir şey de yazmıyor. Simülasyonlara şey ayıran bir bilgi var mı? Nasıl yani Soray? Ortak bir şey var mı? Önce. Ya isimler var. Grup arasında göze çarpan özellikleri böyle göz attığımızda. Şeylerde yani ya okulda ya mesleğinde. Çok başarılı olan insanlar, göze çarpan insanlar bunlar. Boş adam yok yani. Okay. Ben de simülasyon olanlar farklı mı? Mesela içeride simülasyon olanlar, karakterler ayırt edilebiliyor mu? Mesela bu karakter simülasyon, gerçekte böyle bir insan yok. Yazıyor mu böyle notlar? Yok, dosyalarda? Öyle bir şey yok. Hiç bilmiyoruz. Öyle bir şey yok. Bunlar yaşanırken aynı anda bir şey yapabilir miyim? Tabii ki. O 15 dakika tarama tabii esnası. Tabii ki. Ben de o arada hatta Berk'in can kurtarana ettiği aboneliği kutlarım. Teşekkür ederim. Cesmin'i zaten orada hani diğerleriyle ilgilendiğini, ekrana falan baktığını görüyorum. Duşko'nun da yanından, onun da artık içeride olup ekrana baktığını varsayıyorum. Arkasından ya da yanından. Kapıdan dışarı çıkıyorum bu tarama esnasında. Okey abi. İncelemeyi mi? Evet. Kimse bize bakmıyor demesi kafamı kurcaladı. Bu tarama da hani uzun süren ve şey tekrarlanan bir işlem olduğu için o sırada hani bir şey tabii olursa ki. Söylerler tabii mantığıyla. Ki. Biraz uzaklaşıyor musun peki? Abi ne kadar söyleyeyim sana? Yani koşarak 15 saniye 20 saniyede geri dönebileceğim kadar. Yani ne kadar eder 10 metre. Abi şöyle. Bu bahsi geçen karton pier duvar. Hani ucu bucağı yok gidiyor yanlara doğru zaten. Tamam mı? Onun sonunu görmüyorsun. Ne kadar yüksek bir de? 10 metre falan. İnanılmaz yüksek değil ama şöyle bir saçmalık var. İçerideki ışık tonuyla dışarıdaki ışık tonu aynı değil. Yani üstü açık gibi gözüküyor da. Işık ton farkı var. Ama öyle 100 metre bir duvar değil aslında. Neyse. Onun dışında karşı tarafa baktığın zaman abi sokak sokak böyle dar yani kirli, çamurlu falan filan sokaklar var. İki kişi şu anda senin gözüne çarpıyor. Az önce Giovanni 4 kişi görmüştü. Bunlar böyle alelade yolda yürüyen, bir yerden bir yere giden tipler ama kesinlikle öyle bir şey durumu yok. Şehre geldik, ne bileyim burada bir hayat var falan gibi değil. Daha çok bir sanayi bölgesi gibi etraf. Çok fazla fabrika 2019'da var. 2019'da görsem distopya der miyim oraya demezsin mesela? Demezsin ya. Şey dersin. Bu ne kadar çirkin bir semte geldik dersin. Tamam. Ve insanlar niye bazıları garip garip
Gördüğün iki kişi normal dersin. Mi? Gördüğün iki kişinin biri normal, biri değil. Şöyle normal olmayan çocuk, suratı hı-hı, tanınmayacak halde. Yani böyle ikinci derece, üçüncü derece yanıklar var suratında. Diğer yanında elini tutan annesi ise hatta alımlı, güzel falan diyebileceğim bir kadın. Öyle herhangi bir şeyi yok. Şemsiye kullanmıyorlar. Çarşaf sarmamışlar. Kıyafetlerin falan. Nasıl? Benimkinden çok farklı olsa gerek. Şöyle çocuğun üstünde böyle alüminyum folyoya benzeyen bir renkte yansıtıcı, parlak marlak bir kıyafet var. Kadının kıyafeti ise senin 2019'da dışarıda Taksim'de görsen okey diyebileceğin tarzda bir pantolon, bir uzun kollu sweatshirt gibi bir şey giymiş falan. İnanılmaz bir farklılık yok. Merhaba. Dönüyor sana doğru. Pardon, merhabalar. Rahatsız ediyorum, özür dilerim. Ben sizi tanımıyorum. Bir adım geri atıyor çocuğunu. Yok, herhangi bir sorun yok. Zlatko benim adım. Merhaba, rahatsız etmek istemezdim. Ben kayboldum da yolumu arıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Ben sadece... Bir adım daha geri atıyor. Yok, hiç korkmanıza gerek yok. Arkadaşlarımla yürüyorduk. Çıktığımızda... Ya bu en son yol bizi buraya getirdi. Yolumuzu arıyoruz biz sadece. Yol sizi buraya getirdi. Evet. Hızlı hızlı yürüyerek uzaklaşıyor abi bu cümleden sonra. Çocuğu da çekiştiriyor. Çocuğu çekiştire çekiştire. Peşinden gitmiyorsan eğer gidiyor. Yol sizi yok, buraya getirdiği duyduktan sonra gitti. Yani. Evet. Arkasından baka kaldım. Etrafıma bakıyorum. Başka kimse var mı? Şu an yok. Uzaktan tamam, görebildiğin şeyler var. Fabrikaların önünde kamyonlar var. Hani belki bu bir şeye işarettir. Oralarda insan olduğuna da işaret. Tamam, yavaş etrafıma çok yavaş adımlarla asafların ketrinlerin yanına doğru geri dönüyorum ama etrafa tamamen bakarak ve çok yavaş adımlarla. Hı-hı. Herhangi bir gariplik yok. Okey. Ketrin, bir şey soracağım. İnternet var mı? Sen kontrol ettin mi? Yok. LAN bağlantısı var sadece. Ya şeyi merak ettim de bak diyecektim. 2029'dayız yani Türkiye'de ne olmuş durumlar, kim iktidarda falan onu bir merak ettim. Aga be. Neyse kısmet Brom, değilmiş. Bakmayın ona. Hadi ya. Ona bak. Narat. O çok kötü olmuş. Daha mı kötü? O çok kötü olmuş. Dersin ki beni geri sokun Zagreb Laboratuvarı'na. Cumhuriyet mi? Yok. Cumhuriyet mi? Yok. Değil mi? En azından ay. Neyse şu anda değil zaten. Olacak. Kötü, kötü olacak. Olmuş. Orada, oranın gospodini çok kötüymüş. Neyse abi. Gio iyi misin? Değilim Asaf. Anladığım kadarıyla düşündüklerim gerçek. Sonuç olarak eşimi ve hiç görmediğim çocuğumu gördüm. Duşko. Bir şey açıklayabileceğini düşünmüyorum ama laboratuvara dönecek misin? Yoksa anlamam lazım önce olanları. Neyi evet, anlayacağız abi? Anladık işte. Giovanni. Tamam biz. Giovanni, dışarıda hayat var ya. Dışarıda görmemiz gereken şeyler. Ondan var bahsediyorum. Çocuklar. Ya internet hani ettim buz... mi orada bilgisayarda? Biz çıkıyoruz hayır, buradan. Hani Akülyon? Buzdan adamlar hani? Evet yani ortada büyük bir kandırmacı olduğu zaten belli. Oğlum bizden korkuyorlar alo. Evet. Evet nereye koştu gördün kim mü? Kim bizden korkan ya? Nereye koştu? Bir tane kadınla konuştum dışarıda. Çocuğu vardı yanında. Dedim kaybolduk biz yardımcı olabilir misiniz falan. Siz işte bu taramaları yaparken. Koç kadından öcü görmüş gibi inanamazsın ya. Ben de gördüm ya? İnsanlar dışarı kaçtım direkt seni görünce. Abi yok her adımında bir adım geri atıyor. Ondan sonra da bastı gitti. Şeyi düşün şeyi. Biz bu neydi o dalde? Neydi lan o? Gospodin'den. Drago. Kaçtı ya andaval. Aynı korku aynı kaçtı, şey. Bizden korkuyorlar saçma sapan. Nereye kaçtı? Yani sonuçta Drago bu kapıdan çıktı ve bir yere gitti. Görmedim hiç.
kamyonlar mamyonlar var. Dışarıda aktif böyle bir yer var. Sanayi sitesi falan gibi bir yer herhalde burası. Anlamış değilim. Dışarıya gidelim. Güneş var değil mi? Ya çıkalım artık, korkacak hiçbir şeyimiz yok. Burada ne yapacağız yani? Bence şunu da düşünmeliyiz. Geri de dönebiliriz. Ne için geri dönmek? Tekrar laboratuvara geri dönmeyi düşünmez misiniz? Ya bir sürü insan var orada, uyuyorlar, uyutuluyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Geri dönüp bu yani bir şekilde bunlarla yüzleşmeyi, belki de herkesle konuşmak falan. Bilmiyorum. Ne olduğunu anlayıp geri dönmek daha mantıklı değil mi? İstemiyorum. Aynen öyle. Zlatko'ya kesinlikle katılıyorum. Drago bu kapıdan biraz önce çıkıp gitmedi mi? 30'lu yaşlarında görmedik mi biz Drago'yu? Bence dışarı çıkıp Drago'yu bulmaya çalışsak veya dışarıda ne olduğunu anlamaya çalışsak, daha sonra gelsek, gelmek isteyen gelse açıkçası. Ya da belki de diğer kabloları takip edip diğer bilgisayarlara falan ulaşabiliriz çıkmadan. İyice her şeyi bulduk, her şeyi anlamak için. Buradan döndüğünü bir anlamamız lazım önce. Şu dışarıdaki... Kablolar dediğin çok uzak da. 45 dakika yürüdük bir kablonun. 45 dakika buraya yürüdük. Diğer kabloya yürüsek herhalde bir saat. Bu arada fırsatı da kaçırmak istemiyorum. Yok. Özür dilerim. Yani dışarıda biz burada bayağıdır duruyoruz. Herhangi bir hava değişimi fark ettik mi? Siz şöyle zaten sabahın ilk ışıklarında çıktınız dışarı. Öyle herhangi bir değişim yok. Güneş tepede de değil henüz. Aydınlık hava. Şunu yapalım. Yok yani, sabah 6'dan 8'e geldiğini hissedersin ya. Hafif griden artık sabaha dönüyor. Tabii canım, dışarıda o var. O zaten bilgisayarı... Yani normal siz, yani hava olayları falan siz dışarı... Siz bir saattir bilgisayarla uğraşıyorsunuz zaten en az. Doğrudur, o var. O zaman Asaf, dilersen şöyle yapalım. Güçlerini kullanabildiğiniz var mı? Deneyen oldu mu? Efe denedi. Efe tut kullanabiliyor. Efe kullanabiliyoruz büyük ihtimalle. Okey, hala. Güzin, çok teşekkür ederim abonelik için bu arada. Efe konuşuyorsun ama içine konuşuyorsun kardeşim. Bırak nefesini artık. Abi bir başka bir şey düşünüyordum. Ben tutuyorum nefesimi. Okey, bir problem yok. Ben sırada Efe'den bir tane daha göstermeye deneyeceğim Giovanni'ye. Okey. Bizi aratabilir misin? Nasıl yani? Efe? Efendim abi. Sen değil, sen. Efe? O konuşmuyor. Ne oldu? Konuşmaya çalışıyorum Efe'yi. Catherine'in istediklerini söyleyecek şu an. Trollüyor. Efendim abi? Oğlum nasıl? İki tane... İkiniz bir nasıl oluyor abi, lan? İyi misin abi? Efe, bir dakika. Bir dakika. Bir şey oldu saçma sapan. Asaf abi kötü yani? Kötü yaptı kendine Giovanni abi. Efe, bir şey söyleyeceğim. Nefesini tut. Efe tutayım. Nefesini tut. Tutayım abi. Tutuyorum abi. Nasıl? Okey. Efe. Sağdaki Efe. Sağdaki Efe. Sağdaki Efe mi? Abi sağdaki soldaki Efe ne diyorsun ya? Bir tane Efe var oğlum. Nasıl bu çocuk? Siz görmüyor musunuz? İki. Neyi görmüyorsunuz? Sonra salak Efe ya. Ya Catherine yapıyor galiba. Catherine. Ben deniyordum oluyor mu diye. Ne oldu sen dedin? Çıkara çıkara benden mi çıkardın gözünü seveyim? Hoş değil. Hoş değil Catherine. İki tane satranç şampiyonu görmek Efe'cim şimdi. Evet. Okey. Anladığım kadarıyla herkes güçlerini kullanabiliyor. Şöyle yapalım. Yani... Yaklaşık 1,5 saat buradan diğer kablolara gitmemiz. 2 saate yakın. Bir kartalla bir şeye dönüşüp gökyüzünden hızlıca bir gidip etrafa bakmamı ne dersiniz? Çok olabilir. Biz de içeri girip bir etrafa bakınırken sen de bunu yapabilirsin. Eğer hızlı uçabileceksen. Okey ama sonuç olarak dışarıda kullanabiliyor musun? Hangi dışarıda? Kapının dışında evet, mı? Denedin mi orada? Onu henüz denemedik. Yani ben denemedim dışarı çıktığımda. Duşko? Efendim? Sence dışarıda... Deneyelim. Hemen bir şeye dönüş. Deneyelim. Dışarısı çıkalım. Tehlikeli gözükmüyor. Tamam, evet dışarıdaki... Ben sadece birkaç tane insan gördüm ama Zlatko gibi onlar benimle konuşmadılar. Bilmiyorum. Duşko, bunlar bizden niye korkuyor ya? Abi bir öğrenelim hadi, hep birlikte çıkalım. Giovanni sen bir şeye dönüş bence. Biz dışarı çıkalım bakalım, geri dönüşüyor musun? Bir işe yarıyor mu dışarıda da? Okey, dönüşü göre... buradan mı çıkmaya çalışayım? Yok yani... abi dışarıda dönüş ne olacak? Dışarıda dönüşemezsen gelir burada dönüşürsün okay, ya. Tamam. Bu kadar problem değil. Nasıl çıkalım isterseniz. Hadi çıkalım o zaman. Jasmine'in tekrar elinden tutuyorum bileğiyle. Bu bilgisayarı bırakmak hiç mantıklı gelmedi bana. Kapattım.
çıktı. Arama geçmişini sildin. Gizli de açmıştım. Zaten kontrol, evet, kontrol shift D yapmıştım. Okey. Yani bu bilgisayarı bırakmak bana mantıklı gelmiyor hala. Asaf, ama bence de hard disk almamız lazım ama... Yani bir insanın kaderinin bir hard diske bağlı olduğunu düşünmek mantıklı değil. Sadece yok, bir şeye bağlı. Sadece bu bilgisayar kazara kapansa çalışan... içerideki insanlar ölecek mi yani? Koskoca Project Jasmine gerçekten bu bilgisayarın çalışmasına mı bağlı? Asaf, aktif çalışan bir sistemi bozarsak çok dikkat çekebilir sadece. Bu arada şu anda belli açıkları varsa kapatamazlar. Bilgisayar Windows işletim sistemi gibi. Yani aşinasınız. Ama monitörde, kasada falan Apple logosu var. Ne? Ses sekiyor falan. Bilim projesi mi? Abi sponsor aldık. Sponsor aldık da. Az önce mi geldi haberi? Yani Joe, haksız mıyım? Hani, evet, anlıyorum, kesinlikle yani haklısın. Bir hard diske bağlı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir sistem olamaz. Hayır, ama şöyle bir şey olabilir. Yani zincirleme bir etki gösterebilir. Herhangi bir şey bozulursa ve dedikleri gibi. Boş yapmayacaksın insanların... o zaman. Lan bir dakika, bir RP yapalım lan. Çok haklısın. Evet abi. Yani herhangi bir şeye zarar verebiliriz. Dışarıyı tamamen incelemeden en azından bu kabloların uçlarına gidip o bilgisayarları kontrol etmek. Belki onların başında birileri vardır, konuşabileceğimiz birileri. O yüzden açıkçası tek başıma gitmek çok bana mantıklı da gelmiyor. Ya bilmiyorum abi. Sonuçta içerisinde hepimizin oradaki yaşantısıyla dış yaşantısıyla alakalı bilgiler var. Belki bu projeyle alakalı, belki Jasmine'le alakalı bilgiler de vardır. Hani bunları Jasmine'in burada bıraktığımızda sonra... var dediniz zaten. Evet, geri döndüğümüzde bunlara ulaşamamak, bunları bulamamak tekrardan bana mantıklı gelmiyor. Asaf, eğer bu bir server bilgisayar üzerindeyse biz bu bilgisayarı söktüğümüz zaman hard diskte hiçbir şey kalmayacak zaten. Ana bilgisayardan geliyor. İki bilgisayarda da aynıydı şeyler, veriler. İkisine birden aynı yüklenmez bunlar. Muhtemelen ana bilgisayar var, hepsine aynı verileri gönderiyor. Bunlar çağırıcı yani. Peki sence Zlatko ana bilgisayar nerede olabilir? Hepsi belki laboratuvara de... bağlanıyor. Tüm kablolar laboratuvardan geliyor. Muhtemelen belki o tarafta. İçeride. Ya aslında bunu anlayacak vesaire birini bulmamız lazım. Bence önce buranın ne olduğunu bulmamız lazım. Dışarıda fabrika falan gördüm. Normal hayat devam ediyor. Bize birileri saçma sapan yalanlar söyledi. Buz dedi, o dedi, bu dedi ama şeyler tutuyor, tarihler. Dışarısı bıraktığımız gibi değil. Bir bakalım. Bakalım. Bence de. Dışarıya dışarı mı gidelim? Ama bu bilgisayarı bırakmak hala abi bana mantıklı gelmiyor ama. Yani dediğiniz de doğru. Çalışan bir sistem var sonuçta. Birilerinin hayatına mal olacaksa tabii ki de önemli değil. Ben de öyle bir şey yapmak istemiyorum ama. Bakın, neyse, ulaşabileceğimiz bütün buradan... bilgiye ulaştık herhalde. Muhtemelen. Soykan, meta söylüyorum. Option'a basılınca başka bir işletim sistemi varsa onu da gösteriyor Apple'da. Yani yok, eğer şey... Apple'ın içinde yeni bir sistem kurulmuşsa. Öyle değil ya. Apple. Değil. Sistem Apple Windows gibi gözüküyor. Okay, anladım. Bakın, buradan en çok çıkmayı, bir an önce gidip eşime kavuşmayı en çok isteyen biri benim. Ama bu kapıdan çıktıktan sonra belki de döndüğümüzde aynı şeyi bulamayacağız. Ya dediğim gibi ben dönme taraftarı da değilim. Ya kalacaksak içeride, içeriği araştıralım. Laboratuvarda Catherine'in sevdiği insanlar, belki sizlerin de değer verdiği birkaç kişi olabilir. Sonuçta ben buradan çıktım ve o insanları orada bırakmak, bu göze alınabilir bir şey. Ama Asaf'ın dediği gibi döndüğümüzde hiçbir şey bulamazsak. İçeride olan adamın aynısını dışarıda da gördük arkadaşlar. Belki de içeride olan bütün insanların aynısı dışarıda da vardır. Şu anda içeride peki olanların biz... gerçekliğini de bilmiyoruz. Biraz çıkıp araştırmamız lazım bence. Bizim gerçeğimiz de dışarıda var mı sizce? Bilmiyorum. Çıkalım buradan ya. Bitti, çıkalım zaten buradan bence de. Çok tamam, gidelim. Bilmiyorum. Peki nerede olduğumuzu da bilmiyoruz. Neyse, Duşka, gidelim. Soracağız diyeceğim ama insanlar garip davranıyor. Sen şu gücünü bir kullansana Giovanni. Gelecek misin benimle? Gelemem. Laboratuvara döneceğim diyordun, intikam diyordun. Dışarıda ne olduğunu anladıktan sonra diyordum. Okey, şu an dışarıda sayılırız. Sen laboratuvara mı gideceksin? Yani en azından etrafı bir kolaçan edip bu oyunu bozabiliyorsak, belki birilerine yardımımız dokunacaksa. Hayır, eski laboratuvara mı? İçeri bir daha nasıl gireceğiz?
Eski laboratuvar değil, biz diğer laboratuvarları düşünmedik mi? Diğer bilgisayarlara ya bakalım. Sen tepeden olaylara bak. Eğer herkes okay. gücünü kullanabiliyorsa ben de senin gözlerinden görebilirim zaten. Oo. Okay. Böyle bir yüzünün önünden geçiriyor elini. Yapma şu lanet hareketi. Böyle. Her takışını okay. var mı peki bu hareketin hocam? Hayır. Yani kendi şeyini kullandı. Kendi ekşini kullandı. Adam koskoca zihninden hadi be Gio yaparsın be. Sana güveniyorum ben nasıl ama inanamazsın. Küçük bir kuş ol. Çok dikkat çekme. Ben aslında eski laboratuvar değil de yeni yani kabloların diğer tarafa uzandığı yeni laboratuvara bakmanı konuştuğumuzu düşünmüştüm. Tepeden her yere baksın işte. Etrafta laboratuvar mı var, bilgisayar mı var bilmiyoruz işte. İşte tamam bu kabloları takip ederek eski laboratuvar değil de yeni olanlara bakmak daha mantıklı. Etrafta başka laboratuvarlar olduğunu mu düşünüyorsun? Evet bu kablolar nereye gidiyor o zaman? Bilgisayarları araştıracağız. Olayımız bu aslında. Aynen yani eskisine gitme demeye çalışıyorum eski laboratuvara. Yo hayır laboratuvara gitmeyeceğim etrafa. Ben bu arada attım zarımı. Duş kocuğum. Haberin okay. olsun. Küçük bir kuş dönüşmeni tavsiye ediyorum. Yo, zaten siz bugün Duşko'nun hapları hala yok mu üzerinizde? Var. Bedeninizde. Evet, var. 200 gibi bonusla atıyorsunuz. Okey. Aynen. Ya ben kartala dönüşmeyi düşünüyordum. Çünkü hani uzak görüş mesafesi de var ya onların. Şahin daha iyi olabilir. Şahin. Okey. Okay. Şahin. Tamam. Dönüştün. Dönüştüm, İçeride misin dışarıda mısın? Şeydeyim. Yani laboratuvarın içindeyim. Yani laboratuvarda değil simülasyon tarafının içindesin. Okey tamam, evet. tamam. Şahin'e dönüştüm. Dönüştüm. Havalanıyorum. Tamam. Duvarı aşıyorsun tabii 10 metre. Abi ilk önce duvarı açtığımda bir o tarafa bakıyorum. Ne görüyorum o tarafta diye. Abi çok yükseliyorsun. Dibinde zaten tasvir ettiğim o sanayi yapı var. Fabrikalar, o endüstriyel yapı var. İyice ileriye baktığın zaman hani yürüyerek çok 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 uzak mesafede daha böyle kentleşmiş bir yapı görüyorsun. Büyük binalar var yine. Daha küçük bodur binalar var, evler var, büyük şeyler var. Çok daha ötede doğuya doğru masmavi parıldayan, o güneşten çok nasibini almayan böyle bir şey var. Kalemsi bir yapı var. Kocaman. Gördüğün en büyük yapı o. Ama doğu tarafında kalıyor. Çok uzakta. O yani kuş gözüyle görülebilecek bir şey. Hayır dumansa görünüyor. Değil. Ha yok öyle duman tütüyor falan. Sadece fabrikaların dumanı var. Etrafta bir şey şu anda. Hani siyah bir şey ne bileyim yangın öbür türlü. Öyle bir şey yok. Okey. Şey var. Abi insanlar gidiyor geliyor. Görüyorum. Seçiyorum birkaçını. İnsanları seçebiliyorsun. Faytonumsu şeyler var. Fakat bu faytonların ilginç bir tarafı var. Şu ana kadar gördüğün birkaç faytonu ikiye ayırabilirsin. Bir tanesi hiçbir şeysiz çalışan. Yani okay. sadece, elektrikle çalışıyor olabilir. Sadece tekerlekleri var. Önünde bir çeken bir şey yok. Hayvan yok. Bir araca bağlı değil falan. Bir modelinde de abi insanlar çekiyor faytonu. Hayda. Böyle iki tip fayton gördüm. Başka bir şey görüyor muyum o tarafta? Uzaklara gidecek misin? Şehre... Henüz açılmayacağım o tarafa. Yok. Hayır şehre yok. Doğru değil. Okay. İlk görüşüm bunlar. Tamam şeyler... bir manevra yaptım. Okay, bu mevzu var. Bu alan. Tepeden sana daha iyi tasvir edebilirim. Ortada çok büyük. Zaten... Günlerdir alışık olduğunuz o camlarına boyutlama uyutma bir laboratuvar. Ondan sonra bunun çıkış kapısından itibaren ağaçlandırılmış yerler, karlar marlar böyle esiyor falan. Bir yerde bitiyor onlar çat diye. 8 farklı yerden bu şeyler uzanıyor. Ve etrafta tur attınca daha da net görüyorsun ki kabloların uzandığı her yerde 2 adet bilgisayar var. Kimse var mı etrafında? Başlarında kimse yok. Hayır. Ve kapı mapı bir şey var mı? Onların yanında. Hepsinin başında birer kapı var. Bilgisayarların. Sizinki gibi. Ve bu alanın yani buraya geldiğin kadardan fazlası sağa sola doğru var. Enine çok büyük bir alan bu. Yani şöyle ortada bir ahtapot resmet. Bundan yürüsen 4 saatte falan yürüyebileceğin kadar sola sağa gidiyor. Bir saatte yürüyebileceğin kadar ileri geri gidiyor. Ki zaten siz bir saat ileri yürüdünüz. Öyle bir alan.
İlk dörtgen bunu, bir alan. Ben çok basic bir şey soracağım da. Bunu laboratuvardan, yani o kapıdan çıkıp tepeden görüyor. Hayır. Laboratuvarın içinden, hayır, hayır. Tepeden görüyor. İçinden değil mi? Tamam, okey. Tepeden görüyor. Okey. Şimdi bilgisayarlar peki o 4 metrelik alanın sonundalar mı? Hepsi kabloların en sonunda, duvarın dibinde. Dolayısıyla ama yana doğru açılan metre, dolayısıyla yana doğru açılan kablolar çok daha uzuna gidiyor. Evet. Okey. Ve hepsinin yanında birer kapı var. Ya da yani kapının üstündeki yazılar falan mesela, anladın mı? Dönüş proje yoluna geçtiğimde abi hafif o Zagreb'e böyle biraz yakın uçmaya çalışıyorum ki hani böyle cam tavan gibi bir şeydi ya. Hı-hı. Acaba içeride bir hareketlilik bir şey görebilecek miyim diye. Ona böyle yakından ama çok da yaklaşmadan. Dışarıdan içeri ışık hiç girmediği gibi. Zaten siz oradayken bunun farkındaydınız. Herhangi bir şey de göremiyorum. Filmli cam gibi bayağı. İçerisinde bir şey gözükmüyor. Okey. Okey. Niye böyle öterek? Şey bize canlı anlatıyor değil mi bu arada live? Duşko size anlatıyor bu gördüklerini. Evet. Duşko'ya şey diyorum. Doğru. Bu arada diğer bilgisayarlara ulaşması aşırı uzun sürecek bir şey mi? Böyle bu kadar hızlı uçan bir kartal. Yo. Şey gider. Giovanni gider. Arkadaşlar sizce diğer bilgisayarlara bakmalı mıyız? Giovanni azından, baksa aslında kapıları falan bakar ya. En azından evet, başka projeler kim falan, ya da o bilgisayarlarda ekstra bir şey var mı? Onları bir şey söyleyebilir misin şu anda? Hayır. Catherine, sadece zihninden görebiliyorum. Deneyebilirim ama şu an göz mesafem yok onda, yani görmem lazım. Yok yani Duşko'dan sektirip falan yapamazsın. Ya ben biliyordum yapamayacağımı. Ben söyleyeyim de. Ben bağırayım mı? Giovanni inşallah. Giovanni inşallah akıl eder. İnşallah. Sen bağırsan eder. Duymaz mı? Ya önemli bu değil, buraya geldiğinde söylersek ölçer, çok önemli. Evet doğru. Bu. Saatler sürmüyor uçması bu arada ya. Evet evet doğru. Muhtemelen yarım saate falan döneceğim. Bir sırada yani biraz şehri keşfettik. Ben siz çıkmadan gelmiş olabileceğimi düşünüyorum. Aynen. Henüz dışarı çıkmadım. Ama vakit kazanalım derseniz. Viyaklayarak uçtum. Bizi zaten Zagreb'de görecek. Aynen sizi görecek bu arada. Yavaştan dışarı çıkalım. İnsanlar bize nasıl tepkiler veriyor onu biraz görelim. Bence burada bırakmayalım ya. Geldiği zaman. Ben bizimkilerin kapıya doğru hareketlendiğini görüp kanatlarımı daha hızlı çırpıyorum. Abi bir an önce oraya ulaşayım da diye. Onlar sen genel bir turladın ben. Gidiyorsun bizimkilerin. Tabii yerine. Turladım. Tabii. Tamam. Çok kayda değer bir şey görmedim. Ya bilgisayarların hakikaten de her yerde ikişer tane olduğunu gördüm. Bu önemliydi. Genel bir şehir panoraması gördün. O önemliydi. Hı-hı. Böyle. Okay. Mavi şey İndim. Neydi ya Giovanni? Yani anlamadım. Zagreb'e benziyor. Yani masmavi bir ışık ama çok seçemedim gözlerimde. Açıkçası ne olduğuna dair bir fikrim yok. Ama size resmini gösterebilirim oranın. Göstersene. Ama gece çekilmiş bir resmi bu. Hani onu kafanızda canlandırmanız lazım. Pinterest'te bunu bulabildim. Aynen. Tamam. Oo, parçalar birleşti şu an. Ha, okey. Tuf. Ha. Böyle bir şey. Çok izole şehirden. Yani Zlatko gördünüz mü bilmiyorum. Duşko sen gördün. Çok uzakta. Şehrin doğusunda kalıyor. Yerleşim yerinden çok uzak. Ve yani enteresan bir şekilde orada önemli bir şeyin olduğunu düşünüyorum ama şu an bence burası daha önemli. Çünkü şunu düşündüm. Bilmiyorum hiçbirinizin aklına geldi mi? Burada 8 kişiyiz. Ve 8 bilgisayar, yani 8 ayrı kola uzanan bilgisayarlar ve hepsinin yanında birer kapı. Belki de hepimiz için farklı bir kapı vardır. Hepimizin çıkması gereken kapı farklı olabilir gibi bir düşünce var aklımda. Giovanni, şöyle bir şey yapabilir misin? Biz belki dışarıyı kontrol edelim zaman kazanmak adına. Sen ve Duşko belki de bu bilgisayarları kontrol edip hatta o kapıların üstündeki yazılara bakman mümkün mü? Yani
Bunları kontrol ettikten sonra yine dışarıda buluşabiliriz. Muhtemelen zaten mümkün çok ama uzaklaşmayız. Oliana, şunu düşünüyorum. Yani her kapının ardında burada gördüğüm şey olmayabilir. Çünkü burada bir duvar, paravan görüyorsunuz şu an. Bu duvarın üzerini gördüm ama o kapıların etrafında bir duvar, dışarıda ne var? Onlara dair herhangi bir fikrim yok. Zaten dışarıya değil, sadece o kapının üstünde başka projeler var mı bunu görmemiz? Ya Ama da o Jasmine bilgisayarlarda Project başka bir şey var dışarıda mı? yazıyor. Bunu hemen uçup Yani bakar istese bu arada. Diğer bilgisayarları da görmedim kontrol etmek ki. adına, isimleri görmek Bilgisayarları adına. kontrol edebilirim ama şöyle bir şey var Oliana. Jasmine Project dış kapıda yazıyor. Muhtemelen öyle bir yazı varsa yine dışarıda asıldır. Çünkü etrafımda görmedim öyle bir yazı. Sen dışarı çıkmak mı istemiyorsun? Risk mi görüyorsun? Yani dışarı çıkmak riskli Bir olabilir. şey diyeceğim. Sonuçta bu bilgisayarda eşimi ve çocuğumu gördüm. Yani çıkacaksam bu kapıdan çıkmayı tercih ederim ama tabii ki Diğer gideyim bilgisayarlarda ne bilgisayarları olduğunu bir... bilmiyoruz. Bir Evet, bakalım o önce. yüzden dedim gidip bilgisayarları kontrol edebilirim ama kapıdan çıkmak çok bana mantıklı Ve gelmiyor. o projeler bizsek. Mete Ne? söyleyeceğim. Biz o kapının dışına çıktıktan sonra kapının diğer tarafında görmedik mi yazıyı? Evet. Proje resmini. Evet. Çoğu Tamam, kişi hala görmedi bu içerideyken arada dışarı bunu. çıkmadan Duşko, zaten Giovanni projeler. ve ben gördük. Başka Tamam. kimse görmedi Her işte. neyse, önemli değil. Mete soruyorum zaten. Yani içeriden gördüğümüz için senin içeriden her yere bütün kapıları okuman mümkün dışarı çıkmadan. İçeride değil balım, Dışarıda dışarıda kapının üzerinde kapıyla. yazıyor. Onu anlatmaya Yani çalışıyorum sadece zaten. kapıyı açıp Mümkün. kapının dışındaki yazıya Ama bakıp kapıyı içeride dediğimiz şey kapatman da farklı. mümkün. Tamam, pardon. Ben içeriği girdiğimiz yere içeri gibi şey yaptım. Dışarı değil de. Yok, içerisi olduğumuz yer şu an araya. Okey, tamam, O anladım. yüzden dış, yani o kapıyı açmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yani Giovanni, ama senin ailenin gözüktüğü bilgisayarlar bu kapıdan giriyor. Yani muhtemelen eğer onları bulacaksak burada bulabileceğiz. Onu diyorum işte ama bence 8 tane kapı ve 8 kişiyiz. Yani bunun bir anlamı olabilir diye düşündüm Giovanni sadece. neden Katılıyorum. 2-2? Abi anlamadım. Yani burada da 2 tane bilgisayar var. Bütün bilgisayarlar 2-2. Yani muhtemelen hepsinde bir şeyler var. Gidip kontrol etmek kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. İstiyorsanız ben hızlıca hepsine bir göz atabilirim. Etrafında kimseyi görmedim çünkü korkulacak bir şey yok diye düşünüyorum. Tamam. İşin bittikten sonra Okay, da tamam. dışarı bak. Biz çok uzaklaşmayacağız zaten. Aynen, biz Dışarıda sadece buluşalım. insanlardan bir şeyler öğrenmeliyiz. Yani 20 dakikada orayı turlarsın. 20 dakikada turlarım. Hepsini kontrol edip mi turlarım? Ya dışarıdan turlarsan, tabelalara bakacaksan. Aynı yere mi çıkıyor bütün kapılar? Oğlum, bir tane alan var. Kocaman. Evet. Set çekilmiş etrafına. Tamam. Bizim dışarı olarak Bütün çıktığımız yer uçlarında da orası. kabloların bağlı olduğu bilgisayarlar ve birer kapı var. Tamam. Sen tepeden Tamam. baktığında zaten hepsinin aynı yere çıktığını görüyorsun. Evet, işte ben de o Ha yüzden. işte ben de onu diyorum ya ama hani bilmiyorum o kapılar nereye açılıyor o yüzden O çok görüyorsun mantıklı oğlum, değil. dışarıya Görüyorsun, açılıyor. görüyorsun. Şöyle Görüyorsun yuvarlak bir tamam yer düşün. okey. Ben görmediğimi Ha yok, sen Hepsinde dikdörtken bir bilgisayarlar şeye var. tepeden bakıyorsun. Bir saray bahçesi Tamam. gibi bir şeye tepeden Ha, ben bakıyorsun. o Ben yüzden görmediğimi kuş düşündüm. diye. Yok Okey. canım, kuşsun sen. Tamam. Şuraya mikrofonun kapalı. Tuana'nın söylediğini çok mantıklı buldum. Dedim bu niye olmaz anlamadım yani. Ben de Olur, olay anladım. bu bence de. Okey, ben diğer tarafların üzerinde hani bu tarafta paravan gibi bir Okey şey okey, vardı dışarıya anladım açılıyordu anladım. ya bu taraf tamamen kapalı diye düşündüm ben geri kalan yerler. O yüzden. Hani sanki o kapılar başka bir yere mi açılıyor diye düşündüm ama aynı yere çıkıyormuş Yok, okey. evet. Tamam o zaman dışarıdan turlamamın herhangi bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. Okey. Yok. Şöyle bir detay verebilirim Ama sana tepeden baktığın kısımda. Buranın arkasında herhangi bir şey yok. Bir yerleşim, bir bina, bir şey değil. Okay. Okey, etrafı ne peki dışarı bu tarafın? Kum. Yani bu tarafta şey gör. Ha çöl görüyorum o tarafta. Evet. Okey. Dışarıdan hızlıca peki bilgisayarları kontrol etmek. Daha sonra ne diyorsunuz? Hepsine tek tek bakayım mı? Bence hepsine tek tek bak. İçeride birileri varsa. Bence başka bir Yani. kapıda bir tane de bilgisayarda birebir aynı şeyler olursa hepsi ana Direkt bilgisayara geçebilirsin yazıldı belki. demek. Bir sonraki kapı buradan yürüyerek ne kadar uzaklıkta, hatırlıyor musunuz o an? Çok uzak. Yani bir insan yürüme mesafesiyle yaklaşık 1-1,5 saati bulur. O da Diğer. hızlı yürüdüğünüzü düşündüğüm senaryoda. Ya ben kontrol ederim. O zaman en azından bir tanesini kontrol etsen. Çünkü tekrar dönüşememenden korkuyorum. Birbirimizi bulamazsak çok kötü olabilir. Okey, neye bakmam gerekiyor sizce? Ne araştırmalıyım bilgisayarda?
Jasmine. Jasmine. Evet. Okay. Jasmine ve bize. Ya da genel evet bize bak. Sıkıntı yok. Yönetici şifresi istemiyorsa kesinlikle o dosyayı alman lazım Giovanni. Evet, ilk Jasmine'e bak bence de. Okey, Jasmine. Eğer diğerlerinden farklı gördüğüm bilgisayarlar varsa herhangi bir özellik açısından. Hepsi birbirine benziyordu sanırım. Yani uzaktan çok iyi seçemedim ama. Bu arada Giovanni. Efendim. Özel bir şey sorabilir miyim sana? Eşin hamileydi ya hani. Kızına isim düşünmüş müydünüz? Yok, hayır. Tamam. Ben görmüştüm sanki adını. Görmemiş miydin? Fotoğraf. Dosya bulduk. Fotoğraf dosyada bulduk. Fotoğraf var, isim mi yok? İsim yok. Sadece fotoğraf var. Tövbeler. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Güzel kocam bu. Bu fotoğrafı mı gördüm ben? Bu vardı. Hani kızdı oğlum? İşte. Dünya çok kötü oldu. kötü diyorsun. Kötü kötü. Gospod dinler sizi. Ananızı sikeceğim. Neyse. Jasmine. Peki o zaman sen gidip hem kendi dosyalarına hem bizim dosyalarımıza bir farklılık var mı ona bak. Bir yandan da Jasmine'e tabii ki. Biz dosyada insanlardan öğrenmeye çalışalım dışarı çıkıp. Kapıların üstünü unutma. Efe. Efendim abi. Bir sigara versene oğlum. Dur abi. Böyle bir açık havada içmesek mi ya? Bir tane yakalım. Asaf abi. Ver hadi ya, bir tane dışarı çıkıp içelim ya. Neymiş bu? Yine bakarız. Ünlem çiş Efe. Girin girin gerildik be. Hadi bir 5 dakika mola. Abi dışarı doğru uçtum bu sefer. O bulunduğumuz alanın dışına doğru uçtum. Şehre doğru mu? Şehre doğru biraz uçtum. Okay. Yaklaştım şehre. Çok uzaklaşmadan döndüm arkamda. Öyle bir cızırtı bızırtı güç kullanamadın, enerji koptu gibi bir şey olmadı. Güzel, sıkıntı yok. Döndüm abi, karşıma aldım alanı. Sol taraftan başladım dönmeye etrafında. Kapıların dışarısında, o kapıların üzerinde herhangi bir şey yazıyor mu diye hepsini tek tek kontrol ediyorum. Yazıyorsa aklıma not almak isterim. Kapıların bazılarında bir şey yazmıyor. Yazanlarda ise Project Jasmine yazıyor. Okey, böyle 2-3 kapı aralıklarda bir Jasmine yazısı. Project falan, evet, Jasmine. Hepsine tek tek yazmamışlar ama 3 tanesinde 8 kapının yazıyor. Okey. Uçuşu tam tamamlamadan sağ taraftaki o 4 metrelik alan var dedin ya. Bu sağ taraftaki bilgisayarlardan birine doğru iniş yapıyorum abi. Tamam. Rastgele mi? Yani numara mı vereyim? Nasıl yapalım? Okey. Sizinkilere 1-2 diyelim. 3-4-5-6-7-8 1-2 diye dönsün. Saat yönünde. Tamam. 7'ye iniyorum abi. Tamam. Yanınızdakilerden birine indin. Yine başında kimse yok ve bilgisayarlar açık. Ama çok da yanımızda değil değil mi? Yani uzak yani. 2 saat ve 1,5 saat yürüme mesafesi. Okay. Tabii. İndim abi. Bilgisayar açık mı? İkisi de açık. Okey. Geçtim başına. Hemen yazdım. Search butonuna geldim abi. Jasmine. Var. Şey Enter. İstiyor. Otorizasyon istiyor. Şifre istiyor. Bir sorun vardı bununla alakalı Jasmine'e. Keşke sormuş olsaydım ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Diğer bilgisayara geçtim. Baktım bağlantılarına baktım. Yine aynı şekilde mi? Birebir aynı. Okey. Tekrar search butonu. Asaf yazdım. Var. Asaf'ın belgesi az önce gördüğün belgenin içerik olarak aynısı abi. Ama farklı elden yazılmış gibi. Yani anlattığı şeyler aynı. Fakat o belge çok resmiydi ya. Evet. Bu daha gözlem. Ekstra bir bilgi alabiliyor muyum? Hayır. Dosyada? Asaf hakkında ekstra bir şey öğrenebilir miyim? Sen Asaf'ın belgesini çok net dikkatli okumamışsındır.
orada. Okumadım hani zaten. Ben burada tamamını okuyup Asaf'ın bütün geçmişini öğrenebilirsin, evet. Ama Asaf'ın... Okey. Yani Asaf'ın dosyasını şey özellikle okuyorum abi. Tamamdır. Yani okudum. Asaf hakkında bilgi edindim. Hı hı. Bunlar ileride sana yolsu elektrik RP olarak dönecek. Ben sana bazı yerlerde sen bunu biliyorsun falan diyeceğim. Teşekkürler diyeyim. Okey, Asaf'ı öğrendim. Tekrar search. Duşko. Aynı şekilde Duşko'nun da var. Okey. Jasmine'e giremiyorum. Buradan bir şey çıkmayacak. Bir insan formumdayken bilgisayarların o arkasındaki kapının kulbuna uzatıp o kapıyı açmaya çalışacağım. Yani bir şey olacak mı falan diye. Okay. Bir açıyorum abi. Açtın abi. Bir önceki kapıda karşında gördüğün o endüstriyel mevzuyu uzaktan bambaşka bir açıdan görüyorsun. Büyük binaları vesaire. Belli ki aynı yere çıktın yani. Okey. Tekrar kuş formuma dönüyorum. Geldiğim yöne doğru geri uçuyorum bu sefer. Tamam. Dört numaradaki bilgisayara iniş yapacağım. Tamam. Öbür ucuna gittin yani. Evet. Mekan. Tam çaprazına öbür ucuna gittin. Tamamdır. Evet. İndim abi. Bilgisayarlar çalışıyor yine aynı şekilde. Açık. Evet. Tekrar ilk search'üm Jasmine. Bir kül tablası var masada. İçinde herhangi bir şey var mı? İçinde 8-9 tane sönmüş izmarit var. Böyle bakıyorum tablasına. Elliyorum kül tablasını, sıcak mı? Hani yeni mi söndürülmüş falan. Değil. Dumanlı yok muhtemelen. Yok. Okey. İzmaritleri kontrol ediyorum. Böyle bir ruj izi falan bir şey görebiliyor muyum diye. Çok mantıklı. Yok ama ruj izi. Yok mu? Belli ki bunlar... Okey. Yok, kadın da hiçbir şey olabilir, sıkıntı yok. Seksistlik okay. Ama puşt. Başka? Evet, yapmadım. Hemen döndüm. Başka bir şey görüyor muyum masanın üzerinde? Kimse kadındır. Şöyle bir şey görüyorsun. Bu bilgisayar kapalı abi. Açık dedin. Hayır. Demedin mi? Öbür ikisi açık. Okay. Bunun bir power tuşu olacak bir yerlerde falan. Böyle sağına soluna bakıyorum. Şeyimiz de belli yani. Bastım. Bekliyoruz abi. Windows kaç bu? Açılırken şifre istiyor bunlar. Açılırken şifre istiyor. Haliyle. Okey. Deniyorum. Zagreb. Jasmine falan. Açamıyorum. Yok. Hiç mi bulamam yani? Hiç bir ihtimalim de mi yok? Zarmar falan. Abi, yoksa benim evime gelsen şu an bilgisayarım şifresi olsa ne kadar bulabileceksen onu da o kadar bulabilirsin yani. Ben bulurum. Ama ihtimal ya. Senin şifreni bulmam da bir ihtimal ya. Evet. O yüzden soruyorum. Ne kadardır bunun ihtimali sevgili Sipskop? Abi yani boş enter'a basarsa açılma ihtimali var. Belki şifre koymamıştır yani. Bir direkt enter'a bassın hiçbir şey yazmadan. Yazılı şifre yazıyor falan. Okey, açamıyorum herhalde. Basmadın mı enter'a? Yapacak bir şey yok yani. 5 trilyonda bir falan ya, çoktur bence de çok. Sanırım yok abi, 5 trilyonda bir değil. Tekrar dönüştüm. Sonsuz olasılık var. Tekrar dönüştüm. Bu sefer yükselmeden abi. Bilgisayarların etrafından geçerken açık mı değil mi, herhalde bir ışığı falan mı yanıyordur evet. Açık olan bilgisayar. Açık olan bir bilgisayar görebiliyor muyum? Bu sefer evet. Şeye doğru tekrar 4'ten bakmadığına gideceğim. 8'e doğru tekrar, hani geldiğim yöne değil de bu sefer diğer tarafa doğru 7'ye baktın doğru zaten. Açıktı onlar. Okay. Kontrol ettin. Ha, başka herhangi bir açık bilgisayar var mı? Etrafında dönüyor. 3-4'e gitmedin. Yok. 5-6'ya gitmedin. Özür dilerim. 5-6'ya hiç gitmedin. Tamam, işte o taraftan uçarken görüyorumdur muhtemelen. Açık mı? Okey. Oraya indim. Ben seni hiç yormayayım. Birebir diğerlerinin aynısı ve Jasmine şifreli. Okey. Şeyler? Asaf, Zlatko, ne bileyim, Catherine, Olyan falan. Onlara bakabilir. Ha, pardon. Aynen. Tamam. Tekrar Asaf. İlk incelediğim Asaf olduğu için Asaf yazdım tekrar. Abi burada Asaf'ın yine... Dediğim gibi gözlemle bir belgesi var ama altında şey notu var. Levent'in yazdığı notlar var. Ne yazıyor? Şunu yazıyor Asaf'la alakalı. Görev bilinci olan disiplinli bir Türk askeri fakat kafası karışık, isyana meyilli.
Altında Levent Gospodin falan mı yazıyor? Bunu aynen. Levent'in yazdığını nereden anlıyorum? Altında tarih ve Levent yazıyor. Yorum olarak tırnak içinde. Altında Levent ve tarihi yazıyor. Bu ikisi peki Levent Gospodin kullanıyor mu? Onu biliyor muyum? Bilemeyiz. Bilemeyiz. Bunu, bu bilgisayarın etrafında herhangi bir şey var mı? Hayır. Masada falan yok. Yok yani boş kağıtlar, işte kalemlik, malemlik, ofis bilgisayarı masası gibi düşünebilirsin. Okey. Duşko aradım. Aynı şeyler. Bununla alakalı Levent ya da herhangi birinden ekstra bir yorum yok. Okey. Yine de merak ettiğim için bu sefer de Catherine'e baktım. Okey. Catherine'le alakalı bir kelime var sadece aşağıda. Altında Levent ya da bir isim, yani kimin yorumu olduğu yazmıyor. Kırılgan yazıyor. Yani anlamadığım şey şu, baktığım bilgisayarlarda farklı farklı doneler görüyorum yani. Bir şeyler ekleniyor, kimisinde bir şey var, kimisinde evet, yok. Genel olaylar kapalı. Aynı, bazı değişiklikler var, evet. Okey, yani bu değişiklikler beni şeye sürüklüyor aslında. Hani tüm açık olduğunu düşündüğüm bilgisayarda farklı bir şey bulabilecek miyim onu merak ediyorum ama bizimkileri de çok bekletmek istemiyorum. Fast forward gidip yapabiliriz. Bakmışsın yapalım. Gibi geçebiliriz yani. Okey. Yani ekstra herhangi birinden bir bilgi alabileceğin bir şey varsa sen söyle bize. Bütün bilgisayardaki hani en çok gözüne çarpan detay Zlatko ile alakalı sürekli bir vurgu var. Jasmine'e olan bağlılığından mı? Çok fazla evet. Hani Zlatko'yu bayağı önemsiyorlar. Ama Jasmine'le alakalı bağlılığından dolayı mı tabii önemsiyorlar? Tabii ki. Sürekli yoksa... yanında şey var. Jasmine fikirlerine değer veriyor. Jasmine'i kızı gibi sevdiğini söyledi falan. Okey. Bizimkiler hakkında, diğerleri hakkında bir şey yok, yok ekstra. Okey. Döndüm ben o zaman. Instagram'ı var mı yazıyor? Evet, Catherine'inkinde. Abi. Hurdacı yazıyor öyle yanında. Okey. Suray'da hipnoz yazıyor herhalde. Hipnoz yazıyor. Şifnoz yazıyor. Müthiş bir çağırsın. Abi içerideyim havada, bizimkilere doğru uçuyorum ya. Bizimkilerin yanına geldiğimde aşağı doğru iniyorum, dönüşmeden kapıdan çıkıyorum. Okey. Bu sefer. Onlar da senin kapının dışında da uçabildiğini görmüş oluyorlar. Evet, gelirler arkamdan muhtemelen diye ben şehre doğru uçmaya devam ediyorum. Hepsi Şahin'e dönüştü abi. Arkandan nasıl gelecekler lan arkandan? Ya işte ben geçtim ya oradan. Okey. Saçma sapan şakalar yaptın. Bize illa şey tamam. Sen şehri önden uçtun. Ay, çok yaklaşmayacağım bu arada. Yani biraz yaklaşıp hani ekstra bir şey görüyor muyum okay. diye bakıp. Okey. Diğer gruba yiyeceğim. Döndüm o zaman. Senin sahneni bitirip. Tamam. Çıktınız mı kapıdan hepiniz? Tabii. Çıktık abi. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz? Etrafta insan var mı hocam? Hayır, dediğim gibi o arabalar falan var işte. Bu geçen 20 dakikada ekstra önünüzden geçen bir insan olmadı. Peki ilerliyoruz birazdan. O fabrikaların yolunu ilerliyoruz. Evet, insanların yani olabileceğini düşündüğümüz merkeze doğru ilerliyoruz. Okay. Abi tam bizimkiler şehre girerken ben onların yanına iniyorum bu arada. İnsan oluyor musun? Hı. Tamam. Bir 10 dakika falan bir yürümeyle, zaten gördüğünüz bir yer yani, 7 dakika falan bir yürümeyle oraya ulaşıyorsunuz. Burada 2 tane büyük fabrika var ve birçok küçük şey var. Müstakil diyeceğim yani, tek katlı şeyler var, kulübeler olabilir. Daha büyük bir dükkanlar var. Ve şey, genelde kepenkleri kapalı. Fakat fabrikaların bacaları tütüyor. Öndeki kamyonlardan sokağa girdikçe şeyleri görüyorsunuz. İçeri bir şeyler taşıyan işçiler falan var. Okey. Nasıl tipleri? Yani suratlarında bir sıkıntı var mı? Ekseriyetle yani gereksiz yere esmerler. Bu şey esmerli yani, bronzlar. Öyle ırksal bir esmerlik değil. Amele yanığı gibi. Gibi. Çok fazla güneşin altında çalışıyor olabilirler. Çok gereksiz kaslılar. Hepsi bodyci gibi. Gördüğünüz 5 kişinin. Şu kası gibi sürekli benzetiyordum. Evet. Falan. onun dışında yaklaştığı
baktığınızda görebileceğiniz enselerinde sizlerde olan dövmeden var. Ha. Wow. Kıyafetleri çok ayrıştırıcı şeyler değil. Hani rahat sweatshirtler, eşofmanlar falan gibi şeyler giyiyorlar. İçlerinden bir tanesi aksıyor ve onun saçları albino gibi diyebilirim. Çok genç olmasına rağmen platin renginde saçları. Peki hep aynı kıyafet mi giyiyor? Hayır, hayır. Tamam. Kot pantolon giyen var falan. Okey, tamam. Saatlerine de bir sıkıntı yok değil mi? Böyle yok, böyle bir ortam. Sizi görmediler henüz. Peki şey nasıl abi? Etrafta tabelalar, bir şeyler, böyle bir abi, teknoloji... Şöyle, ben ne bileyim. Okey, ben biraz burada iyice tasvir edeyim buraları. İlk defa mekanlara giriyorsunuz çünkü. Günümüzdeki böyle çok lüks olmayan semtleri hayal edin Türkiye'deki. İşte boyacı dükkanlarını düşünün, ne bileyim, küçük küçük nalburlar bilmem neler falan olur ya. Öyle bir sürü şey var abi. Ama hani ekstra olarak sizi şaşıracak şey, dükkan inanılmaz dökülüyor. Mimari olarak çok bir farkı yok. Ama önünde işte yaptığı işleri tasvir eden hologramlar var bazılarının mesela. Reklam tabelası gibi ama hologram. Bazılarında kesinlikle böyle bir şey yok. Old school şeyler var. Avrupa yakası gibi. Ondan sonra bir tane market var. Kepenklerin arasından sebzeleri mevzeleri görebildiğiniz manav gibi daha çok küçücük bir şey var. Ama kapalı henüz. Sabahın erken saatleri. Fabrikalar ise bunlardan karşılaştırdığınız zaman çok daha büyük. Ve gardlarla korunuyorlar. Kapıların girişleri. İki tane büyük fabrika var demiştim ya. İki fabrikanın bir tanesi şu anda çok aktif değil. Bir tanesinde bu 5 kişiyi arabadan içeri bir şeyler taşırken, çuvallar taşırken görüyorsunuz. Bunların her geçişlerinde onaylayan iki tane de gard var kapının önünde. Elinde silah tutan. Falan. Ve elinde tuttukları silahlar şöyle. Elinde tuttukları silahlar büyük roket atar gibi düşünün. Wow. Bunun el boyutu. Uçlarında bayağı füze başlığı var yani. Yani kutularla ne taşıdıkları belli mi? Biz anlayabiliyor muyuz? Çuval taşıyorlar yani içeri. Ama ağır bir şey. Alet edevat gibi bir şey. Nereli olduğunu biliyor musun? Ürün ya da. Nereli olduğunu direkt anlayamazsınız. Hani siyahi değiller. Konuşma dili tanıdık olabilir. Ne bileyim. İngilizce. Mavi gözlü ve sarı saçlı. İngilizce konuşuyorlar. Ama common İngilizce. Yani öyle Amerikan aksanıyla, İngiliz aksanıyla değil. Okay. İngilizce konuşuyorlar. Taşıdıkları şeyler, bir kişi sırtında çuvalı aldığı zaman o kaslı kuvvetli adamlar yere çöküyor. Ağır. Bayağı ağır. Şey ağır, ağır. Ama silah gibi bir şey diye tahmin ediyorum kendimce. Böyle bir sokaktasınız hani. Çok fazla her yeri anlatmıyorum. İçinde bulunduğunuz sokak böyle bir yer. Sadece orada mı insan görüyoruz? Sadece buraya girdiniz. Ya tamam, arkadaşlar silahlı... gidip konuş. Yani ben konuşmak istiyorum ama çok da biraz çekiniyorum. Kapıda gözcüler var. Acaba biraz daha yani... Ne olacak canım? Gözcüye soracağım. Ben başka insanlar gördüm bu arada arkadaşlar. Yani havadayken. Ya bilmiyorum. Bunların ellerinde silahlar var. Garip garip ya. İnsanlar. Acaba gidip ya. Başka bir yani gözlerden uzak bir yerde. En azından yardım ederler belki. Bir şey diyeceğim. Bir de biz fark polis ediliriz. Baksanıza hepsi bronz tenli falan. Evet evet. Bence de biraz. Yani. Dikkat çekmemek gerek. Bir çocuk gördüm. Asaf. Bir çocuk evet, gördüm abi. Bu dedim ya, korktular kaçtılar falan. Çocuğu bildiğin böyle tavuk pişirirsin ya fırında alüminyum folyoyla. Öyle şey yapmış, giydirmiş. Çok ayıp bu arada bu arada ben ya. Ha, giydirmiş pardon. Yani, alüminyum folyo duyarı mı geldi? Alüminyum folyo çok ayıp bu arada. Böyle söyleme. Tavuklardan özür dile Okan. Özür dilerim. Altlı üstü pişirmiş gibi dedi. Ben de kötü bir şey yapıyorsam. Amerika'da böyle şeyler çok hassas, öyle pişirmiş falan diyemezsin insanlarda da. Cooked. Ama yani etrafımızda gördüğümüz insanlarda cilt problemi gibi bir şey yok diğerlerinde gördüğümüz. Bir tanesi albino gibi sadece. O kadar. Ama albino insan da nasıl yani, şapkasız mapkasız nasıl, ne yapıyor burada, çalışıyor? Güneşe hassas olurlar genelde.
Yani ya bunlarla konuşalım, eğer istemezsek, gerilirsek falan belki de gözcülerin olmadığı bir yere gidebiliriz. Oraları araştırabiliriz isterseniz. Bir ufak detay vereceğim. Guardlar tamamıyla böyle parlak bir gri kıyafete sahipler. Yani öyle, hı-hı, mekanın güvenliği gibi değil. Üniforma gibi. Polis gibi mi? Asker gibi daha çok. Yani öyle bir devlet şey veriyor mu abi bana? Kamu görevlisi i̇şte, bunlar? Kamu, ya şöyle, mekanın özel tuttuğu güvenlik değil, anladın mı? Hı. Bunlar eğitimli meğitimli sağlam duran çakı gibi tipler yani. Boyunlarında lacivert renkte, o dövmelerinizin renginde fularlar var abi. Yandan bağlanmış böyle. Mantıklı değil. Yani. Bunlarla konuşmak. Ya ben dediğim gibi havadayken gördüm başka insanı. Başka birilerine mi sorsak acaba? Bence daha güvenli. Bu arada sorduğunuz iyi oldu. Bilgisayarların hiçbirinde Jasmine klasörü açık değil arkadaşlar. Bilgisayarın hepsi açık mı? Değil. Kapıların üstünde ne yazıyor? Kapıların birkaçında sadece Jasmine Project yazısını gördüm. Duşko. Efendim. Sen şu adamlarla konuşamaz mısın ya? Biz şimdi böyle kalabalık gitsek saçma sapan bir pozisyon olacak. Benim ne farkım var sizden dışarıda? Elin de çok güzel hareketler yapıyorsun ya. Onlar da yapıyorsa? Aa. Abi onlar yapabiliyorsa yani, ellerinde niye silah olsun ya? Ya şu anda bence elinde silah olan insanlara bir şey yapmasak mı riskli acaba? Riskli. Duşko'ya evet, katıldım. Birkaç sokak gezelim o zaman. Yani yerleşim yeri gibi bir yer gördüm. Biraz daha ileride herhalde, arka sokaklarda. Orası isterseniz... Mete 2 saat falan yürüme mesafesinde. Ve şeydi, yine de Zatman'ın söylediğin mantıklı yani. Çok büyük bir binanın Zatman etrafında gelişen orada bir kent yapısı vardı. Ya bu yani tepeden gördüğü kadarıyla bulunduğum... buralar çok şeydi böyle. Tek tük yerlerin olduğu sanayi bölgesi gibi yerlerdi. Hı hı. Ama sonuçta içinde bulunduğumuz sokakta market var. Yani market, manav tarzı yer var dedin. Birkaç tane dükkan var dedin. Sonuçta burada da insanlar var. Farklı insanlar var. Zlatko'nun söylediği gibi biraz gezelim. Etrafımıza bakalım. Normal bir gördüğümüz. Ya normal bir markete gidelim. Birine soralım. 8 kapalı kişi ama. Açılır birazdan. Daha saat çok erken. Baksana güneşe. Bence birkaç saat, şey, birkaç sokakta dolanalım. 8 kişi de değil. 2'şer 3'er. En azından birileriyle konuşmaya çalışalım. Daha sonra burada buluşuruz. Peki bir şey diyeceğim. Bir noktada bugün bittiğinde bizim kalacak bir yere ihtiyacımız olacak. Evet. Onu da çözmemiz lazım. Daha önemlisi Asaf. Biz haplar olmadan güçlerimizi nasıl kullanacağız? Bugün sonuna kadar birazcık vaktimiz var. Hap var değil mi? Bir de o olay var. Ben yanımda hap çıkarmadım. Zaten bu haftaki bütün erzağımı size dağıttım. Belki haplar sadece oraya özel bir şeydir ya. Laboratuvar için. Haplar belki de konusunda yalan. Dünyadan daha çok bilgiliyim. Değil. Hap almazsak bir sıkıntı olabilir mi? Güçlerimizi kaybetmek dışında. 10 yıldır hap almadığım hiçbir gün olmadı. Ya da birinin hap almasına izin vermediğimiz hiçbir gün olmadı. Bilmiyorum. Sizce evet, dışarıdaki insanlar kullanıyor mu abi? Ben odada bile verdim, evet. Bana şöyle, evet, oyun odasından hap getirdim. Ben şöyle bir tecrübemi paylaşabilirim. Hap içtiğimiz günün ertesi günü sabahında gücümü kullanmayı denedim. Çok başarılı olamadım ama yine de biraz kullanabiliyordum. Ama bir yerde bitecek sonuç olarak. Bilmiyoruz biteceğini. Hapı kullanmadığımız zaman sadece gücün bitmesi değil problem. Eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntı olacaksa ne olacak? Bilmiyorum. Nöbet geçiriyorsak, baygınlık, ölüm. Duşko, sen verdin hapları. Sen bilmiyor musun? Ya ne yaptığını, sınırlarını biliyorum. Ne kadar kullanmak gerektiğini biliyorum ama... Sen de uyandığın günden beri alıyorsun herhalde. 10 yıldır alıyorum. İçmeyen birini görmedim. Yani iyi ihtimalle düşünelim. Güçlerimizi kullanamıyoruzdur. Kötü ihtimal,
Artık vücudumuz bunlara bağımlı hale gelmiştir. Ve yoksunluk yaşarız. Ya bunu ilk günün sonunda fark edeceğiz. Şu an bence vakit kaybetmeyelim bunu. Doğru. Ne zaman güçlerimiz bence yerindeyken bir şeyler yapalım. Ne zaman aldınız hapları? Akşam. Yok, çıkmadan. 2-3 saat önce. 2-3 yani saat önce. Catherine evet. Hala... Tamam. Nereden baksan hala 20 saatimiz var. Aynen. Şu asker güvenlik gibi olan heriflerin bir zihninin içine girmeyi denemesem mi acaba? Bence şu an hiç normal bir insan iletişim kurarak insanlardan burada ne yapılabileceğini öğrenelim. Eğer güç kullanmamız gerekirse kullanırız ama şu anda ekstra bir şey yapmayalım bence. Ha, öyle diyorsun. Çünkü peki, onlarda da bu güç olabilir. Evet. Bilmiyorum işte olabilir. De. Ve hani bunu yaptığımı anlayabilirler. Benimle aynı güce sahip biri olabilir. Bunu fark edebilir. Hani kötü niyetli biri gibi görünmeyelim. Özellikle eli silahlı olan insanlara karşı. Zlatko'ya bir şey mi oldu? Zlatko... Ne gibi? Zlatko? Zlatko kötü bir... oldu bir çocuk. Kötü ya. Oldu ya. Tansiyon Zlatko... düştü. Hapını tam almadım mı? Gerçekten öyle bakıyor zannediyorum. Aa Zlatko teleport oldu. Dur. Aa Zlatko başkası mı? Zlatko'nun sesine demiş. Zlatko iyi misin? Ben pilotum abi ben. Geldi. Abi ben Zlatko oldum. Jasmine, Jasmine. Uçuyorum ben. Alo. Alo. Geldi Okan. Kusura bakmayın abi. Çok evet, özür diliyorum. Deneyelim mi gir çık? Yo. Yaparım ben. Ayarlıyor musun? İşi ne ya yapsın. Ya siz o sırada konuşmaya devam edin isterseniz. Ben de arkaya eğlence yapayım bari. Yani bence biraz konuş. Bence burada bulabileceğimiz bir manav, bir market, bir şey. Yani yiyecek bir şey alıyorum. Sen... Normal insanlar gibi girip bir konuşmayı deneyelim insanlarla. Burası bir fabrikanın girişi gibi. Sanki tehlikeli bir şeyler taşıyorlar kapıda silahlı insanlar olduğu için. Bir tık daha bizim için şey görünen, daha... Zlatko senin gördüğün kadın ve çocuk. Hı. Senden korkup kaçtılar. Hı hı. Öyle söylemiştin. Yani acaba buradaki insanlar hepsinden aynı tepki alabiliriz. Ya ne oldu biliyor musun Giovanni bak. Kaybolduk dedim ben, kaybolduk. Hı, orada böyle... nasıl söyleyeyim sana, dünyada en çok korktuğun şey diye söylemişim gibi düşün. Hı. Ölü birini görmüşler gibi korktular. Yani kaybolduk, yolumuzu kaybettik, yol bizi buraya getirdi dedim. Sadece kaybolduk mu dedim? Ketim, tam şu cümleyi kurdum. Biz dedim yolumuzu kaybettik arkadaşlarla. Yol da bizi buraya getirdi. Yolumuzu arıyoruz. Sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz dedim. Yol sizi buraya getirdi diye tekrarladı. Evet dememe kalmadan kaçmaya başladı. Yanında çocuğu sürükleye sürükleye. Ama Duşko çıktığında kimse bize bakmıyor falan demişti. Ben ya, de gördüm. Yani, insan bana da bakmadılar. Ben çıktığımda 4 kişi 5 kişi vardı sokakta. Seslenmedim ama normalde duruyorum kanalın orada ayakta. Yani bir demek ki... insan dönüp bakmaz mı? Garibime gitti de söyledim. Zaten çevremizden yani, yakın başka yerleşim ne var fabrika dışında? Küçük dükkanlar var. Kulübeler açık var. Açık olan dükkan var mı? Açık olan dükkan hangisi? Şu anda açılan var. Henüz açık olan hiçbir şey yok. Kim açıyor? Okey, açılana doğru. Sokağın sonuna doğru bir tane yaşlı adamın kepenk kaldırdığını görüyorsunuz. Şu anda ne dükkanı olduğunu buradan, anlayabiliyor muyuz buradan dışından? Buradan değil. Yani göremiyorsunuz tam. Yandan Sorkan, bu kepenk açtığını görüyorsunuz. Benim o çalışan insanlar birbiri arasında iletişim kuruyor mu? Konuşuyor mu? Hayır. Guardlar da konuşmuyor. Hiç kimse biriyle konuşmuyor. Sadece guardlar onları içeri girerken bir bakıyorlar yüzlerine. Onaylıyorlar. Ya demek ki dışarıda olmamızın bir... Yani biri biriyle konuştuğu zaman çok garipsiyorlar ve korkuyorlar demek ki Zlatko. Yani yüzden... burada bir... Bence konuşma değil Olyana. Bilmiyorum. Yol bizi buraya getirdi ya da kaybolduk falan gibi. Bence... Buraya bir yerden ya bilmiyorum, kadının bana ilk cümlesi ne oldu biliyor musun? Bir kadınla konuşmaya çalıştım diye de korkmuş olabilir şu an. Hiçbir şey. Hayır. Zannetmiyorum çünkü yani gerçekten çok kibardım Catherine ve korkusu öyle bir korku değildi. Yani sanki çocuğa bir şey yapacakmışım ya da çocuğu adına korkmadı. Kadın kendisi korktu. Bence konuşarak bir yere varamayacağız. Dükkana benimle gelmek isteyen bir iki kişi var mı? Çok kalabalık. Ben geleceğim. Oo diye. Ben de gelirim. Tamam. Üçünüz gidin. O zaman siz üçünüz gidin. Jasmine çok fazla benimle kalabalık olmayalım. Tamam. Siz o zaman bir etrafa bakın neler oluyor. Tamam. Efe, Duşko biz burada kalalım abi. Tamam. Tamam.
Asaf abi, Cesmi dönüp Asaf abinle iyi eğlen, geliyoruz hemen. Tamam. Bak abi. Ben tutuyorum Cesmi'nin elinden bu arada. Çok tatlı. Yanaklarından şöyle yapabilir miyim gitmeden? Jasmine. Küçük bir sorum olacak sana tatlım. Tabii abi. Annenin ismi neydi? Annemin ismini şuraya not almıştım abi. İyi olmuş hayatım onu not aldım. Onu ben biraz hatırlayıp sana söyleyeyim mi? Tabii sen biraz düşün, çok zorlama kendini. Biz o sırada kendimiz gidelim bir şey. Öyle çok ani soruyorsun abi. Bana çok işkence falan edildi. Shelley. Annemin ismi Shelley. Shelley. Bilgisayarda seninle düşünürüm. Alakalı dosya. Onu deneyecektim de. Hadi gidelim o zaman biz. Hadi gidelim. Böyle yanından böyle yapıp gidiyorum. Okey. Böyle 60'larında bir amca, siz gidene kadar kepengi kaldırdı zaten, anahtarını falan şey yaptı. Camdan bir kapısı var. İçeriye girdi. Tabelada Freddy'nin oyuncakçı dükkanı yazıyor. Kuruluyor mu soyadan? Değil. Okey. Giriyorum içeri. Çok fazla şey söylememeye dikkat ederim, olur mu? Belki kaybolduk falan demeyelim. Tamam. Ne diyeceğiz? Burada garip bir racon var anladığım kadarıyla. Onun ben konuşmasını bekleyelim. Biz çok fazla şey söyleyelim. Biz çok fazla bilgi vermeyelim. Zaten yüzünden anlarız artık nasıl tepkiler verdiğini. Biraz nabız yoklayalım. Ama istiyorum. Bir şey söylemezse bilmiyorum. Yani. Hallederiz. Hallederiz. Değil, o kadar da karışık şey, kapıyı açıyorum direkt. Girelim. Tamam. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Şaşkın mı şu an? Evet. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz kimsiniz? Siz... Zlatko ben ya. Zlatko sen ya. Yani... Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Yeni dükkanı açtığınızı gördük de. Biz buradan yiyecek bir şeyler almayı düşünüyorduk ama... Ne tarafta olduğunu unuttum ben. Bu sokakta market var. Aa evet doğru. Daha açmamıştır. 9 gibi açar o da. Hı hı. Yarım saate falan açar. Siz kimsiniz? Freddy'di değil mi? Ben yanlış mı? Doğru. Pardon, benim hafızam gidip geliyor. Farklı bir taraftaydık, geldik falan, biraz garip. Buraları tam hatırlayamadım. O yüzden sormak istedim size. Nerelisiniz? Tahmin edin. Zarat. Gerçekten yaptım bu hesabı. Aga be. Zarat. Bu esnaf zarı mı? Konya. Esnaflık zarı aynen. Esnaf ağzı zarı. Şey zarı bu. Trick. Deception zarı. Çünkü sen onu kandırma niyetiyle sordun ya. Kandırma niyetiyle sormadım. Gerçekten tahmin etmesini istiyorum. O zaman zara hiç gerek yok. Aferin Tuana. Devam. O zaman sen at. Ya adam da yapıyor. Gerçekten şu Kanada diyeceğim ama. Süper. Aksanını anladınız değil mi? Evet. Amerikalıyım ben. Siz nerelisiniz? Yeni Zelanda. Aa, ne kadar güzel. Bu dükkan ne kadar senelik? Ne kadar güzel bir dükkanmış. İsminiz neydi? İsmimi unuttum lan. İsmim Catherine. Tamam. Catherine, neden beni kandırmaya çalışıyorsunuz? Ben sizi kandırmaya çalışmadım. Bu dükkan çok güzelmiş. Yeni gördüm falan. Laboratuvardan mısınız siz? Yok değiliz. Yani aslında laboratuvardan sayılırız ama değiliz de. Hangi laboratuvar bu ya? Bu... Sen sordun. Bilmiyorsun galiba. Sizin geldiğiniz laboratuvar hangisi? Siz de mi laboratuvardan geliyorsunuz? Hepimiz laboratuvardan gelmiyor muyuz? Öyle ne? Mi? Biz... Siz de ne, kimsiniz ya siz? Abi ben oyuncak alacağım. Benim çok tatlı Jasmine vardı bizim. Sen bırak şimdi oyuncağı. Kimsiniz oğlum siz? Ben böyle Catherine'a bakıp şey böyle hani... Dur ben çözüyorum, bakış atıyorum ben. O sırada şeye, Zlatko'ya. Sana şey, Olyanna'ya değil. He.
Zlatko'ya dur çözüyorum bakış atıyorum. Tam böyle kafam şey yap. Bizim bir orada bir laboratuvardaymışız. Bilmem kaç senedir uyuyormuşsam böyle şeyler vardı bir ara. Böyle hikayeler var. Neyin artık gerçek olduğunu biz de şaşırdık. İnsanlarla konuşmaya çalışıyoruz burada. Dükkanımız da gayet güzelmiş. Ben sizi kandırmaya çalışmıyorum. Niye öyle olduğunu düşündünüz? Burada insanlar biraz yabanidir. Dükkanı açar açmaz 3 tane ilk defa gördüğüm insanın gelip kolay gelsin, merhabalar falan yapmasına alışkın değilim. Bu şehirde tanımadığım kimse olmadığını da düşününce biraz ya garip geldi. Arkadaşlarım sanırım nasıl yaklaşacağını bilemedi. Ben de öyleydim. Eğer biraz fazla garip davrandıysak kusura bakmayın. Biz de farkındayız çok garip oldu. Tamam, şimdi gerçekleri konuşalım mı? Konuşalım. Hangi laboratuvardansınız? Şuradaki. Zagreb laboratuvarı. Anladım. Siz? Beni boş ver. Aa, neden ama öyle dediniz? Belki size peki soru sormam. Bu arada şey hatırlamaya çalışıyorum Sokan. Manyak gibi aklımda F harfiyle bu adamın adını gördün mü listede? 400 kişilik listeden bahsediyorum. Evet. Ben pilotum bu arada. Bunu da lütfen aklında bulundur. İyi gördüyse hatırlar bu arada. İyi bir zar atman lazım ya. 400 kişi o pilot, liste. O liste 400 kişi. İyi bir zar atman lazım. Enes pilotlar bunun üzerine 7 sınava giriyor girmeden. Bir görsel hafızası vardır ya. Okey, bonus veririz abi. Zar atsın ama. Ya ben. Ben de 2 saattir burada çıkıyorum. Böyle yapıyorum. O sırada haklısın tamam mı? Bir daha bir. Fison, fitnat falan diye böyle. Aklından geçiyor. Adamdır oynayayım. Fitnat ne ya? Biz size olabildiğince dürüst olalım. Lütfen. Ama bizim. Tabii adam ki bir şey söylüyordu. Bir izin verelim ya konuşsun abi. Şeyi çok soracaktım. Şey. Akelion'u nasıl öldürdünüz? Ne? Kim? Ne? Ha bu şey. Akelion kim ya? Bu şey değil mi ya? Soğuk çocuk. O başımızdaki şeyi mi diyorsunuz? Hı-hı. Biz onu ne gördük ne savaştık. Biz onu öldürdük. Biz onu öldürdük. Ne diyorsun? Bir dakika dur. Ne? Bir hayır ya. Adam tezgahın altına soktu elini. Abi yapma. Bir dakika Vlatko. Neyi öldürdük? Shotgun gibi bir şey çıkardı. O öldürdüğümüz o değil. O simülasyon falan vardı ya. Siz neyi ondan öldürdünüz? Hiçbir şey bizi öldürmedik. Bir dakika arkadaşlar ne yalan söylüyorsun? Sakin olun. Aa, biz ışık öldürdük. Işık. Önümüze ışık çıkardılar bizim laboratuvarda. Zlatko sen bence bir sus kardeşim. Bence de bir sus. Işık çıkardılar. Allah Allah, Allah saçma sapan da bir şey ya. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur lütfen. Beyefendi. Ben size şöyle anlatayım. Olabildiğince dürüst şekilde. Eğer kafanızı kurcalayan bir şey varsa bize sorabilirsiniz. Biz laboratuvardayken bizi her gün eğittiler. Belki siz de biliyorsunuzdur hangi laboratuvardan olduğunuzu söylemediniz ama ve simülasyon olduğunu söyledikleri bir şeylerle savaştık. Heh, onu anlatıyorum ya. Biri de bu işte adını söylediydi. Lan tatava yapmayın. Akülyon'u öldürmeden nasıl çıktınız laboratuvardan? Kapıdan gizli bir şey, planlı bir şeyli falan çıktık biz. Kaçak mısınız? Yok. Al, vururum. Çıkın bu dükkandan. Çıkın bu dükkandan, üçünüzü de öldürürüm. Dakika, beni görmediniz. Çabuk çıkın bu dükkandan. Lütfen bir yerde. Çıkın bu dükkandan. Şey bu dükkandan şey çıkın. Bu dükkandan hepinizi vururum. Catherine, çıkın bu dükkandan. Catherine. Şey yapıyorum. Artık bu dükkana girmediniz. Çabuk çıkın bu dükkandan. Ben hayatımda böyle dükkan görmedim. Freda tamam, abi. Birine söylemeyin lütfen. Tamam. Evet söylemeyin tamam mı? Tamam. Artık tamam dedi mi? Tamam hayır, biz sizi görmedik siz de bizi görmediniz deyip okay çıkıyorum hemen. Olyana ne anlatıyorsun gözüm seveyim hadi. Ben falan deyip dışarıda böyle ne yapacağız lan biz? Bir şey diyeceğim kaçaklara burada ne muamelesi yapıyorlar ya? Biz sıçtık yani. Bak şimdi. Akülyon'u öldürdük. Laboratuvardan çıktık. Diğerleri nerede? Vlatko sen bizi şişletecek misin? Ben Liner Aksar lan adam deli anasını lan oyuncakçı shotgun çıkardı. Sence problem bende mi? Sen niye öldürdük ama diyorsun? Akülyon'u öldürdük diyorsun ya. Biz ışık öldürmedik mi ya o şeyinde? Buzlu adam değil miydi bu?
Ha, ışık öldürdük biz gerçek. Sen bunun böyle olduğunu düşünüyorsan biz seni geri gönderelim. Lan adama onu öyle anlatacaksın. Nasıl diyeceksin? Yok abim biz Akülyon öldürmedik. Biz kaçıyoruz deyince işte daha kötü oluyor. Abi biz hiç bilgi vermeyeceğiz adama, soru soracağız ya. Bir bıraksanıza bana ya. Ya sen dedin laflanın diye. Adama dedin ki dur evet öldürdük. Ya bir dur kardeşim. Ya sen labdanım demedin mi? Ben mi dedim labdanım? Neyse arkadaşlar durun. Durun, daha ciddi bir sıkıntı var. Bizim hiçbir şekilde buradan kaçtığımızı kimseye söylemememiz lazım. Bizi burada öldürürler. Ama nasıl insanlardan bilgi alıp nasıl iletişim kuracağız? Biz neyin nesiyiz? Bir dakika, Ulan, bir dakika. Şöyle yapıyorum. İkisi için de geçerli yapmaya çalışacağım bunu. Fury adamın aynısı gibi görmelerini sağlayacağım beni. Şeyle, Olianna ile Zlatko'nun. Frederick. Neydi adamın adı? Frederick. Evet. Ama sadece o ikisi görecek. Ve seni görmeyecekler mi? Beni o adam gibi görmelerini istiyorum. Okey. Manipüle et. Normalde hani oyuncuya çok yapmıyor bir şey ama zar at. Okey. Sonuçta yapılabilir. Sen Akülyon'u savundun. Savunmadım. Hap şeyi var ha. Unutmayalım da onu. Ben 5'in üstünde okay. İlk defa bir şey Siz attım. Siz ikiniz de will save atın. At Okan'cım. Hı hı. Okey. Yok. Ya bir şeyler denediğini görüyorsunuz Catherine'in. Hani gücünü kullanmaya çalıştığını ama size bir şey olmadı yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? Olmadı galiba. Ne denedin ki? Ya bilmiyorum, başka bir dükkana adam gibi girip burayla alakalı bilgiler edinmeye, bir şeyler almaya falan çalışacaktım ama olmadı galiba. Beceremedim. Çok gerildim ya, çok gerildim. Ya bizim buraya nasıl geldiğimizi insanlara anlatabileceğimiz doğru düzgün bir yalan ya da bir senaryo, bir şey bulmamız lazım. İyi ki silahlılara gitmedik bu arada. Evet, sıçardık. Sıcaklardı. Kesin. Oyuncakçıya ölüyorduk ya. Gerçekten bu yaşanacaktı ya. Başka bir dükkan var mı buralarda, bir bakalım. Şurası açılırmış işte yarım saate. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Catherine? Biz böyle aynı fabrikadan çıkmış gibi kıyafetler 3'er kişi, 8'er kişi, 5'er kişi mümkün olacak değil, kimseye inandıramayız. Evet, tek başımıza olmaz mı? Ben tek başıma nerede olduğumu hatırlamıyorum falan yapsam. Onu ben yaptığımda en son koşarak kaçtılar. Bir desen de. Bir deneyeyim o zaman ben. Ha. Ve şey davran biraz ya, böyle hani onlar gibi yabani dedi ya burada herkes. Böyle çok kibar falan olma yani, gayet tamam. Yabani davran, merhaba falan, suratsız. Evet, tamam. Tamam o zaman, yarım saate bu açılan dükkan Hı-hı. sende. Okey, başka bir şey yapmayacaksanız marketi açabiliriz direkt. Ben böyle bir şey alıyorum abi, aynı sokakta marketin içini gören bir cam pencere bir şey varsa orayı gören bir yerden, hani diyaloğu en azından görebilmek. Hani bir kavga mavga çıktığı zaman gidebilmek açısından öyle safça bir bakış. Köşe başında bir yerin dibinde falan. Okey. Dinlersin. Diğerleri bir şey yapıyor mu? Asaf, Giovanni? Abi bizim olaydan haberimiz yok. Biz bekliyoruz. Hayır, zaten. Siz bu sürede değil. Bir şey yapıyor musunuz? Abi ben bekliyorum ya. Dikkat çekmemeye çalışıyoruz. Başka sokaklara mı gidecektiniz? Burada duracak mıydınız? Abi bence bu arada Asaf... Bence yok. Duracak mıydınız orada? Başka yere mi çektiniz? Hayır, şunu o sırada şu konuşulmuş olsun bence. Yani tam orada böyle çok kabak gibi durmayalım. Zaten. Köşede bir yerde böyle. Tabii. Dikkat çekmeyecek bir yerde. Nasıl buluşacağız bir daha? Uzağa gitsek kayboluruz yani. Aynı sokaktasınız. Aynen. Tamam. Catherine, bu arada bulursak üstümüzü değiştirebileceğimiz falan, üstümüze bir şey alabileceğimiz bir yer var mı diye soracağım ama. Neyle ne alacağız yani, hiçbir şey yok. Orada oyuncakçı eski miydi sokakta, yoksa gerçekten oyuncak mı satıyordu? Eski mi derken? Yani bayağı oyuncak mı satıyor derif adamı? Tabii oyuncak satıyor. Aa. Ama dükkan harabeydi değil mi? Hayır. Değil, okey. Yok. Ama bildiğin dükkan, oyuncak satıyor. Küçük bir dükkan. Ben o yüzden dedim çok güzel falan diye, hakikaten hoşuma gitti. Hmm. Yeri biraz açma. Okay. Tamam. Market açılıyor. Biraz... Şu şeyin yanından geçelim de siz şu tarafta bekleyin. Adam görmesin sizi oyuncu. Okey. Bunu da yine
70'li yaşlarında falan bir adam açıyor, giriyor kapıdan. Daha böyle koyu tenli bir adam. Siyahi değil ama koyu tenli. Kasaları dışarı çıkartıyor. Domatesleri, salatalıkları, bilmem neleri. Arkada böyle bir sandviç yaptığı bir küçük reyon falan var. Salamlar malamlar var orada. Böyle bir dükkan. Tamam. Yani açtı. Biraz bekliyorum. Tamam. Bir defa. Hı-hı. Önceki tecrübelerimden. 10 dakika. Belli ki kaçakçıyım, kaçtım demiyorum. Akilon'u öldürdüm de demiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi yapacağım muhtemelen. Sen bilirsin. Sana sormuyorum. Bizimkilere diyorum. Evet. Ben uzaklaştık gibi düşündüm. Ben de düşündüm. Yok, uzaklaştık mı? Ha, ben hala sizinle bekliyorum, ondan sonra gideceğim. Hmm. Tüm başım nasıl çok çok belli değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu hırka gibi bir şey mi vardı üstümüzde? Eşofman üstü gibi gri vardı. İçinde bir şey var mı benim? Diyeceğim ki, bir şey, paramız bile yok ki. Şort var. Şu acaba gri böyle takım takım değil de en azından tişörtle mi gitsen Ketrin? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Evet evet, en azından. Ne bileyim, evet. Böyle çok üniforma gibi ya. Tamam, belki daha ya. İyi olur ya. Aa, onu bağlasam bağlasam. Öyle bir şeyler. Hani böyle en azından daha günlük hayat. Nereye bağlayayım? Ne bileyim, beline. Böyle sanki spora çıkmış bir gün. Kaybolmuş. Enes teşekkürler abi. Bit için. Omzunu at üstüne. Önümü açtım sadece. Böyle nasıl? Ne bileyim abi, anlayacaklar, bunu biliyorlardır zaten. O da doğru ya. Neyse, ben böyle gidiyorum o zaman. Dene şansını. Geçti mi 10 dakika? Geçti geçti. O zaman ben yavaş yavaş gideyim. Bir sorun olursa artık anlarsınız. Koşacağız buradan. Girdim. Reyonlara bakıyorum. Yiyecek bir şeyler bakıyorum şu anda. Sen kimdin? Efendim? Ben kimdin kızım? Ben Ketrin. Ketrin diye birini tanımıyorum. Nasıl? Amcacığım, iyi misin sen? Amca değil mi? İyiyim iyiyim. Sen, ilk defa görüyorum seni. Evet, ben ilk defa geldim buraya. Çok çok açım da, bunlar ne kadar acaba? Neleri soruyorsun? Şuradaki sandviçler. 40 dolar. 40 dolar. Bende para var mı bu arada? O nasıl bir devalüasyon ya? 40 dolar çok pahalıymış ya. Şunlar ne kadar? Kekleri soruyorum alakası. 30 dolar. 30 dolar. Bunları bilmem, en ilginç. Ben bu dükkana ilk defa geliyorum abi. İyi misin sen? Kötü oldun bir ya. Bir su falan iç istersen. İyiyim. İsminiz neydi? Omar. Omar. Düşünüyorum. Omar'ı da gördün mü? At zarını. Hadi gör be. Hadi be ablam, ne olur be. Ablam gör. İnanılmaz. Gerçekten. Sen gerçekten torpille pilot olmuşsun. Ben başka bir şey söylemiyorum. Gözleri bozuktur bunun. Evet. Omar. Hayatımda ilk defa böyle bir isim duyuyorum. Ama pilotuz, bize nerede? De mi altın? Omar amca. Amca Omar deyip durmazsan sevinirim. Çok özür dilerim Omar abi. Abi mi? Omar diyeyim. Kaç yaşındasın? 35. Yani, 35 yani dilim var mı ya artık yaştan? 2 yaş büyüksün yani. O yüzden amca deme istersen.
Neden bu kadar... Omar neden böyle olduk? Omar bize ne oldu? Omar bir intihar etmen yok mu bunun üzerinde? Ama kötü görünüyorsun yani. O zaman hiçbir sana şey iyi davranma. Hiçbir şey bilmiyorsun ya burayla alakalı. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ne zaman geçtin testten? Hangi test? Birçok testten geçtim. İyi misin? Akülüyor. Ben... İyiyim, sorup durma. Tamam. Akilyon. Akilyon testi. Nasıl öldürdün? Özel gücümü mü soruyorsun? Akilyon'u nasıl öldürdüğünü soruyorum. Müthiş bir planla. Ama nasıl olduğunu söylemek istemiyorum. İyi. Bir tane... Yatar mısın güzel kızım? Deception zarı. Ne olur 7'den bir yük at artık. Bir zarı. Allah aşkına. 10 oldu. Ay. Mı. Omar 2 de kek alsana. Hazır gelmişken. 2 kek böyle. Senin sahibi benim Omar. Bir tane kız Akilyon'un içinden geçmiş diyorlardı. O sen misin? İyi bir planla diyorsun. İyi bir plan. Anladım. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sen nasıl yaptın? Kötü bir planla. O yüzden mi bu halde? Hayır hayır. Haplarım bitti. Kaç hapım vardı? Hani senin de bileceğin üzere çıktığımızda 20 tane veriyorlar. Ondan sonra bilmiyorum, diğerlerinden daha mı akılsızım? Düzene mi ayak uyduramadım? Bu dükkanı falan açtım işte. Ama para yetmeyince onu da sanayi bölgesinin içine açabildim. Burada da kimsenin sandviçe 40 dolar verecek parası yok. Evet. Ama ana bölgeye neden yerleşemedin? Orada da iş bulabilirdin aslında. Çok pahalı. Ne taraftaki bölgeyi kastediyorsun bu arada ana bölgeden? Yanlış bir şey hakkında konuşmuyorum diye. Merkezden bahsediyorum. Nereye, tapınağı, nereye bak? Tapınağa nereye yakın bak. Olan. Şimdi ben çok yeni çıktım. O yüzden tapınak ne tarafta, merkez ne tarafta falan bunlar benim için çok karışık şu an. Size çıkış eğitimini vermediler mi ya? Ya benim... Özel gücümden sanırım. Bir de planımdan. Benim biraz mind control falan. Yani bu kendimi bu açılardan çok zorlayınca... Tamam neyse çok merak etmiyorum. Tamam. Şimdi biz sanayi kısmındayız. Tamam. Şehir merkezi var. Tapınak var. Ve pist var. Evet. Şehir merkezi pahalı. Tapınağı ve piste de hiç gitmedim. Oralarda dükkan açacak param yok zaten. Böyle giderse bu tarz şeyleri çok düşünmeme de gerek kalmayacak. Haplarım bittikten sonra bu hale mi geldin? Umarım böyle olmam ben de. Bir haftadır yok haplarım zaten. Hap satılan bir yer vardır bence ya. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Var merkezde. Var değil mi? Merkezde. Bütün... Piste satılıyor mu? Piste sadece arada jetler iner. Evet. Doğru. Ben pilotum bu arada. Oradan güzel. Seni kullanırlar. Merkezde bütün tıbbi malzemelerin satıldığı bir dükkan var. Eczane gibi. Kaç param var ki? Neyse sonra ben söyleyeyim Omar ya. Şanslar o zaman. Umarım ben de kendime bir yol bulabilirim. Umarım. Peki teşekkür ederim. Bunlar benim için çok pahalı burada bile. Bakalım herkese ne yapayım. Bilemediğim için. Önemli değil. Umarım
Yani bilmiyorum, umarım sen de bir an önce kendine yeni bir hap edinirsin. Umarım. Haplar dışında bir şansımız var mı ya bizim? Haplar olmadan güçlerini kullanamazsın. Yaşlanırsın. Hastalanırsın. Bütün sistemin çöker. Bittikten sonra ilk günlerde kusarsın. Titrersin. Bir şey diyeceğim. Sen nasıl geçmiştin? Akilo'yu nasıl öldürmüştün? Bizim gibi gruplar halinde savaştırdılar. Benim ekibime gelenler iyiydi. Jasmine ekibinde miydi? Jasmine de vardı. Sen nereden tanıyorsun? Nasıl nereden tanıyorsun? Ben seni görmedim laboratuvarda. Belki aynısın ama farklı biri. Peki teşekkür ederim yardım ettiğin için. Ben gidip biraz şansıma merkeze deneyim. İyi günler. Teşekkür ederim, iyi günler. Hayda. Hayda. Çıktım. Ne oldu? Ne olmadı ki? Gel çabuk gel. Şurada gözükmeyelim yalnız Omar'a. Okey. Gidelim bizim şeylere doğru ya. Yolda konuş. Ha. Hızlı gidiyorum. Hı-hı. İnanılmaz şeyler öğrendim. Duşku sen izledin mi benim gözümden? Hayır. Bravo. Ne yaptınız? Abi dur en heyecanlı ya. Yeri. Kızıyor Duşku. Kutu ne dürtü. Sürekli böyle mi yapacağız? Üçünün mü? Duşku az bir şurayı sil ya. Sil bu nedir? Yani yaptığım bir hareket Duşku. Şamar olanı döndük. Anlat Cat'in anlat ya. Ya öteye şöyle, gittik mi? Adam 70 yaşındaydı. Evet Sota'dayız. Adam 70 yaşındaydı. Nerede? Gittim adamla konuşuyordum. Resmin de orada. Asaf'ın elini tutuyor. Ha, tamam Asaf. Adam 70 yaşındaydı. Gittim adamla konuştum. Bana amca falan dedim diye bana kızıyordu. Yalan söylemek zorunda kaldım. Bana Akilo'nun nasıl öldürdüğümü sordu. Çıkmak ha öldürmedin de şimdi. Aynı bize de öldürmesi gerekiyormuş. Ya bunu fark ettiğim için Akilo'nu öldürmüş gibi yaptım. Müthiş bir planla. Ve söylemek istemediğimi söyledim. Yani artık orada biraz sanırım fazla inandırıcı oldum sanırım. Çünkü adam peki o zaman deyip bana bir sürü şey anlatmaya başladı. Yani ben yeteneğimden adam... dolayı hafızamı kaybettim falan söyledim. Peki nereden biliyor Akilio'nu? O da laboratuvardaymış. Herkes laboratuvardan çıkmak için Akilio'nu öldürmek zorundaymış. Ve çıktıklarında 20 hapları oluyormuş. Adam aslında 33 yaşındaymış. Ve 20 hap veriyorlarmış ve hapları bittiğinde bu hale gelmiş. Zlatko haklıymışsın. Çıtık. Hapları kullanmadığımız zaman. Ha dedim ki hap almamızın bir yolu yok mu dedim. Merkezde var dedi. Ha, en azından var. Varmış. Çok iyi. Bir sürü bölgeden bahsetti. Pist, tapınak. Tapınağı bile sormadım yani bilmiyorum. Her şey pist, çok şeydi. Muhtemelen o nasıl gördüğüm pist? Mavi yer. Uçakları mıydı pistine? Böyle bir jet gördün mü? Hayır herhangi uçan bir şey görmedim. Ben pilot olduğumu söyledim ve onların işine yarayacağımı söylediler. O fabrika falan mı acaba? Yani bu arada onu söylemem lazım. Kuş bakışı baktın ya şehre. Hı hı. Abi şimdi çıktınız laboratuvardan hemen önünüzde sanayi bölgesi var. Evet. Devam ettiğiniz 2 saat şehir merkezi var. Evet. Doğuda sağ tarafta büyük tapınak var. Evet. Solda aynı mesafede aşağı yukarı bir pist var. Haç gibi bir şey tamam mı? Şehrin düzeni. Gördüm ben orayı ya. Okay. Bunların yani sen Şahin'in olup uçabildiğin için bunları görüyorsun. Kilometrelerce ötesinde belki 30 kilometre ötede falan yani. Çin Seddi ile en yakın karşılaştırabilirim. Çok büyük duvarlar var abi. Ve bir altıgen şeklinde bahsettiğimiz şehri kaplamış bu duvarlar. Ne bu Inception mı kardeşim oyun içinde oyun ya? Şey mi yani çıktığımız yer zaten paravandı. Oradan çıktık bir paravanın içerisinde. Orası laboratuvar çıktın orada. Ben bunun farkında mıyım peki yani? O altıgen şekli görüyorum yani. Tepeden tabii ki. Biraz geç kaldım bunu ekibe anlatmak için. Ben senin yerine anlatmış olayım şu an. Ya şu an benim söylediğim bilgilerle anlamlandırmış olabilirsin. Öyle oynayabiliriz.
Bir de anlatmak istemiyor da olabilir, onu bilmiş. Tabii. Uyuyanlara iyi geceler. İyi geceler. Yani böyle bir şey dedi, bir merkez var dedi. Merkez şu tarafta dedi, yönünü gösterdi ama oraya gitmemiz ne kadar sürecek bilmiyorum. Sen öyle bir şey gördün mü? Merkezi biraz uzak, evet evet gördüm. Asaf. Biraz uzak. Ne kadar uzak, buradan ne kadar? Yürüyerek saatler ortalama bir... 2 saat. 3,5 saat. Pisti ama... gördün mü? Bilmiyorum bak, 5 kuruş paramız yok ve bir sandviç 40 dolar. Ne? 40 dolar. Ne bir ama şey yiyebileceğiz, ne bir şey içebileceğiz. Sıfır paramız var. Yani. Ama dedi ki sanayide ben ucuzu satmak için sanayiye geldim. Merkezde dükkan açacak şeyim yoktu dedi. Belki ben salaktım dedi. Duşko? 40 dolar ucuz mu efendim diyorlar? Evet, 40 dolar ucuzmuş. İnanamadım ya. Bu... Açlıktan öleceğiz burada. O haplar kim bilir ne kadar. Zagreb'de. Ne kadar hap var biliyor musun? Haplar mı ne kadar? Yani stok. Belki de o hapları parayla satıyorlardır. Haftanın başında bana 7 tane veriyorlardı işte. Asaf. İçeride ama dışarıda efendim değil. Efendim abi. Bir plan yapabilir misin ya? İçeride tabii, yani fiyatını falan bilmiyorum tabii. Ama demek tabii ki dışarıdan burada... mı getirtiliyorlar? Bilmiyorum, bana öyle geldi. Bir de burada artık insanların hayatı buna bağlı. İçeride de laboratuvar var ama. Yani laboratuvardan kastım kimya laboratuvarı. Orada mı yapılıyordur diyorsun? Yani İçeriden ben oradan gidip alıyordum ama orada hepsinin mı içinde ismimiz yazmıyor mu ya? Bunlar eczanede de mi isimli veriyor? İsmi baş harfleri bizimkiler. Ya ben vardı. Sordum, bilmiyorum. Ben sordum bunu alabileceğimiz bir yer var mı diye. Bana evet merkezde var dedi. Hayır, laboratuvarla diyorsun. Bence bizim laboratuvardakileri orada yapıyorlardır. Eczaneden alsa içine ZLATKO nasıl yazacak? Bence de laboratuvardakileri orada yapıyorlardır onlar ama... Onlar bize özeldir belki. Bunlar da common şeylerdir. Ya burada hani... insanlar kendilerine bir hayat kurup kazandıkları paraya göre ilaç alabiliyorlar. Hayatlarını böyle yaşıyorlar belli ki. Hayat sadece burada ama mı şöyle, var? Ama şöyle, burayı, lazım bu şehri yani yöneten bir güç olması lazım. Bu şehri yöneten güç belli ki biz buradan çıktıktan sonra 20 tane hap veriyorlar. Ve 20 tane hapla belirli bir süre idare edebiliyorsun. Belki 20 gün. 20 gün içerisinde belki buradaki yapılanma sana bir iş buluyor. Ve bir şekilde para kazanmaya başlıyorsun. Daha sonrasında haplarını alıyorsun. Çok mantıklı. Öyle olması gerekiyor. 20 yani haptan sonrasını söylemedi mi Ketrin? 20 haptan sonra bir hafta geçmiş ve adam 70 yaşına gelmiş ya. Hayır, ne yapmaları gerekiyormuş? Ya ben bir şey soracağım arkadaşlar. Yani. Şimdi bu insanlar da aynı laptan çıktıklarını söylüyorlar. Aynı göreve sahiplermiş. Ve bize gayet rahat bir şekilde nasıl öldürdünüz diye soruyorlar. Onlar da bir şekilde öldürmüş ve dışarıdalar. Yani onlar bu şok, bizim yaşadığımız şoku hiç yaşamadılar mı? Ya da... Demek ki laboratuvardan çıkmanın yolu bu. Akülyan'ı öldürüp... Böyle Jess'in boy seviyesine iniyorum. Böyle eğiliyorum. Jess'in, sen Omar diye birini hatırlıyor musun? Omar. Hatırlıyorum Getrin abla. Nasıl bir tipti? Ama nereden hatırlıyor? O da bizimle beraber laboratuvarda değil miydi? O da laboratuvardaymış. Aa. Önceleri. Jasmine'le birlikte. Adam başarmış. Jasmine böyle titremeye başlıyor abi bir yandan. İndi mi hemen? Bütün vücuduyla beraber titremeye başlıyor. Gözleri kapalı. Kendi dizinin üstüne çöküyor böyle. Omar. Nöbet. Zorlamasa mı acaba? Nöbet geçiriyor. Çekil, aç. Açıl. Açıl mısın? Saçını seviyorum. Sakinleştirmek sarıldım için. Sarıldım ben de böyle hemen. Ondaydım. Sadece saçını hiç seviyorum. Hatırlamasan da olur. Devam ettirmiş vaziyetteyim. Ben onu tanıyorken sizi tanımıyordum. Bir evet, ağlamaya başlıyor. Ama niye ağlıyorsun? Bak bu müthiş bir şey. Çok korkuyorum. Gel kalk, korkacak bir şey yok, gel. Gel diyorum, sarılıyorum. Kıyamam. Bir şey diyeceğim. Bak ben de sonradan tanıştım Omar'la. Sizi tanıdıktan sonra. Olabilir öyle şeyler. Bu kötü bir şey değil. Bu müthiş bir şey. Hiç üzülecek bir şey yok. Evet tatlım, sen neden korktun böyle ki? Böyle kötüsünü seviyorum. Şu an siz sorana kadar hatırlamıyordum.
sen yani neler yapabileceğinin farkında mısın? Böyle gücünün farkında mısın? Sormayın artık çok... gücümü bana yapıyorum. Tamam. Boş ver tamam. Şimdi biz mi? Sıra bizde mi Leventlerden sonra arkadaşlar? Siz mi sorular soracağız resmini? Yok hayır. Evet hayır sormayalım bir şey. Tamam. Seviyorum abi sürekli. Saçını seviyorum. Kalk hadi gel. Ben yani yalan mı söyledi Ömer diye? Benim izimden olduysa özür dilerim. Ne alakası var? Senin bir tanıdığına denk gelmiş Catherine abla, evet. Anladığım kadarıyla. O da senin tanıdığın biriymiş. Dedim ki bak sen tanıyormuşsun, ben de tanıyormuşum. Tamam. Kötü bir şey. Belki biz denk gelmemişizdir. Olabilir yani, bilemeyiz ki. Tamam. Kaç kişi var değil mi orada? Evet, bayağı kişi vardı. Oo, ben hiç neredeyse çoğunu tanımıyorum zaten. Tamam. Her biriyle nasıl tanışacaksın ya? Değil mi? Jasmine, iyisin değil mi? Ben de. Yerim seni. Şimdi bir tane yanaktan kıt alayım. Buradan bal mı damlıyormuş, buradan bal mı damlıyormuş. Olmuş bal buralar evalı. Kim bu mallar diyor. Ben sadece sordum. Vlatko bir şey diyeceğim diyorum. Hı. Şöyle yanına çakıyorum. Jasmine sayesinde çıkmış laboratuvardan. Buradaki herkes Jasmine'in olduğu grup sayesinde Akilion'u öldürmüş olabilir mi? Olabilir. Grubum çok güçlü. Böyle çok tanıyor. Akilion diyorsun. Öldürüyor. Herkes Jasmine'i daha önce gördü burada yani. Dur sadece Zlatko'yu çekti. Ha. Çaktırma çakmasın. Tamam. Bunlar Akilion'u simülasyonda öldürüyorlar. Dışarı çıkartıyorlar. Hepsini de Jasmine'in olduğu grupla yapıyorlar. Bana öyle gibi geldi. Çok güçlüydü grubumla da. Jasmine var mıydı dedim. Sen nereden tanıyordun dedi. Herkes buradaki zaten şey diyor. Ben seni tanıyorum, ben seni tanımıyorum. Evet. Şeye dönülsek. Bu Omar dediğin. Belki dosyasında bir şeyler buluruz. En azından tarihlere bakarız. Olabilir, bakabiliriz. Hangi sene çok merak ediyorum şu an ama bunu Jasmine'e çaktırmadan, onu üzmeden yapalım olur mu? Çünkü burada ne olduğunu anlamak zorundayız ama onu üzmek istemiyorum. Belli ki çok zorlanıyor zaten. Evet. Ona bunu yapmayalım. Gidelim bence şeye. Şu bilgisayarları bir adam akıllı tekrar bakalım verileri. Bir de tarihleri. En kötü haps işini de Asaf çözer. 50 tane strateji yapmış ya. Bir de soygun stratejisi yapsın. Soygun mu? Labda hap yok mudur? Merkezde kim bilir kaç tane adam var. Bilmiyoruz ki. Merkezde değil ya. Çıktığımız yerde. Lab'a mı gireceğiz tekrar? Ketrin bir kere çıktık, bir daha çıkarız. Kardeşim manyak mısın? Bak buradaki insanların yarısı 70 yaşında zaten. Gidelim merkezi soyalım daha mantıklı. Hapa ihtiyacımız var. Merkez soyulabiliyor olsa onlar da soyardı. Şu neyse bilgisayarlara bakalım da kararlaştırırız. Tamam. Hep birlikte konuşuruz. Ya merkez bu tarafta herhalde. Şu tarafta da bak. Yani merkeze gitsek mi gitmesek mi? Bir şeye bakalım mı tekrar bilgisayara? Ne için bilgisayarlar bakacağız? Zaten söylüyorsun ya. Değil mi? Bilgisayarı şey için ya, bu benim tanıştığım insanlar burada nasıl iş bulmuşlar? Aa, çok mantıklı. Bunun için kaybedecek vaktimiz yok ama hapa Giovanni, oyuncakçı bizi silah çekti lan. Neyden vaktinden bahsediyorsun? Tabii. Oyuncaktır o ya. Silah değildir o. Oyuncaksın. Asaf durum şu. Oyuncaktır o. Kaçak olduğumuzu öğrendikleri. Oyuncak o. Oyuncak evet. Oyuncak. Çok daha önemli bir problemimiz yok mu sizce de? Yani. Kızdı bayağı. Yani bizim buradan hani böyle katakulliyle yalan söyleyerek kaçtığımızı kimseye söylemememiz lazım. Bize çok kızıyorlar. Evet, bu hepimizde böyle. Bu aklımızda bulunsun. Tamam. Bir şuraya bir ben bir bakayım. Siz bir durun isterseniz. Biz bir bakıp gelelim istiyorsanız. Siz bir sotada durun. Çok uzaklaşmadık zaten değil mi? Yok, 7 dakika demiştik. Okey tamam. Bir bakalım diyorum ben. Kim hazırlı gidiyor? Giden kim? Benimle gelmek isteyen var mı? Ben geleyim ya. Ben şu ediyorum. Hapları nereden alıyorlarmış? Belki de oraya gidebilirim. Zlatko istiyorsan sen de. Merkezden alıyorlar. Bu sefer Jasmine'le kalayım. Tamam, Jasmine'le kalsın. Merkezden. Jasmine'le kal Zlatko. Evet. Birazcık oyun oynarız biz de burada. Ha?
Tamam. Hadi gel. Sana yeni oyunlar öğreteceğim. Basav abi ben de burada kalayım. İstiyorsan sen Efe'cim, git. Efe'cim bence şöyle yapalım. Biz seninle gidelim. Ha. Hazır orada vakit varken biz tamam. de gidelim. İlaçları farklı mekana bakalım. Bu ilaçların buralarda nasıl çözebiliriz? Nereden alırız? Ne yaparız? Onu bir abi söyledi bana. Öğrenelim. Sadece merkezde varmış. Ben oraya hızlıca gidip gelebilirim diye düşünüyorum. Ya. Peki merkeze nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz? Bu uzak diyor. 2 saate yürünür diyorlar. 2 saate yürünürmüş yani. 2 saate mecbur yürünür. Çok bir araç bir şey vardır. Yürümeyle olur mu? Tamam istiyorsanız bilgi toplayın. Ama Asaf'ı böyle kendine bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir kişi bile zor ikna ettik. Adam bize İşte onu söyleyeceğim. Götürlerini daha fazla insanlara gözükmesek de yolumuza baksak. İyi de ilaca ihtiyacımız var. Adam ölüyor diyorsun Catherine. Bir haftada 70 yaşına gelmiş. Bir hafta sonra şu an. Yani merkeze gitmemiz lazım belli ki. Oradan almamız lazım. Bir şu adamların kim olduğuna değil mi? Onu bir çözsek de ondan sonra. Hemen bir onu çözelim. Evet onu bir gidiyoruz ya. Bence ama o zamana aslında kadar kimseye gözükmeyelim. Çünkü çok büyük problem oluyor. Ben dedim biz Jasmine'le zaten burada şey oynayacağız. Bunu ne yapacağız elimiz? Neden gözükmeyelim? Aynı zamanda zamanı yönetelim. Bir grup oraya gitsin. Onlara bakarken tabii diğer tarafta da binecek bir şey arayalım. Saat ilerliyor. Akşam olacak. Asaf bir gelsene. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Jasmine'den uzaklaştırıyorum. Bak eğer bir yere gideceksen anlıyorum merakını ama bir yere gideceksen öldürdüğümüzü söyle. Nasıl öldürdüğümüzden bahsetmek istemediğini söyle. Kaçak kesinlikle değiliz. Buradan aynı onlar gibi çıktık. Onlar bizi çıkarttı. Bunun dışında bilgi vermemeye çalış. Ve olabildiğince vahşi böyle hiç böyle yakın davranma. Hani sanki uzun yıllardır buradasın ve böyle onları ben de yanlarına gideyim ben. Yani gayet şey ol anladın mı? Merhaba. Suratsız ol. Böyle nazik davranmamaya çalış olabildiğince. Başka söylemek istediğim bir şey var mı Cat? Özellikle dikkat etmesi yani gerek. Yani iki kişi gitmeyin. Öncelikle tek kişi gidin. Deneyden yeni çıktık. İşte falan filan. Ya ama ben çok zor ikna ettim. Yani adamın zayıf noktasını bulup yerime attım. Anladım tamam. Yani siz gidin bilgisayarlara bakın. Çok dikkatli hallederiz. Ol yani. Çok dikkatli ol. Tamam problem olmaz. Siz bilgisayarlara bakın. Tamam. Biz de Efe ile o sırada en azından ulaşım için bir şeyler bulmaya çalışalım. Efe. Tamam abi efendim. Gidelim mi kardeşim? Şöyle tamam. Bir şu yol var şurada ana yol gibi. Asaf nereye? Evet Allah abi. Siz de mi gidiyorsunuz? Yol bulacağız abi. Abi şöyle yapalım. Birazcık zaman kazanalım. Çünkü saat ilerliyor Zadatko. İsterseniz burada bekleyin abi. Şuradan nasıl gidebiliriz merkeze? Nasıl çözeceğiz bunu? Merkeze abi, gitmenin yolu ne? Onu bulmaya çalışalım. 2 saat yürüyecekmişiz abi. Nasıl yürüyeceğiz 2 saat? Asaf bir şey söyleyeceğim. Valla bak bir stratejist bir satranç şampiyonu. Siz çözemiyorsanız zaten boş ver yani. Abi merak etme. Kafamda var bir şeyler ama en azından Asaf ilk başta ulaşım, barınma bunları çözmemiz lazım. Efendim abi. Araç gördün mü? Araç var. Yani bir şekilde. Nasıl bir şey var? Nasıl bir şey? Fayton bilir misin? Fayton? Evet. Atlarla mı? Hayır abi. Atarım. Elektronik mi? İki çeşit gördüm. Bir tanesi elektronik olabilir. Yani nasıl çalıştığına dair herhangi bir fikrim yok. Herhangi bir şey görmedim. Bir elektrikli bir araca benziyordu. Ama fayton gibi olduğunu söylediğim şey insanlar tarafından çekilen bir şeydi abi. Nasıl yani? İnsan arabayı çekiyor. İnsanlar mı bağlı önünde? Hı hı. Ya bağlılar mı değiller mi görmedim ama sadece onların yani birkaç insanın. O sırada benimle gelen çekiliyor. Var mı? Ben geliyorum şimdi biz gidelim içeri. Gidelim. Tek gördüğün araç bu muydu? Yani araç tipi. Yani hareket eden iki tane böyle araç büyüklüğünde şeyler gördüm. Onlar da bunlardı. Onlar da bunlardı. Hı hı. Okey abi en azından bunlar ya, hani bir ulaşım için kullanıyorsa bunları bulmaya çalışalım. Yani eğer merkeze gidilecekse ben tekrar kuş formuna dönüşüp gider eczaneyle konuşurum. Bir şekilde ondan bilgi almaya çalışabilirim. Daha hızlı hareket kuş olur. Kuş eczaneyle konuşacaksın. Hayır abi sonuçta anlamadım. Orada bir... Ha, kuş olup gideceksin. Mantıklı. Gideceğim. Uzaktan. Hı-hı. Ve tenha bir sokağa inip tekrar dönüşüp. Abi sen gitsen merkeze ilaçları alsan ne olacak? Sanayi sitesindeyiz. Sanayi sitesinde mi kalacağız? Abi alamam saçmalama. Catherine çok pahalı olduğunu söyledi.
Abi alamazsın da belki küçük bir şey olup çalabilirsin. Önce bizim bir merkeze gitmemiz lazım. Sanayi sitesindeyiz. Bakar mısın etrafa? Gerçekten burada mı duracağız? Bu akşam Okey burada mı ama geçireceğiz? Fabrikada mı kalacağız? ayrılmak mantıklı değil sadece. Ben Catherine gittim. şimdi laboratuvarın oraya Ben gitti. de gittim Eğer şimdi. biz merkeze doğru gidersek çok aramız açılacak. Onu demeye Biz çalışıyorum. bunları tartışırken Abi Catherine'le bunları öğle yana bilgisayarların oraya gitti. Okey. Ana yola gideceğiz abi. Bir zaman kaybediyoruz. Burada neyi konuşuyoruz? Ben Bizi tam niye anlayamadım. bırakıyorsunuz Ya bunlar eş zamanlı Yani yürüyen şeyler. ben sadece diyorum ki gidelim. Hazır vakit varken en Tamam azından ya. yol yordam öğrenelim. Hani nasıl gidiliyor, nasıl yapılıyor? Böyle 7 kişi birlikte mi gideceğiz abi yolun ortasına? Siz Otostop mu çözün çekeceğiz? çözün. Asaf bir de şey Yani çözsene ya. bunu Hırka düşünüyorum kıyafet sadece. miyafet bir şey abi. Böyle halı saha futbol takımı gibi geziyoruz ya gri gri. Saçma sapan. En Ya kötü boyarız abi. Zlatkocuğum, ben çok büyük bir keşif gibi düşünmedim abi. Bence önce merkeze gitmeye çalışalım da ben şeyi düşünüyorum. Acaba kendimizi böyle biraz evsiz, biraz böyle paspal tipler olarak mı göstersek? Hani Abi biraz bu üstümüzü adamlar başımızı yırtalım, kirlenelim. yok şimdi Catherine birkaç şeyden bahsetti. Evet. Bu adamlar bizim böyle bir hani biz evsiziz biz kaybolduk falan yiyecek durumda değil abi kimse. Sistemimiz ne Nasıl olsun biliyor abi? musun? Merkeze ben sana bir ara anlatacağım. Merkeze Okey. nasıl gidileceğini abi siz Efe ile çözün. Merkeze biz neyle gidebiliriz? Biz de kaç paraya gidebiliriz? Giovanni de eğer Duşko Bey de müsaitse şey yapsa hani etrafta bizim yemek bulabileceğimiz neresi var onu bulsa biz de Jasmine'le iki taş kağıt makas sonra hep beraber burada buluşsak. Kötü fikir mi? Evet abi ben de bunu diyorum işte. Burada bu yarım saattir burada bekliyorum. Hiçbir şey yaptığın Hava yok. karardı Yani mı? bu Siktir mantıklı gene. değil. Saat kaç oldu? Bence bir şeyler yapmalıyız. Bu kadar yavaş olmaz bu iş. Mete söylüyorum biz bunu onayladık zaten. Tartışmanıza gerek yok. Tabii canım. Anlaştık Biz zaten. tartışıyoruz. Ama Giovanni zaten itiraz daha öyle deyip etti. ayrıldık İkna olmuş yani. olmayabilir. Giovanni itiraz etti. Giovanni itiraz etti. Ben Evet. kaçırmışım pardon. Giovanni diyor ki bırakın beni uçam diyor. Beni Giovanni işte salın diyor. yemek baksın Okey. diyor. Ha özür O dilerim. zaman Ben yemek bilgisayar. bak işte. Catherine, Oleana gittiniz. Tekrar çıktığınız kapıdan içeri girdiniz. Fabrika kısmında böyle şüpheli gözler sizin üzerinizde yok. İnsanlar geçmiyor yoldan. İçeri girdiğinizde de bilgisayarları bıraktığınız gibi buluyorsunuz. Kapatmış Onlar. mıydınız bilgisayarları? Hayır, açmıyor. Okey, bir söylendi değil mi o? Tamam. Söyle. Buyurun. Tekmeleri kapattım zaten. Hı, tamam. Omar Fred, yazdı. tabii kapatma şeyi Önce vardır. Fred'e yazalım mı ilk girdiğimiz dükkan? Yani olur, fark etmez ki. Onun da tarihini öğrenelim. Okey, bir Okey. Frederick yazayım. Frederick X Bak. Eylül 2019'da girmiş. Bizimle aynı. Ocak 2024'te çıkmış. Güzel. O zaman tamam. Sabıkalı bir hırsız. Okay. Yeni Zelandalı. Doğru. Özel gücü ise görünmez olabilmek. Cool. Okay. Tamam. Omar'a bakalım. Nasıl Omar çıkmış Bey yazıyor mu? Nasıl çıkmış yazıyor mu? başarılı yazıyor. O kadar. Başka hiçbir şey yazmıyor değil mi bunların dışında? Testlerinin nasıl geçtiği falan yazıyor işte. Okey. Testleri nasıl? Güçlü mü? İyi. Devam İyi. et. İyi. Kaç yaşında? Çıktığında mı? İkisi de. Girdiğinde mi? İkisi de. 5 yıl kalmış içeride zaten. Okey. Girdiğinde 35 yaşındaymış, çıktığında 40 yaşındaymış. Öyle gösteriyor muydu? Efendim? Tam 40 mı gösteriyordu? 60'larında gösteriyordu. Okey tamam. Şey falan yok değil mi? Mesela işte boldla yazılmış ekstra satan yok demiştin. Okey. Yok. Tamam. Omar'a bakalım. Omar'a bak. Omar Omar yazsın. Day, Ha bir daha Mısırlı. girdim Frederick'e pardon. Frederick'in team'i yazıyor mu? Hayır. Hangi takımla çıktı yazıyor mu? Ha okey finali diyorsun. Evet. Aquilion Başarılı şeyini olduğu diyorsun. takım. Toby, Genevieve, Omar, Dan. Jasmine yok. Jasmine yok mu? Nasıl yani? İsimleri bir daha söyler misin? Jasmine yok mu? Toby, Genevieve, Hay a. Dan,
Weekend. Bobby. Ceneve. İlkinde şey, Omar Justin dediysem yanlış söyledim bu arada. İlkinde Omar mı dedim? Evet. Yok, grubunda Omar yok. Yanlış saydım onu. Ha, okay, tamam. Yandan tabii bakıyorum canım. Da Word'den yanına. Toby. Hı-hı. Frederick. Freddy. Genevieve. Hı-hı. Ve Dan. Dan. Tamam. Dan. Tamam. Geri çıktım. Tamam. 50 kere sordum. Kağıtta başka bir şey yazıyor mu diyorum. Yok diyorsun. Özel olarak sormamız mı gerekiyor? Evet. Evet. Ya ama her şeyi de... İstiyorsan baktım diyeyim. Ben size gereken şeyi işte. Söyleyeyim. Ama bakıyoruz sonuçta. Okey, ben neyse. bunun ama sizin için önemli bir bilgi olup olmadığını bilemem ki. Herkes de yazan bir şey bu yani. Olur mu öyle şey? Diyemem falan. Evet. Omar'a yazdım. Duyamadım. Omar. Okey. Omar Day. Mısırlı. Okey. 2019 Eylül'de giriyor. Okey. 2020 Eylül'de çıkıyor. Diğeri 23'teydi değil mi? 24. Okey. Özel gücü. Su kontrolü. Hı-hı. Frankie. Anna. Omar. Hı-hı. Ve Jennifer. Girmişler. Allah Allah. Jasmine vardı demişti. Yok. Yazmıyor öyle bir şey. Jasmine'le bir yakınlık ya da mesela Jennifer'la bir yakınlık ya da bu takımdan herhangi biriyle bir şey. Ya, random galiba. Tamam. Jennifer'a tıkladım random. Jennifer'ın dosyasını açtım. Evet. Aynı mı çıkış tarihi? Evet. 2020. Özel bir bilgi var mı? Kiminde yazıyormuş? Şöyle yazıyor. Çok güçlü hapşırıyor. Sürekli işiyor. Aa. Böyle notlar alınmış. Çok gürültülü hapşırıyor. Ve sürekli işemeye gidiyor. Kaç yaşında? Girdiğinde 20 yaşındaymış. 21'de çıkıyor. Özel gücü ne? Bu mu? Yok. Yalan ne? Burada. İşemek ya da hapşırmak değil. Özel gücü kısmında belirtilmemiş. Bu bilgiler tamam. 1 ve 2 numaralı bilgisayarlardan aynen gelen öyle. Bilgiler. Aynen öyle. Anna'ya bakalım. Ya böyle hani sanki o ekipten biri bizim şu andaki Jasmine'imizmiş gibi hissediyorum. Olmalı yani çıkmalı. Bence Jasmine kitle olduğu için hiçbir yerde görünmüyorsun. Anna 34 yaşında. Japon. Kadın. Orada. İsimden anlamadıysan. Okay. Aynı şekilde o da 2020'de çıkıyor. Hı hı. Özel gücü kısmında metal beden diye bir şey yazıyor. Artık nereye çekersiniz onu? Manyetik nefes metal beden. Metal beden kartal sesi. Bunların tiplerini görüyoruz. Hiçbiri siyahi değil, değil mi bu arada? Yok. Hazır öyle demişken. Ya, Omar demiş. İşte Mısırlı esmer. Okay. Jennifer'a tıkladık. Omar'a tıkladık. Frankie. Frankie ya ben var. Böyle çok seviyorum bu dokümanları araştırmaya mı? Frankie'ye tekrar Frankie'ye tıkladım bir de. Değişik bir şey var mı? Yok. Hı-hı. Yok Frankie'de şey. De aşağı yukarı böyle bir insan o da. Frankie'nin farkı diğerlerinden yaşlı olması. 52 yaşında giriyor. Okey. Hepsi 2020'de çıkıyor. Aynen 53'te çıkıyor. Frankie de İtalyan bu arada. Catherine o Toby'den diğer ekibe bakmak istiyor musun? Hemen bir bakalım mı? Yani olabilir. Tıkladım. Tıkladım. Toby. Abi Toby de başarısız yazıyor. Çıkmamış. Toby çıkmamış. Oğlum ekip kaçak. Bu da kaçak o zaman. Diğerine tıklayalım. Genevieve'e tıklayalım. Tıklayalım. Kaçak değildir belki ya. Hala içeridedir. Ama grupça çıkıyorlar. Nasıl tek başına çıktı? İşte bu liste çıkma listesi değil zaten. Grubun listesi. Hayır, grubun çok iyiydi. O yüzden çıktık dedim bana Omar. Bilmiyorum. Grupla çıkıyorlar yani belli ki. Grupça savaşmaya gönderiliyor. Ha belki de ölmüştür. Evet. Okey. Genevieve
Fransız. Hı hı. 29 yaşında. Hakkında bold olarak yazılan tek şey sürekli unutamadığı aşkı hakkında konuşuyor. Diye bir not var. Okey. Nereli hocam Cenevi? Fransız. Ne zaman çıkmış? 2020 Eylül'de çıkmış. Mesela Freddy 2024'te çıkmıştı. Okey. Aynı takımda. Bu daha önce çıktı. Enteresan. Başarılı yazıyor yine altlarında. Tarihleri de tutmuyor. Ben anlamadım. Tutmuyor oğlum. Ben hepsi aynı anda çıktı falan sandım bunları. Ne belki de belli bir grupla gönderilmiştir ama onlar önceden çıkmıştır. Bu sonradan çıkabilmiştir. Bireysel mi kapışıyorlar? 2024'te tekrar mı girdi içeri bu? Anlamadım. Dene bakalım. Bilmiyorum. Saçma. Orada bir yanlışlık mı oldu? Mete soracağım sürekli. 2024 mi diyecektin? Hepsi 2024'te çıktı mı yoksa o 2020'de mi çıkmış? Bir gruptan birini başkası yerine mi söyledim? Galiba öyle oldu. Freddy 2024 dedi, diğerine 2020 dedi. Pardon, 4 kişi 2024'te çıkıyor ama bir tanesi çıkamıyor. Başarısız öyle, yazıyor. Evet. Diğerleri 2020'de çıkıyor. Yanlış okay. Tarih söylediysem pardon. Evet, muhtemelen diğerlerini sordum. Ha, iyi o zaman. Tamam. Yasmin yazmıyor hiçbiri. Şu dene de bakalım, son bitsin. Tamam, dene de baktım. Can verdiler orada. Bakalım ya. Bir şey olmayacak. Tamam o zaman biz haftaya geliyoruz bu ekip. Ben size yollayayım maille de bakın. ben Vietnamlı. Onunla konuşulmadığı sürece asla konuşmaz. Diye bir not var altında. Okay. Özel gücü kısmında uçmak yazıyor. Tamam. 23 yaşında giriyor. Hı hı. Diğerleri de aynı tarihte çıkıyor. Okey, tamam. Yani burada ekstra bilgi yok. Jasmine de yazmıyor hiçbir yerde. Muhtemelen ya ben çıkan bütün ekiplerde Jasmine'in olduğunu düşünüyorum ama ben de aynı şeyi zorlayamam. Yani aslında mantıken biz de Jasmine sayesinde çıkmış olduk. Ya bilmiyorum ki. Bizimkilerin yanına gidelim bari. Gidelim gidelim. Onlar da RP yapamadı, ölecekler. Geldik yanınıza. Okay. Hop hop hop. Ben de katılıyorum. Hit. Silah kaybını önce. 1-0. İnanamıyorum ya. 1-1. Çok üzüldüm. Çok tatlı. Ben ne kadar tatlı Jasmine yapıyorsun peki? Best of five mı Zlatko abi? Best of five. Gel gel hadi gel. Evet. İki iki. İki iki. Çak. Neden kazanamasaydım zamanı geri alacaktım. Şaka. Üç iki. Üç iki. Jasmine ya, çok minnoşsun. Ne oldu? İnternet kafadan geldi. İlk değer bir şey yok. Öyle. Konuşuruz. Aa, ama böyle önemli bir bilgimiz de yok da verecek. Evet, bir şey yok. Öyle takımlara baktık. Kimler çıkmış, kimler çıkamamış. Tamam, Asaflar bu merkeze nasıl gidiliyor falan araştırmaya gitti. Şimdi gittik oraya oynuyoruz. Mi? Gitmedik ki. Şimdi gittik. Gittiniz. Nasıl gittik oğlum? Hiç şimdi oraya oynuyoruz. Aynı anda oluyor işte. Şimdi gidiyoruz diyor. İşte. O. Ha. Bunlar geldiler ama oğlum. Nasıl oldu böyle bir şey? Oğlum, işte aynı andaydı bu olay. Yani bir öğrenemedim. Onlar gitti, onlar siz oraya gittiniz. Hayır abi. Nasıl hayır? Dur. Tamam. Söyle bakayım. Biz gidiyoruz ve hiç oynamadık ya. Şu an oynayacağız ya oğlum işte. Tam gelmeden oynasaydık dedim ben de. Gelmediler işte. Zaten. Ay gelmemiş. Selamlaştılar lan. Hayır oğlum. Jasmine'le Zlatko bir Jasmine'le Zlatko yolu selamlaştı. Taşkağıt makas oynuyor. Siz ha Zlatko gel, ne yaptınız internet kafede dedi ya, ben selamlaştılar sandım.
Ha, okey. Ne diyorsun şimdi abi, ne yapalım? Şimdi Efe'cim, Zlatko, ben diyorum ki gidelim. Abi bakalım şu yoldan bir nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz, neye bineceğiz, nasıl gidiliyor merkeze, merkez tamam. Neresidir, ne tarafıdır, bunlara bakalım. En azından aynen. Şuradan şunu çözelim. Hani geri kalan problemleri hallederiz. En azından bir bilgi edinelim yani. Ben demiyorum şimdi hemen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Asaf? İki şeye çok ihtiyacım var. Bir, barınmamız lazım. İki, yemek yememiz lazım. Bir de herhalde hap mevzusu sıkıntı. Onları işte çözmemiz lazım. Ben Cesmin'le çok mutluyuz şu anda biz. Değil mi Cesmin? Gayet keyfimiz yerinde. Oyun falan İyi, oynarız. Tabii. Asaf abi, herhalde siz abi Efe ile gidin. Şu merkeze nasıl gidiliyor falan bilgi edinin. Tamam. Duşko'yla Giovanni de zaten bence çözer ya yemeği. Okey. Duşko, Giovanni okey misiniz abi? Bence dağılalım böyle. Çözeriz. Çözeriz. Bakalım. Giovanni, değil mi? Bakalım bir. Tamam. Ben garanti yani, veremem. Siz Efe ile nasıl gideceğini bulduktan sonra basıp gidecek misiniz? Hep beraber gitmez miyiz? Yok, burada buluşuruz ya. Abi tamam. Ben sabahtan beri acaba hangi dilde konuşuyorum? Common dilde konuşmuyor muyum Duşko'cum? Yani diyorum ki ben gideceğim şu amına koyduğumunun yoluna çıkacağım. Bir tane faytona bakacağım, geri geleceğim. Asaf, diyeceğim Asaf, ki şurada fayton varmış. Asaf, İçeri çıkar çıkmaz Duşko'cum olmaz. Asaf. Tamam, ama Duşko yani biz de insanız be kardeşim. Nereye bakıyorsan yani. Bak gel tamam. Abi ben gidiyorum şuradaki faytona bakma. Efe gel yürü kardeşim. Abi tamam, sen niye odama ters yapıyorsun ya? Ya Efe görmüyor musun oğlum? Sabahtan beri dört kere söyledim ama. Tamam, dedim ki şu yola gideceğim, bakacağım, geleceğim dedim ya. Adam ama hop Şahin'in gözünde, hop öbürünün gözünde. Ablam diyor ki niye bana kovalamıyorsun? Efe bilmiyorum oğlum. Delirdim artık, yemin ederim delirdim burada ya. Tamam sen sinirlenme, gel ya. Herkes gergin şu an. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tamam gel gidelim. Birader selamünaleyküm falan diye gördü bir adam önüne gidiyor direkt. Efe mi gidiyor? Efe gidiyor. Efe! Birader selamünaleyküm. Kimsiniz? Efe ben, arkadaşım Asaf abi. Efe'yi uyarmadık şimdi, değil mi biz? Reis hap varmış. Konuşaydı. Merkezde hap varmış. Fantastik pazarı. Var. Şimdi babacığım nasıl gideriz merkeze? Buradan en yakın. Nasıl gideriz? Tamam. Elini cebine atıyor adam. Ha, Efe'ye tak atacak şimdi. Buradan siz yabancı mısınız? Uyyy, Asaf. Asaf niye izliyor ya? Neler saldım ben. Çoktan saldım. Asaf saldı olayı. Yo, yabancı değiliz. Bile değil artık. Siz yabancı mısınız? Yok, ben de değilim. Şimdi buradan iki yol var. Ya yürüyeceksiniz. 1,5 saat işte, 2 saat civarı bir yol. Tamam abim. Ya da fayton var. Fayton çağırtabilirsiniz. İnsanlı ya da elektrikli olmak üzere. Onunla gidebilirsiniz. Ne farkı var abi? Merak ettim, kusura bakma. Fiyat. İnsanlı ile elektrikli. Süre. Hı, fiyat farkı. İnsanlı yavaş. İnsanlı daha ucuz galiba. Tabii. İnsanlı en son bayağıdır da binmedim ben. Hep yürüyorum da. $5 Her yere. Nereye kadar $5? Her yere. Hı. Her yere $5. Evet. Müthiş. Dolmuş gibi. Elektrikli de $10 Ben 5 değil de böyle sanki $7 gibi hatırladım da o yüzden dedim 5. Yok 5 ben miydi? En son bir iki sene oldu, kişi başı $5 Ya yanlış anlama, biz bu sanayi tarafına çok fazla gelmeyiz de. Fark ettim arkadaşlar. İşimiz bu tarafa düştü. bu tarafa düştü işimiz. Düşünce bir uğrayalım falan dedik. Hani burada nasıl gidiliyor, ne yapılıyor falan diye bir yola çıkalım dedik. Sen de denk gelince iyi oldu. Ben de çok şehre falan gitmem de. Çıkartamadım. Sen hep buralarda yani. Mısın? Ha, biz buralıyız. Biz de şehir tarafı. Merkezde duruyoruz genelde. Merkez tarafı. İyi, nasıl aynen. Oralar? Valla serin. Efil efil. Hmm. Ferah. Yani böyle açık. Burası çok baydı beni. Yani böyle bu dumanlar falan. Zor olmuyor mu sizin için burada yaşamak? Alışıyorsun. Bir de kirası falan çok ucuz. Evet ya. Merkez çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Orada çok ateş pahasına yaşıyorsunuz ya. Ne diyorsun ya? Hmm. Yani gerçekten sanki etimden et kopuyor kira İnsan ederken. İlacına milacına para yetiştiremez ki. Çok zor. Çok zor. Yani nasıl her yapacağım? Gün günü gününe aman hapım yere düşmesin, aman bir ayranım dökülmesin. Çok zor. Evet evet. Türk müsünüz siz? Türk'üm. Falan. Sen? Ben değilim. Ha.
Ayrandan hemen oradan çıkardın. Ayran biliyorum. Anladım. Ayranı nereden biliyorsun? Türk arkadaşlarım vardı eskiden. Aa çok iyi, çok iyi. Süper, öğretmişler de sana bir küfür müfür bir şeyler. Göt çocuğu. Öyle değil o. Ne? Göt çocuğu. Öyle demek istemedi. Çok iyi. Orospu çocuğu. Demek istedi. Orospu çocuğu. Yani öyle hızlı söylemek zorundaysın. Ben böyle biraz hani bir ufak şey yaptım. Meme yaptım. Neyse çok önemli değil. Tamam. Buradan diyorsun binilir. Burada buraya mı çağırıyoruz? Nasıl çağırıyoruz? Ben o kısmını yok mu kaçırdım. Sizde? Burada ben telefonum yanımda değil işte. Sorun hep o. Yok mu? Yok ya, telefonum yanımda değil. Kardeşim. Efe abi yanımda mısın? Bende de yok telefon ya. Bizim yanımızda değil. Tamam, o ben çağırayım size. Ama şöyle bir mesele var. Sen çağırma. Biz birazdan gideceğiz. Çünkü dönmemiz gerekiyor geri. Orada bir işimiz daha var. Tamam. Dava bitmiyor. Kaç dakikaya çağırayım? Sen hemen öyle çağırabiliyorsun buraya direkt. Yani geliş saati söyleyebiliyorum. En yakın. Sen ne yapıyorsun? Hep buralarda mı takılıyorsun? Fabrikada çalışıyorum ben. Gece var. Ha böyle dışarıdasın ya. O yüzden dedim. Hani böyle acaba bir bekçilik gibi bir görev mi? Yok, anlamadım. Eve dönüyordum tam. Ya. Vardiya bitti işte. Yani... Anladım. Türkiye'de olur da böyle şeyler, taksilerin duran adamlar onlar çağırır böyle elinde telefon yok, bas konuşlar. Benim bundan bir çıkarım yok. Ha yok, yanlış anladım. Ben o yüzden sormadım. Sadece hani görevli misin merak ettim. Yok. Siz de fabrikada abi, ne yapıyorsun? Telefonunuzu falan yani bırakıp çıkmayın ya. Ya işte bir ya, ihmalkarlık. Yani çok sorma, bizi neremizde biz bilmiyoruz ki fabrikada ne yaşadığımızı. Getir götür benim. Nasıl getir götür? Ne fabrikası bu? Taşıma, silah. Ha, silah fabrikası. Ha. Okay. Oğlum hiç mi gelmiyorsunuz bu tarafa ya? Biz hiç merkezde adeta cam fanusun... Hatırlar mısın laboratuvarda cam fanusu? Var, hatırlarım. Cam fanusunun içerisinde yaşıyoruz sanki. Yani her şey bir simülasyon çıkış gibi. Çıkış orada kaç sizin? Bize hiç... Çıkış kaç? Kaç? Nasıl laboratuvar yani çıkış kaç? Kaçıncı dönem sizin çıkış kaç? Ha biz 3 sene önce çıktık ya Efe kardeşimle. Aynı gruptaydık benden biz. Benden sonrasınız siz. Tamam. Ha sen ne zaman çıktın? 5 sene oluyor ya. Oha olmuş ama bayağı ya. Bizim dönem iyiydi. Neyse. Ya öf, neydi o ilk çıktığımızda? Hiç nereye gideceğim bilmiyorsun, ne yapacağım bilmiyorsun. Nerede kalacağım? Abi yol kat etmemişsiniz hiç. Yok canım, merkezde evimiz var mis gibi. Bir gün merkeze gelirsen uğrasan kira bir kahvemiz çayımız sizin var. Sizin mi ev? Ya öyle demeyelim şimdi. O farklı bir şey, o var orada bir sistem var bizim. Tamam, ailesel bir durum. Yok. Eyvallah oturur. Teşekkür ederim. Ya bizimkiler biraz nüfusludur da ondan. Yani yo, nüfussuzdur. Mimikleri şöyle, falan bir değişiyor ya adamın. Şöyle. Yani bir zamanlar bir görevler almıştır işte. Devlet erkanı falan. Öyle anne baba. Öyle hani oradan bir şeyler sonra, kalmış bize 3-5. Sonra yok emeklilik. Ölmemişler mi savaşta? Savaşta ölmemişler işte. Yani bunlar şey arka tarafta genelde bu hep... Planlama şey falan öyle cephede savaşmalı buraya falan. Buraya ne zaman yani gelmişler? Nasıl gelmişler? O detayları bizimle paylaşmıyorlar nedense. Gizli diyorlar, özel diyorlar, bir şeyler diyorlar. Devletin işleri garip yani, biz de anlamıyoruz. Çok zor. Memur çocuğu olmak çok zor gerçekten. Anladım. Şey var mı yanınızda? 20'lik zar? 20'lik zar hemen atayım ben. Bir tane var yanımda. Olacak. Vuracağım sizi 12'lik biraz vardı. Hayda. Şey. Öyle yani bizim olaylar. Sen bayağı ya bir sana iki bir şey söylemedik ya. Bayağı kolpacı da bir insansın ha galiba sen. Neden böyle konuştun anlamadım ya. İsmin neydi senin? Bırak şimdi. Aile burada nüfuslu nüfus. Kim ailesini görüyor lan burada? Aile mi kalmış? Dalga mı geçiyorsun burada? Sabah sabah insanın sinirini bozmak için mi gelmişsin? Yok estağfurullah, sen beni yanlış anladın. Birazcık bizim bir mizacımız falan farklı. Sen istersen ara faytonu. Ara faytonu gelsin fayton. Telefon yanında mı? Git lan. Başka yerden çağır. Birader bakar mısın? Bir gelebilir misin buraya? Sen yanlış anladın bizi galiba. Bak bir gel, ben sana düzgünce izah edeyim bunları. Et hadi et. Ne? Ailen varmış, nüfusluymuş, evi bırakmışlar sana. Savaşta dönmemişler, buraya mı gelmişler? Efe'ye ben... Manyetik nefes diyorum. Bilmiyorum, manyetik nefes diyorum. Abi adama doğru atılıyorum direkt. Direkt atılıyorum adama doğru. Zarat.
Allah. İnisiyatif. Tıkan. Gitti kendim. Plan şu. Adamdan telefonu acılacağım bir şekilde. Ben 3 attım. Okey. On sekiz attım. Efe'ye atıyorum. Burada. Hadi Efe. Hı. Okay. Tut nefesini oğlum. Ne yapacaksın abi adama? Sen de inisiyatif. Karşılıklı duruyoruz yüz yüze. Abi ben iki eline doğru atladım böyle. Ellerini tuttum. Bir ayağımla da ayaklarının üstüne basıyorum adamın. Okay. Anladın mı hareketi? Şu tutup bastım. Tamam. Aynen ayaklarının üstüne bastım hareket etmesini engellemek için Efe'den hani artık orada bir help action bekliyorum bir şeyler bekliyorum. Okey tamam 18 attın zaten hem inisiyatif hem isabet saydım onu. Okey abi tuttum böyle ve Efe'ye şey dedim. Efe telefonunu al dedim cebinden. Telefonunu. Tamam üstünü aramaya başlıyor falan. Telefon yok mu? Cebinden bir tane şey çıkarıyor. Kapsül. Kapsül? İçinde muhtemelen haplar maplar var. Allah. Okey al abi onu da. Al Efe. Öbür cebinden telefon çıkarıyor. Bir tane. Adamla biz şey yapıyoruz aldım herhalde. Abi. Tamam. Aç. Bayıltayım mı? Nasıl bayıltacaksın? Bayılt. Kapsülüne bayılt. Vuruyor bir tane. Bir tane daha vuruyor. Bayıldı böyle mı? Elindeki kapsülle vuruyor birkaç tane kafasına. Adam yere düşünce bırakıyor. Kaçıyor. Süper. Dönüyoruz geri. Fantastik atırsızlarının sonundaki. Oğlum yazık lan herife. Ya bırak ya. Bize iyi oldu işte. Oğlum her şeyi aldık. Oğlum herifi niye öldürüyoruz durduk yere. Para mara da olsaydı keşke ya. Ben inanamıyorum ona. Bayıldı değil mi adam? Renk kattı. Adam sen yani şey. Kafasında yıldızlar dönüyor. Bayıldı mı bilmiyorum. Okey. Yani, lootladık mı adam bu arada? Yani cebinde para her şeyi. Bir kapsül bir telefon aldık. Açtı canım öyle. Full loot. Aynen. Ha full loot yok. Telefonu tamam. Aldı canım. Biz sıkıyoruz abi. Efe koş. Efe koş koş koş. Oğlum koş koş. Ne yaptık Efe biz? Ya bir saniye saldır deyince. Efe bilmiyorum oğlum. Bir adam bir şey demedi. Uğuz bu çocuğunu şakadan makadan dedi. Niye adamı geçiyoruz? Oğlum biz adamın yemeğini öldürüyorsun. Sana bir şey diyeyim mi? Ben şeyi fark ettim. Biz burada telefonsuz bizi falan. Hayır çabuk bizi sikecekler yanına. Abi. Efe dur. Duş. Efe niye siksinler? Sen niye siksinler Efe? Adamı da darp etti git kask. Kask var. Darp var. Ya oğlum gas var. Neresi bu belli mi? Adamın bu neresi belli kanadılar. Mi? Ya bak güzel kardeşim benim. Neresi belli mi bu? Neresi abi, belli mi bu? Asaf abi bak. Sanayi manayi deme. Burada bir sürü insan var. Bir görgü tanığı evet olur. Bir şey, biz şu anda bizim bütün ekibin hayatını tehlikeye attık abi. Ben sana ya bunu bir DM kardeşim olarak söylemiyorum. Asaf abi biz şu an herkesin hayatını tehlikeye Efe'cim, attık. Efe'cim ben sana diyorum ki çabuk bizimkilerin yanına gidelim. Amına kodumun yerinde. Duş, koş, kurtarsın. Koş, 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 koş. Koşuyoruz abi bizimkilerin yanına doğru. Depar, full depar öyle soluk soluğa. Karıştırıyorsunuz abi. Dakikalar tamam. Bir şeyler bilmem ne. Onlar koşarken herhalde bizim şey diyaloğu değil mi hocam? Ne yaptınız internet kafeden geldiniz mi? Giovanni'ler yemeğe gitmedi mi? Abi çok bir şey bulamadık. İsim bulamadık. Biz onu konuşuyoruz değil mi? Çok bir isim bulamadık. Biz seninle yeriz de böyle yeriz sonra ya. Çok büyük bir olay yok. Hangi ekipler var? Bizi sikecekler. Ne oldu? Ne? Yalnız Efe böyle yaklaştı. Efe? Efe? Ne oldu lan? Gidilmiyor muymuş Efe, ben? Efe ne yaptın Efe? Asaf abi. Bir silah mı çekti yine biri? Asaf? Yok silah değil ya. Hayır hayır anlat bir şey. Çok ya evet Efe oğlum ufak bir şey oldu. Böyle bir bizi tanıdı gibi oldu. Hani biz de falan dedik çıktık oradan. Zlatko. Ne dedin ki? Aa dediniz. Niye bu kadar böyle sikecekler öyle bizi diyor. Efe sen niye sikecekler? Ya öyle demeyin çocuğun yanında artık sikecekler. Zlatko sen bir siz bir şöyle gezin. Abi Cesmin bunlar iğrenç insanlar haline geliyor gel ya. Bu Efe biraz sakinleştirelim biz Cesmin'cim. Bu Efe abim biraz şey yaptı. Efe'cim. Efe? Oğlum nasıl bak delirtmeyin beni. Sen anlat şey Efe ne oldu? Bir şey diyeceğim. Beyler. Çok garip bir şey oldu. Pardon abla. Beyler ne? Pardon. Beyler diyor hala. Pardon. Anlatacak mısın ben kafayı yiyeceğim artık. Sen kapkaca bulaştın. Benim ellerim kirli artık. Ben yan kesiciyim. Beni öldürün.
Ne diyorsun Efe? Ben bu ekibe artık layık değilim. Saçmalama. Ben Efe saçmalama. Darba bulaştım. Onu kim darp ettiniz, manyak mısınız? İşçi bir Efe saçmalama. Ama emekçi işçi bir adamı darp ettik, telefonuyla ilaçlarını çaldık. Niye? O manyak mısınız, gidin geri verin. Bir dakika. Ne demek geri verin? Adam bayılttık. Ne demek geri verin? Ne? Geri bayılttınız adamı. Adam bayıldı. Asaf. Ne yapalım, bekleyelim mi başında? Asaf, öldürecek misin bizi Asaf? Ya bir şey diyeceğim. Çok acil. Buradan gitmemiz lazım. Bilmiyorum, siz ne yapıyorsunuz? Oğlum biz buradan kaçalım. Buradan kaçmalı. Kaçalım tabii ki. Laboratuvardan kaçtım. Bizi tanır bu. Ne? Bizi tanır. Tanır bu. Tabii tanır. Tanır. Gidelim, geri burada tanır. Bizi işgalimizi belli eder. Ben gideyim. Hadi yürüyorum. Ben gideyim diyeyim. Asaf abim deli diyeyim. Zorla yapalım. Ya oğlum manyak mısın sen? Adam bizi yine şikayet edecek o zaman. Edemez abi. Dövdük adam, bayıttık. Bir dakika, biz buradan yürüyerek nasıl gideceğiz, siz adama darp ettiniz? Gitmeyeceğiz yürüyerek. Hayton çağıracağız. 2 saat hiç yürümediniz mi? Ben yürüdüm. Çok özür dilerim. Meta bir şey söyleyeceğim. Uzakta inanılmaz komik gözüküyorsunuz. Orada Efe var Asaf. Abi ben hayır ya. Kordondan karşı yakaya yürüdüm ya ben. Oğlum buradan yürüyerek nereye gideceğiz? Dedim ki sen 2 saat yürürüz ya. Ya abi en azından ben şok içinde izliyorum böyle. Ketrin ablam, app diyor adam, telefonunuzdan diyor. Çağırdınız mı Fayton app'inden diyor. Tamam, kimlik mimik doğru ama yoktur oğlum orada. Telefon lazım bize. Adamın cebinden ilaç da çıktı. İlaç var efendim. Oğlum rica etseydik, siz ruh hastasısınız. Değil lan, rica edeceksin. Adam, öleceğiz mi? Öleceğizler biz burada. Adam bizden şüphelendi. Dedi ben size dedi. Anladı sizin bizim buradan olmadığımızı. Ben size gitmeyin dedim ya. İnanamıyorum abi. Şurada 2 tane gideceğiz bir şeye bak. İnternet kafeye gideceğiz. Asaf abi. Bak bırak beni. Efendim Efeciğim. Bırak beni. Ben adama gideyim. Bunu mu yaptınız? Buram diyeyim. Çok özür diliyoruz. Asaf abi. Deli biraz. Ben de tedavisi gereği o ne isterse yapmak zorundayım. Evet. Böyle bir ayıp ettim ben sana. Al bu hapların, al bu telefonu. Kardeşim canın sağ olsun, seni çok özür diliyoruz. Bundan sonra da bir yanlışın olduğu zaman biz yanındayız, yani bir sıkıntın olduğu zaman. Asaf sen ne yapıyordun bu olaylar olurken? Adamı tutuyordun. Numaralar, ben paşa çocuğuyum diye orada bir şeyler anlatıyordu. Benim babam kraliçe falan diye hikayeler anlatıyordu Asaf abi. Yer mi ya bunu herkes? Asaf sen iyice de yaptın kendini. Asaf gerçekten kafayı yemiş. Bu adam böyle değil. Asaf ya. Sen ordu adamı değil misin Asaf? Sen niye kapkaç yaptın? Ben şık torunuyum. Ben paşa çocuğuyum. Kraliçe benim babam. İnanamıyorum. Bir şey diyeceğim. Vallahi. Çok fena gerilim var üzerimde benim. Çok biraz kafamda. Bak abi bir toprağa bassana ya. Şöyle. Hayır. Bizi basacaklar. Bir dakika, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Her şeyi halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok ya. Her şey kontrol altında. Bak telefonumuz var, ilaçlarımız var. Merkeze gitmemiz lazım bizim, çok acil. Ya bir şey diyeceğim. Ne? Ben neutral good'um. Ben adamım. Ben adamın ilaçlarını alıp herifi ölüme mi terk edeceğiz ya? Asaf abi. Asaf ne? Bak orada bizim para kazanabileceğimiz mekanlar var ya. Şeyler var ya. Gidelim oradan alalım dur, Asaf. Dur ya. Kaçmamız lazım. Geç Efe ne yapıyorsun? Efe. Efe selfie zamanı değil. Oliana sen emekçi Asaf değil misin kızım? Öldürsünler mi bizi? Öldürsünler mi burada bizi? Bizim ben bunlarla gitmem. Bunlar manyak. Kal burada. Kal bizim burada. Telefonumuz var dedin ya Asaf abi. Evet. O bok var abi. Niye? Ne oldu? Yüz tanıma falan diyor. Nasıl yüz tanıma diyor. Gidelim oğlum, geri gidelim, adamı gidelim, açtıralım Allah kilidini. Allah aşkına gidelim. Telefonu satalım. Adam yerde baygın zaten, kül suratını mı tutalım telefon? Tutalım suratını tanır. Sen çok kötü bir adam. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ya yürüyelim şuradan ne olur, bak adam kalkacak bizi burada. Ya gidelim, yanlış anlaşılma oldu, bir şey yapalım, geri verin Allah ya. Allah aşkına açıklayın. Adam baygın. Açıklayalım. Efe. Ben hallediyorum. Yanına bırakalım. Bırakalım telefonu haplı, gidelim. Ayılınca o kendi başkası çalar belki. Ya Efe şimdi ayıltalım mı adamı? Oğlum sen vurdun adama ya. Bir dakika Duşko. Nereye gidiyorsun? Duşko, evet. Bu adama başka birilerini görmüş gibi yaptırabilir miyiz? Ya tabii ki yaptırabiliriz. 15 dakikadır aptal aptal ne tartışıyorsunuz ya. Teşekkür. Evet Duşko ya. Oho biz... Abi bizim süper gücümüz var. Siz niye böyle hemen her şeyi saçma bir yer verebiliyorsunuz? Ya. Bırak gerçekten ben anlamıyorum ver ya. Ver telefonunu bana. Silahsa silah ya. Hapını telefonu biz laboratuvardan ver kaçmışız ya, laboratuvardan. Hapını telefonunu ver Efe oğlum. Helal Duşko. Tamam abi ya. Ne? Bak kesinlikle. Tamam abi.
Ben halledip geliyorum. Siz yemek mi bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Okey abi. Ya bir şey diyeceğim size. Çok affedersiniz, ortalığı velvereye veriyorsunuz. Laboratuvardan kaçtık. Ortalığı velvereye verdik. Yangınlar, simülasyondan çıktık. Aman efendim adamı gasp ettik. Yani gerçekten bu noktada mıyız? Kardeşim neden ben bunu sormak istiyorum? Sadece sormak istiyorum yani şu an. Söylüyorum. Soykan başka oyuncakçı var mı bu arada? Yani burada yok. Abi, bir tane ya. Bir tane de mi yok? Sanayi bölgesinde Allah bir oyuncakçı var. Bir yere gitmek. Sanayi mahallesindeyiz. Bir avuç insan var. Kazandıkları para bir avuç. Noobslar adamın, çekiyorlarmış. Adamın 3 tane şeyi var. Adamı bayıltıp hapını gasp ediyoruz. Siz. Ya hapı kazar elimize geldi. Bilerek almadık. Bir anda geliverdi o an. Kavga. Çok affedersiniz. Ya biz ne yaptığımızı biliyor muyuz? Biz az önce laboratuvardan kaçmadık mı? 4 saat önce, 5 saat önce. Evet. Herkes biz zaten bir suç ya. İşlemeye başladık mı? Devam mı edelim burada, böyle? Burada tek takıldığımız nokta adamı bayılttık, bayıltmadı. Usulen İslam usullere göre bayılttık abi. Hayır, ya böyle bir şey olabilir mi? Adam uyanıp abi kötü insanlara karşı biz verdik o savaşı ya. Alacak. Evet, çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Sen emekçi değil misin Oriana? Ya bu emekçiliğimiz mi kaldı artık? Canımızla uğraşıyoruz ya. Adam yanımızdaki bak, çocuk, kız çocuğu var ya. Asaf adam evet. Uyansa nasıl bayılttığınızı bilmiyorum artık. Yani Efe ile yapılacak iş mi bu bilmiyorum ama adamı bayılttınız orada. Adam uyansa, sizi tanısa, görse burada hepimizi yakalatacak. Nasıl açıklayacağız durumları? Kesinlikle doğru abi, söylüyorsun. İşte, o an öyle gelişti zaten. Bu benim birinci kararım değildi. Ben o an kararı verirken şeyi düşündüm. Dedim ki ya bizim süper gücümüz var. Hem de artı 8'li. Dedim ki yani biz bu işin içinden çıkarız. Yani dedim ya, biz bu işin içinden çıkamıyorsak ya. Zaten dedim bize de hiç güç müç koymasınlar dedim. Adam dedi ya adamın sen telefonunu mu çaldın, adamı kasmettin. Abla bir de adam bize çağıracaktı zaten. O an öyle gelişti. Adam size fayda çağırıyor. Çağıracaktı zaten. Asap annemin mesela paşa çocuğuyum diye. Adam dedi ki nasıl bir paşa çocuğu? Bizim hiçbirimizin ailesi yok burada. Senin nasıl var diye kıskandı herif. Evet. Onu öğrendik bu arada. Kimsenin ailesi yokmuş burada. Oğlum nasıl olsun? Laboratuvarda kimin ailesi var? Laboratuvar şurası. Ben bunu bile düşünebiliyorum ya. Nasıl oğlum laboratuvar Asaf, burası diye burada ailesi olmayabilir mi birinin? Ben bakıyorum abi bu esnada. Şöyle yapıyorum Asaf'ı. Ya arkadaşlar bakın size aklı selim davranmaya davet ediyorum. Burada laboratuvar var diye burada annen yaşayamaz mı? Yani bu bir kanun mudur? Doğa kanunu mudur? Laboratuvar yakınında anneler yaşamaz. Laboratuvarda. Aa laboratuvarda değil dışarıda. Aile laboratuvarı mı ya burası? Burası aile laboratuvarı. Laboratuvar yakınındaki 400 metre içerisinde aileler yaşayamazmış. Böyle bir kural varmış efendim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika abi ben size doğru düzgün anlatmadım galiba. Buradan çıkan insanlar... Laboratuvardaki testi geçip çıkan insanlar. Laboratuvarda kimsenin ailesi yok. Burada tamam, kim önce evlenmişlerdi. Burada kimin anası yani, babası var ya? Birinin anasının babasının olmadığını anladığın noktayı ben anlamadım hala Ketir'in. Anlatıyorum. Laboratuvarda kimin anası babası vardı? Laboratuvarda içeride değil dışarıda olmasını engelleyen şeyi anlamadım. Hayır sen boş ver dışarı. Laboratuvarda kimin anası babası var? Yani benim dışarıda anam babam vardı. Laboratuvarda içeride yoktu. O dışarıdaki mesela burada olabilirler. Asaf inşallah RP yapmaya devam ediyorsundur. Asaf laboratuvarda kimin anası babası vardı? Ketrin'cim laboratuvarda benim annem babam vardı. Ama içeride değil dışarıda vardı. O dışarısı bu da dışarısı ya. Abi şu olamaz mı ya? Sonuçta Zlatko bir kadın ve çocuğunu yan yana gördü ya. Demek ki aile kavramı var dışarıda. Onların anası babası olamaz. Bir kere anneciğim. Olamaz. Kere o bebeğin yok, annesi babası değil onlar. Başkası bakıyor ona. Usulen bakıyor. Sizden bir şey rica ediyorum. Ama... Bir kere de böyle gizemlerin doruğunda değil böyle beyin mallamasının ortasında evet, bitirebilir miyiz? Bitirelim. Acaba konuşma devam et. Evet. Acaba ne yapacaklardı? Kamera panladı kafanızı. Abi biz benim... böyle tartışıyormuş gibi devam edelim. Devam edelim. Evet. Aynen. Ben de Jasmine'leyim değil mi? Ben hala ciddi söylüyorum. Bak Ketrin'cim. Bu bitince ben tartışalım mı bunu? Şu an ek konuşuyormuş gibi yapalım. Gel. Bitince tartışalım. Geliyorsun ya. Fantastik Pazar'ın 19. bölümünün Project Jasmine senaryosunun ilk bölümünün sonuna geldik. Kahramanlarımız acaba aklı selime bir şekilde ulaşabilecekler mi? Dışarıdaki hava IQ'larını zarara mı uğrattı? Şehir merkezine giden yol gerçekten de 2 saat mi?
Haftaya pazar gecesi 22.30'da tekrar bu kanalda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz.